Herkese merhabalar, YouTube merhaba. Bugün Zifir Karanlığın yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün çok güzel bir oyun olacağından ben eminim. Çok iddialıyım bugün çünkü muhteşem bir konuğumuz var. Rose Yule kurgusal olarak hikayede uygun bir zamanda aramıza katılacak. Twitch'te ve Facebook'ta bizi izleyenler zaten onu gördüler. Sizler de dediğim gibi tam can alıcı bir noktada kendisiyle tanışacaksınız. Sizler nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. İyiyiz, özleştik. İyiyiz. Evet. Ben bu süreç içerisinde hem Kurtlar Vadisi'nde hem de Zifiri Karanlık'ta tespih sallayan adamları oynamaya başladığım için artık Yulenlet tespih skillimi geliştirdim. İki elimde iki tespih aynı anda çeviriyorum. Ha, öbür türlü erkekliğim durmuyor yani öbür türlü. bu şekildeyim artık. Övelim mi? Günhan'ın makyajını övelim. Ben. Ya evet Günhan. Evet. Evet, artık ben bundan sonra böyle zomboid şeklinde takılacağım. İnanılmaz derecede buralarıma yapıyorum. Burada bele bele yapıyorum artık. Bele bele. Ben çok başarılı buluyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, o zaman hazırsanız bu akşamki vampir oyunumuza da başlayıp güzel bir kan emici hikayesi anlatabiliriz diye düşünüyorum. Sen vampirsin hem. O zaman buyurun sevgili storytellerimiz. Evet, son buluşmanızdan üzerinden biraz vakit geçti. Çok garip diyarlara gitmiştiniz en son. Robotlar vardı sanki, databanklar, garip koddan kişiler, hologramlar, yeşil ve mor bir diyarın karışımından çıkmış ve sonrasında kendinizi belki de hiç bilmediğiniz farklı bir diyarda bulmuştunuz. Ama sonrasında size Güzide Anahtarcı Hanım'ın vermiş olduğu kendi görevinizle ilgilendiniz bir süre. Bu süre zarfında birkaç hafta, belki bir, belki iki, belki üç hafta, Kasım ayına kadar kendi işlerinizle uğraştınız. Size verilmiş olan bir istihbarat teşkilatı kurmak, özellikle soydaşların, vampir soydaşların kaybetmiş olduğu çevrim içi dünyadaki varlığını geri kazanmak üzerine çeşitli kişilerle çalıştınız. Kişiler yaratmaya çalıştınız. Bu konuda örneğin Cenk'in Goul'u vardı. O birileriyle sizi iletişime geçirdi. Bu kişiyi buldunuz. O robot dediğiniz arkadaş sizlere yardımcı oldu. Fakat bu Siber Samet. Onun ismi artık Siber Samet. Bu süre zarfında çok ilginç şeyler başınıza geldi. Yani kendinizi soydaşların dünyasından bir noktada soyutlamak için de ama aynı zamanda birazcık belki de ölü kafalarınızı da soğuk suya sokup bir rahatlatacak fırsatı yakalamıştınız. Bu süre zarfında aynı zamanda Cenk ve Tardu'ya Güzide Hanım da belli başlı soydaş geleneklerini ve şehrin genel sahip olduğu, ait olduğu durumu, politik durumu, siyasi durumu kendilerine aktarmışlardı. Şu an şehirde çok eski, çok güçlü bir Metuselah, yani eski kan, bir vampir var Michael adında ve şehrin asıl de facto lideri olan Prens Mustafa ile bir güç yarışı içerisine girdiğini sizlere aktarıyor ve bunun üzerine bir nevi eski İstanbul, yeni İstanbul, modern zamanlar içerisinde ahir gecelerde olan bir fırtınanın nasıl da dışında kaldığınızı, iyi ki dışında kaldığınızı fark ediyorsunuz. Ama bu demek değil ki Cenk ve Tardu'nun kendi içerisindeki fırtınalar ve kendi içlerinde olduğu o sıkıntılı durumlar bitmişti. Şöyle bir akşam yine beraberler Tardu ve Cenk. Mehmet muhtemelen işte çalışıyor. Ya da kiraladıkları, işe aldıkları hackerlarla uğraşıyor. Onların, çünkü fark ettiği üzere kendisinde özellikle elektronik konularda çok dünya dışı yetenekleri var. Bunların şöyle olsun mu? Bu süreç istiyorum. İçerisinde biz ikinci el bir internet kafe devralmışız. Bunlar böyle sabah akşam millete LOL, Metin 2, Metin 3 falan oynatıp duruyorlarmış. İşte biz bu hacker çocuklar, bir tane emlakçı falan filan birilerini arayalım, orayı devralıyoruz. Diyoruz ki ya biz böyle sadece hani geceleri hizmet veren farklı bir konseptte bir internet kafe yapacağız falan.
İnternet kafeye yuvalanıyoruz. İnternet kafenin ismi de Siber Vadi. Ama ağasının yerinde et var. Bunun alt katında eskiden vakti zamanında inanılmaz korsancılık falan yapılıyormuş böyle, tamam mı? CD basılıyormuş, bilmem ne yapılıyormuş falan. Duvarlarında böyle mermi izleri falan filan var. Çok olay geçmiş internet kafenin basından. Pis geçmiş olan bir yer. Ama şimdi alt katına falan bizim hacker çocukları doldurduk. Ben bunların yanına inip inip böyle şey yapıyorum. Laptoplarıma elimi basıyorum. Hangisinin laptopu daha sıcaksa, bakın bu çok iyi çalışıyor, siz daha iyi çalışın lan falan çekiyorum böyle, anladın mı? İnanılmaz teknik bilgimle. Çalışın oğlum, hackleyin, basın lan tuşlara falan diyorum böyle. Bu şekilde işlerinizi yapıyorsunuz. Açıkçası hani bir yol kat ediyor musunuz, kat etmiyor musunuz? Bu gecenin konusu değil. Çünkü bu gece Tardu ve Cenk beraberler. Neredesiniz? Bir çok kader dolu diyeyim. Hani fateful. Kader dolu bir mesaj, bir mektup alacaksınız. Bunu nerede almış olacaksınız? Öncelikle size onu sormak istiyorum. Sonrasında sahneyi anlatayım size. Ben burada şey söyleyeceğim. Şimdi biz bu hacking olayları ve işte kuracağımız social network, bir network kuruyoruz ve bu network üzerinden belirli bilgiler elde edip leverage elde etmeye çalışıyoruz ya. Bunu biz tam olarak kime karşı yapıyoruz? Çünkü bahsettiği şeyin, bizim Melike'mizin bahsettiği şey çok soyuttu ya. Ve yani normalde bu da bir şey ya, masquerade violation ya. O kısımlarda bize ne gibi bilgiler verdi? Bir önce onu öğrenebilir miyim ben? Anahtarcılar, dediğim gibi daha önce şöyle bahsetmiştik. Anahtarcılar da, bu anahtarcılar bir kült halinde, bir tarikat halinde İstanbul'daki bütün kapıların anahtarlarına sahip kişiler. Olmaya çalışan evet. Kişiler. Bu metafor ama bir zamanlar bütün anahtarlara sahiplerken belli bir noktadan sonra hani çok da gereksiz alelade apartmanların bilmem ne artık kopyalarını yapmayı bırakıyorlar. Ama çok önemli bir yere girmeniz gerekiyorsa size uygun girişi sağlayabilecek güce sahip olan bir grup bunlar. Başlarında İstanbul'da Güzide Hanım var. Onların sizden istediği şuydu. Ya fiziksel dünyada, çevrim dışı dünyada istedikleri kapıları açabilirlerken çevrim içi dünyada bunu yapamıyorlar ve istedikleri bunu yapabilecek bir altyapı ve sistem kurmanız. Eskiden Nosferatu'lar Shreknet üzerinden kendi aralarındaki iletişim sayesinde soydaşların da çevrim içi dünyada aktif olmasını sağlıyordu. Fakat şu an özellikle Vatikan, 2. Engizisyon dan dolayı olaraktan sıkı kurallar getiren Camarilla çevrim içi dünyadan çekilmiş durumda. Fakat anahtarcılar bu böyle bir güç boşluğunu sadece fanilerin eline bırakmak istemiyor. Bu yüzden sizden hani bir noktada tehlikeli bir görev olaraktan bunun böyle bir altyapısını oluşturmak istiyor. Hani bir soydaşın güvenli bir şekilde gidip elektronik bir ortama ulaşılması gerekiyorsa ona ulaşılabilecek bir sistem olması. Yani mesela bir işte çok başarılı hackerlarınız olmalı. İşte hani bir sistem, bir database bilmem ne, işte mesela önemli kurumların giriş şifreleri bilmem ne, onların şifrelerini kırabilecek programlara sahip olma gibi. Hani mesela bir skeleton key USB yaratıp onu taktığın zaman işte istediğin bilgisayarı ele geçirme gibi. Çok teknolojik ve güvenli bir sistem istiyorlar sizden. Yani aslında istedikleri şey Shreknet 2.0. Yani Shreknet biraz vampir sosyal medyası gibiydi. Sizden istedikleri şu ya siteye da girmek istiyoruz dendiğinde girebilecek bir ekip sistem ya da program. Okay, tamam. Hani. Anladım. Çünkü mesela onlarda iskelet anahtarlar varmış. Güzide Hanım eğitimlerinin sırasında bunlardan bahsediyor. Zaire Sultan, kendisinin de melikesi olan, zamanında, Osmanlı zamanında bir iskelet anahtar yaptırıyor. Ve bu iskelet anahtar tek bir anahtar olmasına rağmen İstanbul'daki bütün kapıları açabiliyormuş. Güzide Hanım da kendine miras olarak bunun 21. yüzyıl halini yaptırmak istiyor. Anladım. Evet, okay. Anladım, okey. Biz bütün bu bilgilere sahibiz şu anda. Bu süreçte bunlar bize anlatıldı değil mi? Bunu biliyoruz. Tabii. Kendisiyle sık sık görüştünüz. Güzide Hanım bu söz harfinde size vampirlerin, özellikle Camarilla'nın benimsediği altı
gelenekten bahsetti, aşiradan bahsetti, politik olarak bilgilerden bahsetti. Bu noktada hani zarlarınızı kullanırken bunu bana Güzide Hanım anlatmıştı aspektiyle belli başlı yerlerde bonus kazanabilirsiniz. Özellikle vampir dünyasıyla alakalı bilgiler, İstanbul'u ilgilendiren vampir dünyası ve kamarilla işleyişi gibi konularda Güzide Hanım bana bunu anlatmıştı diyerekten bir aspektle bunu kullanabilirsiniz. Son bir şey daha soracağım. Bu anahtarcıların ve genel olarak Güzide Hanım'ın Camarilla ile olan stansı nedir? Duruşu nedir? Camarilla bu olaya nasıl bakıyor? Tamamen gizli miyiz? İstanbul bir noktada Camarilla şehri olsa da aynı zamanda Michael'ın gelmesiyle beraber ve Ashira ile olan ittifakından dolayı biraz bir nasıl desem Eurozone gibi aslında. Hani birçok yani kurumsal yapı diyeyim. Daha doğrusu birçok soydaş entrikacının aynı anda kendi kurallarını belirlediği üst üste katmanlardan oluşmuş bir şehir durumunda şu an. Siz bunları dinledikçe Sezgin'in sizi koruduğunu mu yoksa bir şeylerden alı mı koyduğunu çıkaramamaya başlıyorsunuz. Çünkü bahsedilen ağlar, kişiler, karakterler hepsi o kadar üst üste binen farklı dünya ve farklı görüşlere sahip ama ortak düşmanlarına karşı birleşmek durumunda kalmış kişiler ki gerçekten bir yerden ipi çektiğiniz zaman hangi ipin oynayacağını kestiremediğiniz bir noktadasınız. O noktada Güzide Hanım da size diyor ki genç vampirlersiniz. Bu yüzden lütfen beni dinleyin. Benim verdiğim görevi yapın ve bana güvenin diyor. Ben o yüzden bir süreçte birkaç tane aspektimi değiştiriyorum. Şöyle karakterimde değişiklikler oldu. High konseptim gecenin bağrında teşkilatçı bir taksici olarak değişti. Eskiden içici bir taksiciydi. Şimdi böyle teşkilat kurduk. Böyle bir takım dava adamı gibi oldum iyice. Bu girdap şehirde kaderin piyonuyuz aynen duruyor. Relationship'imde şey vardı. Cenk ve Tardu benim çağrım diye bir şey vardı. Hani onların işini yapıyorum tarzı. O artık değişti. Onun yerine şu anda Zahide Hanım bana bunu anlatmıştı var. Hani ona oraya bağladım. Serbest aspektlerimde de şey vardı. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz vardı. O da taksicilikle alakalı bir şeydi. Şimdi o da gitti. Onun yerine vatan altıdan büyüktür diye bir aspekt geldi. Ki o da şey yani. Yarın bir gün vatanın çıkarlarıyla kameraların altısı çarpışırsa biz vatan tarafındayız kardeşim. Yani Zahide Hanım'ın böyle dediklerini ben yapıyorum. Ama bir yandan da hani şey. Önce vatan. Ya ben hala Camarilla'nın böyle papaya bağlı Cihan'ın adamları olduğunu falan düşünüyorum böyle. O yüzden bir tık içimde böyle bir şey var. Oraya karşı bir ayaklanma durumum var. İş bitecekse direksiyon silahı olur duruyor. Yani taksiciliği hala yapmaya devam ediyorum. Ama artık derin bir taksiciydim. Daha da derin bir taksiciyim. Even this shit goes deeper yani. Evet. Ben bunun üzerine geçen en son o yaşadığımız geçen Semih 3.5 ile karşılaştık ya. Semih 3.5 Nendoroid ile karşılaştıktan sonra bayağı beyin hasarı almıştım. Ondan sonra yavaş yavaş bu beyin hasarı gitti tabii. Ama onunla birlikte de artık o eski Cenk değilim yani. Eskiden böyle biraz daha okey abi ne olursa olsun her şey çözülür falan tarzıydım. Fakat şimdi yok lan gerçekten de ciddi bir şeyin içine girdik ve henüz anlayamadım ve yeni yeni anlamaya başladım bir dünyanın içindeyim. O yüzden daha da biraz sertleştim diyebilirim yani. Öyle deyince çok tuhaf oldu ama siz anladınız. Kanı uygun yerlerine yönlendirmiş olabilirsin tabii ki evet. Evet aynen. Biraz öyle oldu yani. Çok daha sert bakıyorum artık hayata ve daha arkasındayım yapmaya çalıştığım şeylerin. Ama tam olarak da dünyada yerimi bilmiyorum yani. Biz anahtarcılara girdik de kendi bunların saflarına girdik de şimdi bundan sonra ne olacak? Bu insanlar arkamızda mı duracak yoksa biz buradan kendi kaderimizi mi çizmeliyiz? Bunu bilmiyorum. Buna bakacağız. Bende de değişimler var. Anlatayım mı? High konseptim değişti tabii benim mesela. Yani hani benim ölümle yaşam arasında sıkışmış bir sanatçıydım ben. Ama artık bu şeyden sonra ben artık kendimi kanıtlamak zorunda, var olmak zorunda hissediyorum. Daha güçlü olmak istiyorum. Yani high konseptim artık kendini kanıtlamaya çalışan bir sanatçı. Bu daha da öne geçti. Güzel. Evet. Daha da değişti. Çünkü kafam şey, trouble'ım artık ben
Sadece meraklıydım. Merak kediyi öldürürdü ama benim trouble'ım değişti. Ben artık güç istiyorum. Hakimiyet istiyorum. O yüzden bu benim olmalı. Trouble'ım. Çok pardon Zuhal. Evet, onu ben de söyleyeyim. Sen onu söylediğin iyi oldu. Benim normalde high concept'im zaman... Evet, zamanı geçmiş rocker'dı benim normalde high concept'im. Fakat geçen seans ve bunun üzerine geçen off time'dan sonra benimki artık hakikatin peşinde. Peşinde rocker oldu. Hakikat de şu. Şunu düşünüyorum. Bütün bu tecrübelerden sonra bulduğum nokta şu. Bütün bu yaşanan şeylerin, trajedilerin, sanatın, işte vampirliğin, karanlığın ötesinde bir tane varoluşla ilgili hakikat var ve bu hakikate nail olan varlıklar var. İşte büyücüler dendi, bir şeyler dendi. Ve ben artık bu özü şey yapmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu hakikat neymiş abi gerçekten de? Yani bu kadar insanların peşinden koştuğu, insanların gerçekten de öldüğü, savaşların yaşandığı güç okey, önemli bir şey ama bir tane hakikat var yukarıda. Bir objektif bir gerçeklik var. Bu objektif gerçeklik nedir diye çok daha soyut bir şeyin peşindeyim ben artık. O yüzden gerçeği görene kadar güneş gözlüğü takma kararı aldım. Sadece hakikati görenler görür çünkü. Güzel. Modigli yani. Derin. Derin. Güzel, güzel. Evet, bu süre zarfında da soydaşlarımız bu şekilde özellikle yaşadıklarını düşündükleri zaman, yaşadıkları karşısında kendi içlerinde olan değişiklikleri bizimle paylaştılar. Bu Kasım gecesinde hafif yağmurlu, yağdı yağacak, bir yağıp bir duran, hafif boğuk, yer yer sisli gecede bir haber alacaksınız. Demin de dediğim gibi. O haberi istediğiniz herhangi bir yerde alabilirsiniz. Belki de eğlencedeydiniz. Belki de işinizle uğraşıyordunuz. Belki de Güzide Hanım'ın yanındaydınız. Belki de kendi ghoul'larınız, hizmetçileriniz ya da arkadaşlarınızla beraberdiniz. Tek belli olan şey beraberdiniz. Tard ve Cenk bu haberi aynı anda aldılar. Neredeydiniz? Ben kendi yerimi söyleyeyim. Ona göre ya da Tardu sen nerede olmak istiyorsun? Ben evimde olmak istiyorum çünkü. Ona göre sen de kalmıyoruz mu? Başı buyruk takılmıyoruz. Sendeyiz yani. Zaman, evet. Ben en son Şule ile takılıyordum hatta. Şule'den bir şeyler öğrendim falan. Aynen. Bayağı ben öğrendim. Şeydeyim. Beyoğlu'nda Atlas apartmanında böyle apartmanın terasında gece vakti bir tane böyle şezlong kurmuşum. Şezlongda böyle güneş gözlüğüyle uzanmışım. Yanımda da bir tane şey var. Bir tane viski bardağın içinde kan var böyle. Onu içip eski şarkılarımı falan dinliyorum bir yandan. Düşünüyorum böyle. Gece gökyüzüne güneş gözlüklere bakıyorum. Her şey çok karanlık. Ama yıldızlar da bu karanlığı aydınlatıyor aslında falan tarzı böyle. Felsefik durumlardayım. Ben de kadehimde yine aynı şekilde ama şarap kadehinde kanım var. Kan içiyorum ve o sırada resmimi yapıyorum ve kendi otopoçemi yapıyorum bu arada. Çünkü artık kendimle barıştım, kendime güveniyorum. Yaparım modundayım. Artık İstanbul benden korksun modundayım. Evet, yapacak noktalardasınız. Özellikle yaşadıklarınızdan sonra kendi gücünüzün de farkına vardınız. Ve en azından Güzide Hanım'ın sizin hakkınızda kötü, manipülatif ve sömürücü fikirleri olsa dahi Sezgin'in size yapmadığı melikeliği, anneliği ve hani o koruyucu ebeveynliği diyeyim, özellikle vampirlerin önem verdiği o parmak sallamalı ve üste düşmeli ebeveynliği yapıyor. Sert bu noktada. Hani sizi şey yapmıyor, bırakmıyor çok. Sizin merakta ya da kayıpta olmanızı da istemiyor. Bu noktada size bunca zaman yaşadığınız bu suistimal edici ilişkiden sonra, Sezgin'le olandan sonra her ne kadar darlayıcı, sıkıcı ve sıkı tutan biri olsa da Güzide Hanım, en azından birilerinin arkanızda olduğunu ve sizin de bu soydaşlar aleminde bir şeyler yapabileceğinizi, bir yere sahip olduğunuzun hissini sizde uyandırıyor. O güveni size veriyor yani. Hani. Evde yalnız başınıza mısınız? Büyük ihtimalle evet. Biz de terasta takılıyoruz sürekli çünkü. Bu son zamanlarda böyle
hep şey modundayız yani. Aman Allah'ım işte aman falan noktasındayız. Belki bizim kız vardır evde gidip geliyordur. Goal kız vardır. Ha, onun dışında öyle... evet. Bir benim bir tane şeyim var. Gittim parayla ondan satın aldım bu süreçte. Tabancam var bir tane. Altın rengi Desert Eagle. İçinde de bunun 3 tane gümüş, 3 tane gümüş kurşun var. Alabildin mi acaba? Bunun için bir kaynak zarı atabilir misin? Tabii ki. Hemen kaynak zarı atalım. Kaynağım artı 2. Ben mi atayım? Ben atayım mı? Eksi 2 geldi zarın. 1 total zar sonucu. Almışımdır. Altın kaplamalı alamamış olabilirsin. Ya normal olsun o zaman. Evet, normal bir tane hani fazla mermisi yok ama hani tamam. Sadece silahın kendisi ve şey olarak da ama biraz da eski, bakımlı evet. Ve çok iyi değil. Bazı noktalarda aspekt olarak tutukluk yapabilir var kendisinde. Ha. Tamam. Yüksek ama kalibre ama yüksek kalibre olmasına rağmen bakımını iyi yapmamışlar. Hı hı. Bu da kendi kovanlarının o boşluğunu, namlu boşluğunu biraz aşındırmasına neden olmuş. Bazen oradan nedenle tutukluk yapabiliyor silah. Peki kurşunum var ama değil mi? Almışımdır yani en azından biraz. Tabii yani en azından hani seni bir gece boyunca idare edecek kadar mermin var. 12 tane var yani. Evet. Okey. O da benim yanımda yani. O da şeyin yanında duruyor. O şekilde takılıyoruz. Sahneye başlayalım mı nasıl yoksa sen şey yapacak mısın? Şöyle siz takılıyorsunuz, biriniz içeridesiniz, biriniz terasta geziyorsunuz evin içerisinde. Sen çok o kıpırdamıyorsun ama Tardu hani elinde şarap bardağıyla biraz daha keyfini çıkarıyor. Senin aksine o sen biraz daha düşüncelisin. Kendi kafana dinliyorsun. Tardu kendi dünyasında bir şeyler yaşıyor. İki toreador olarak kanınız bunu çekiyor açıkçası. Hani biraz zevkinize düşkünsünüz. Fakat kapınız çalıyor o sırada. Gece yaklaşık 11-11.30 civarındayız. Hani güzel bir dolu ay var. Dolunay değil pardon. Gibbous Moon'un Türkçesi neydi acaba? Şişkin ay. Dolunay'ın hemen öncesi. Geoid ay. Anladım anladım. Hiçbirimiz bilmiyoruz yani, bence evet. Zorlamayalım. Yani. Dolunay'dan bir önceki ay var sonuç olarak gökyüzünde. Evet. Okay. Kapı çalınca kapınız ben... çaldı. Evet. Ding dong. Birini bekliyor muydun? Yani kimseyi beklemiyordum. Bu saatte kim gelir ki ya? Şurada oturuyorduk şimdi. Neyse belki Mehmet abidir ya. Kız! Kız aç kapıyı! Aç kapıyı kız! Şule'ye mi sesleniyorsun? Şule'ye evet, sesleniyorum. Evet, evet, Şule evet, evde evet. Miydi? Evdeydi. Evdeydi. Şule böyle tıp böyle. Ya ne var ya? Duştaydım ya falan diyor böyle. Kapıyı aç kapı çalıyor. Falan çıkmış şekerim, yani. Şekerim kapıya baksana ya. Biz bakmayalım şimdi. Bak elim iç. Böyle mi bakacağım diyor böyle hani burnumuzu bak, var. Bak bak. Hollywood filmi gibi olur. Güzel olur. Bak böyle bak. Belki yakışıklı biri gelmiştir kız. Evet evet. Hadi evde kaldın. Evde kaldın. Aman be falan diyor böyle çıp 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 diyor gidiyor. Kapının açılma sesini duyuyorsunuz. Evet kime gelmiştiniz? Ve bir yerde Tardu sen daha yakınsın kapıya. Tanıdık bir ses duyuyorsun. Cenk Bey'e bir haber getirdim, bir mektup getirdim. Kendisi burada mı? Ona bizzat teslim etmem gerekiyor. Ne bu ne mektup ya bu saatte? Yani neyse ver. Hayır olmaz. Ona bizzat teslim etmem lazım. Diye bu aralarında böyle bir konuşma yaşanıyor. Bu ses sana çok tanıdık geldi Tardu. Biraz daha o Şule ile olan muhabbetlerini dinlediğin zaman bunun çok 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 yakından bir kişi olduğunu fark ediyorsun. Bu Sezgin'in Emireli gurlerinden bir tanesi olan Cihangir'in sesi. Ne işin var senin burada diye ben direkt kapıya doğru gidiyorum bu arada ama tetikleyeyim. Ne işin var senin burada? Niye geldin buraya?
böyle senin gelmenle beraber Şule bir şaşırıyor böyle. Hani ne oldu Şule'yi ki falan. Şule'yi alıp ittiriyorum bu arada kenara. Cihangir'i görüyorsun. Cihangir her zamanki gibi işte güzel yapıştırmış böyle jölelemiş olduğu sarı saçları. Böyle güzel keçi sakalı böyle dolu dolu. Biraz aralarına aklar karışmış platin sakalıyla işte sert mizacı fakat biraz ince yapılı bir kişi. Böyle üzerine güzel bir böyle bir deri ceket var. İçerisinde ona uygun kırmızı renkte bir tişört, altında kot pantolon falan. Normalde beklediğinden biraz daha spor geldi. Genellikle böyle şeyler giyen biri değil. Kırklı yaşlarında falan gözüken birisi. Bir eski İstanbul beyefendilerini andırıyor. Üzerindeki kıyafetler olmasa. Size bir mektup getirdim. Sen de buradaymışsın. Seni aramama gerek kalmadı. Kimden getirdin? Böyle elini cebine atıyor. Bir şey yapıyor musun? Bende bir kazık var ya. Ta İhsan Çelebi'nin elinde. Oğlum canım evde yanında taşıyor musun? Tabii hep cebimde yani evde... o benim. Sustalı kazık çekiyor değil mi böyle? Şak falan evet. Böyle. O benim bir nevi kelebeğim yani. Ben onu yanımda taşıyorum. Hakikaten onu böyle alıyorum elimde. Böyle duruyorum kazığı böyle. Kazığı nereye şey yapıyorsun? Biz mi kazık mı o? Ben onu dibine sokamazsın ki. Okey. Tamam ben böyle bir şey. Geri çekiliyorum. Böyle bir geri çekiyorum ve dişlerimi çıkarıyorum. Çünkü şey savunmaya geçeceğim. Bilmiyorum ne geleceğini. Böyle şey yapıyor. Ay bir dakika. Zuhal sana bir taktik. Sen şimdi sanatçısın ya. Kesin senin fırçan vardır. Sivri ve sert tahta. Tabii. Anladın mı? Kazık yerine öyle bir şey tabii. Kullanabilirsin silah olarak. Hadi tabii, biraz. Çok güzel tamam. Büyük boy Sidor fırça kullanıyorum ben. Sidor marka tahta şeyli saplı büyük boy blur fırçası kullanıyorum böyle. O elimdeymiş hatta. Onunla zaten resim yapıyordum. Kırıyorum onun ucunu şu an. Çat kırdım. Ne bekliyorum. Bir aşesi kırar gibi. Çat diye şimdi diyorsun da. Hiç buna gerek yok tardı. Böyle şık diyeyim. Bir tane mektup böyle zarf çıkarıyor. Böyle kırmızı, güzel. Üzerinde sarmaşık desenleri olan altın. Böyle bir mektup çıkarıyor. Hani bu mektubu kimin yolladığını görür görmez anlıyorsun zaten. Sezgin'den. Ben Cenk yapıyorum. Ben normalde tıslıyordum ama... Böyle onu görünce duruyorum ve Cenk gel buraya. Cenk korkuyorum da çünkü. Ben geliyorum. Ne olmuş ya? Neden bahsediyorsunuz ya falan diye böyle geliyorum. Görüyorum birdenbire bizim herifi. Daha sonra böyle şey yapıyorum. Elimi direkt böyle buradan şey yapıp silahımı çıkartıyorum. Tutuyorum böyle. Elçiye zeval olmaz Cenk Bey diyor böyle mektubu uzatıyor. Şimdi senin kafana sıkmamam için bana 3 tane sebep vermezsen 3 tane gümüş kurşun, birisi kafana, birisi kalbine, birisi de taşaklarına, tamam mı? 3 tane değil, 1 tane neden vereceğim. Mira diyor böyle. Burada şey zarı atabilir misin? İrade zarı atabilir misin? O da aslan. Kışkırtma atıyor. Aslan. Aferin. Güzel. Öğrendim. Bunu güzel yaptın. Kardeşimizin irade zarı 0 geldi. Kaç totalin? 1 var irade 1 var. 1. 1 onun da 1. Şu an eşitsiniz. O yüzden bir şey olmadı. Hani böyle o gözleriniz kilitlendi ve o seni sıkabileceğini biliyor ama sen de onun ciddi olduğunu biliyorsun. Özellikle bir stres yaşamadınız ama gerginlik Tardu hissedebiliyorsun. Özellikle bu ismi duyduğun zaman. Böyle ben uzatıyor şey yapıyorum. Ben şey diyorum. Buradan en ufak ters hareketinde buradan kellen bile çıkmaz biliyorsun değil mi diyorum. Ve kışkırtmayı kullanacağım. Okey. Sen deneyebilirsin. Mektubunu bırak ve git diyorum. Mesela şöyle bir şey yapabilirsin. Kışkırtma atıp gergin ortamı bir aspekte çevirebiliriz mesela. Yo ben gibi. Korkusun. Asıl niyetini çabuk söyle diyorum. Mektubunu da bırak şuraya, bir yere. Yere bırak, uzaklaş. Okey, ben onun için irade attım. İstersen sen de kışkırtma atabilirsin onun için. Atıyorum. Zar. Ha. Zar geliyor. Tamam. Benim... Zar. Sahne bende değil ya. -1 geldi zarımız. Tamam, 4 bende var. 3. Tamam.
Ben çok kötü attım onun üzerine. O şöyle oluyor. Böyle bir karşılama beklemiyordum açıkçası. Şiddete başvurmaya gerek yok. Mektubu bırakıp gideceğim yapıyor böyle. Hani bir böyle şey. Sert mizacının bir tık geri adım attığını görebiliyorsunuz Ver hani. şunu diyor. Yani karşısında bir tane kazık tutan, bir tane de silah tutan iki tane soydaşla karşılaştığı zaman yani ghoul da olsan, ölümlü de olsan, soydaş bir kandaş da olsan birazcık korkmanız çok doğaldır. O da onu size yansıtıyor korkmuş olduğunu. Kalbinin atışından kanındaki korku burnunuza çalınıyor. Böyle şey yapıyor. Hani mektubu uzatıyor. Bunu verip gideceğim. Neden o adı Diyorum. söyledin? Ne benim ne Sezgin'in kan dökmek gibi bir niyeti Neden o yok. adı söyledin? Mektubu okursan anlarsın. Alıyorum mektubu. Silahımı indiriyorum. Mektubu aldın mı Tardo? Aldım ben de, tamam. Tamam. Siktir git şimdi Sizlere iyi buradan. akşamlar diliyorum o zaman. Hadi, hadi. Lanet olası. Senin Böyle lanet olsun. arkasını dönüp böyle şey arkasını dönüyor ama şöyle dönüyor bak. Hani böyle yani dönüp de Bak ya. sıkarsın falan diye böyle hani hız fıt 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 diye iniyor hani. Kesinlikle dünkü soydaşlar değilsiniz artık. Tipe bak ya. Kartoruz. Neyse. Yani Ben kapıyı şimdi... kapatıyorsunuz. Böyle Şule o sırada böyle bakıyor. Adama silah çektin ya. Ne yapayım? Çiçek mi uzatayım? Sen Çiçek çiçek mi uzat? uzattın herhalde. Ne yapacaktın? Fırçayı bir yerine mi sokacaktın? Ne yapacak adam fırçayı Sen sanki? beni bir de o fırçayı kullanırken gör. Öyle fırça mırça diye küçümseme şimdi. Neyse. Ya Cenk, ya aşko niye bunu böyle bir şey yaptın adama? Sen bunların ne olduğunu bilmiyorsun. Bunların hepsi inanılmaz tehlikeli yaratıklar. Bunlar vicdanın V'sini bilmezler. Bunlar öyle iğrenç yaratıklar. Bunları böyle baştan iyice yapacaksın ki Hollywood çekeceksin ki bunlar sana bir daha Kasımpaşa yapamasın. Tamam mı? Olay o. Eski Cenk gitti. Bundan sonra benim üzerime bir gelirlerse ben üç gelirim. Hadi bakayım. Hayatım, bunlar seni çıtır çerez yerler ya. Yani biraz aç gözünü, çok safsın sen ya. Sen bana hiçbir şey öğretmedin mi Cenk? Öğrenecek, Ya öğrenecek, ben ne yapıyorum? öğrenecek. Buna karı buluyorum. Tamam mı? Uyuşturucu buluyorum. Bir şeyler buluyorum. Yani. Onun dışında bir şey yapmıyorum yani. Yok Kasımpaşa'ymış bilmem neymiş falan. Bize de kendim buluyorum bunları falan diyordu. Neyse. Kıza mı Neyse bulacaksın neyse. cidden? Hadi Kapatın gel. konuyu. Bakalım ne Kapatın konuyu. yazmışlar. Evet tamam. Şule biraz böyle şey yapıyor. Gerginlik bülmesi yapıyor böyle. Tamam o zaman ben şey yapayım. Kurulanmaya devam edeyim. Siz işinize bakın falan diye. Pıt 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 diye geri banyoya dönüyor. Bakalım ne İyi yazmış bakalım. Tardo. Al Oku sana bakalım. vereyim. Ben mi okuyayım? Okey, Sen oku, açıyorum. sen oku. Açıyorum. Böyle şöyle bir kokladığınız zaman üzerinde Hı. ağır bir böyle nasıl desem bir güzel bir çiçeğin kokusu var. Ne kokusu alıyorsun Tardo? Kesinlikle gül kokusu alıyorum ya. Ama kaliteli gül parfümü böyle. Böyle gerçekten işlemiş Hı. o Sezgi'nin etrafa yaydığı o Sezgi'nin enerjisini resmen o kokuyla size hatırlatıyor. Ne yazık ki kan kokusu olmadığı için sizin vampir burnunuza çok da çekici gelen bir koku değil. Ama sanatçı ruhunuz buradaki inceliği yakalayabilecek kadar hala diri. Mektubu açıyorsunuz. İçinde güzel beyaz bir kağıt var. Açtığınız zaman çok büyük değil. Hani şöyle iki avuç kadar bir not çıkıyor içinden. Hani mektup çıkıyor. Sezgin'in kendi el yazısıyla yazmış olduğunu görüyorsunuz. Tardum okuyordu Evet, mektubu. ben Tardum okuyorum. okuyor. Tardum mektupta şunlar yazıyor. Sevgili çocuklarım, ne yazık ki kader bizleri ayrı düşürdü. Sizlere iyi annelik, iyi melikelik edemedim. Doğru. Ve olanlar sonucunda beni bu şekilde terk etmeniz açıkçası kalbimi çok kırdı. Sizlere ulaşmayı denedim fakat nafile ulaşamadım. Bu mektupla aramızda olanları bitirmek
barışmak ve ayrı yollara gittiğimizi tescillemek isterim. Fakat tabii ki size yaptığım bazı durumlar neticesinde Cenk'in kızı Mira benim elimde. Bunu böyle şey bunu demiş nokta 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 koymuş. Düzeltmek istiyorum. Karşılığında ikinizden de bana sizi anımsatacak bir hediye istiyorum. Yarın gece 12'de Ziver Bey'de böyle adres yazıyor orada. Hı hı. Hemen size adresi söyleyeyim. Lokum Sokak'ta eski terk edilmiş bir köşk var. Onun adresini koymuş. Buraya getirirseniz diyor hediyeleri. Sizinle son bir kez görüşüp hediyeleri alıp Mira'yı babasına teslim edeceğim. Sonrasında da şehri terk edeceğim. Lütfen bu isteğimi kırmayın. Sizleri hala seviyorum. Görüşmek üzere. İmza Sezgin Sezginoğlu diyerekten bitiyor mektup. Hoppala. Ne diyorsun? Sence doğruyu mu söylüyor? Tabii ki hayır. Tehdit ediyor. Evet. Zarif bir şekilde tehdit ediyor kızın elinde. Yani ya gelirsiniz ya kızın hiç diyor. Peki yani bizim... Hep bunları başarıyor zaten. Bizden istediği de intikam mı yani? İntikam mı almak istiyor günün sonunda bizden? Bilmiyorum. Hediye dediği ne olabilir sence? Ne geliyor aklına? Hiçbir şey gelmiyor. Bence biz bu konuyu Mehmet abiyle bir oturalım konuşalım. Bana benim kalbim geliyor mesela. Cenk bir şey söyleyeceğim ya. Ha. Ya bana güveniyorsun değil mi? Yani güveniyor musun? Yani bir iki kere öldürmeye çalıştın ama güveniyorum. Yani onları saymayalım şimdi. Olabilir vampirler arasında böyle kızgınlıklar, frenziler. Laf olmaz. Bunlar tuzu biberi. Ama hani bana güveniyorsun. Ben sana yardım edeceğim. Ben senin kızını gerçekten o kadından kurtarmak istiyorum. Sadece kendimi kurtarmak istemedim. Seni de düşündüm. Farkındasın değil mi? Yani evet ama hiçbir zaman tam olarak motivasyonunu anlayamadım bunun için. Orada aslında senin durumun yine iyiydi yani. Benim hani bir çıkmak istedim ben oradan. Hiçbir zaman gerçekten de onlarla olmak istemedim. Fakat sen iyi gibiydin. Birdenbire ama bana yardım edesin geldi gibi oldu. Onu da bilmiyorum. Hep düşünmüşümdür niye böyle oldu. Yani ben de bir fırsat gördüğünü düşündüm açıkçası. Cenk biraz salaksın ama iyi bir vampirsin ha. Bak valla. O yüzden. Sağ ol. Yani, sağ ol. Teşekkür ederim. İnsanken iyi olamadık. İnsanken iyi olamadık. Vampirken iyi olalım bari. Evet hiç değilse vampirken iyi olalım. İyi. Yani bence de Mehmet abiyle konuşalım bir. Mehmet Bey'le konuşalım pardon. Bir bakalım doğru. O ne diyor. Doğru. Bir ya, bey demek ben, lazım arada. Ben asıl sana bir şey diyeceğim. Bu Mehmet Bey senden hoşlanıyor mu? Farkındasın değil mi? Hayır be. Ona böyle bir geliyor, gidiyor. Eserekli o. Yani güzel bir kadın koy onun önüne. Ona da bir acaba olur mu der. Vampiriz biz sonuçta. Ne kadar sevebilir ki? Ben sadece şunu söylüyorum. Sen her şeyde güzellik görmeye kendini alıştırdığın için bir de Mehmet'in kalbine bak isterim. O bana önce bir yanarlı dönerli arabam. Ben hiçbir zaman arabasını benden çok seven bir vampire hokey çekemem tamam mı? Ya bu konulara girmeyelim. Adam arabasına aşık ya. Ne kardeşim. Ama hepimiz bu süreçte değiştik yani. Hepimiz farklı aspektler aldık. Belki o da aspektini değiştirir. Bilemiyorum. Belki değiştirmiştir. Konuşmak ya, lazım. Ya iyi biri. Hani hayatımda olsun bir arkadaş olarak hep isterim. Ama bilemiyorum evet. Ya. Bilemiyorum. Bir düşün. Ben evde kaldım ya. Boş verelim hadi. Bir düşün. Tek dediğim bu. Bir düşün. Gel şimdi onun yanına gidelim bir konuşalım biz. Evet benim ya git bir konuşalım hadi. Benim taksinin arkasından Nazo yazıyor. Buramda da artık Nazom diye dövme var yani. Evet Mehmet. O sırada sendeyiz. Çapa 16 BRS ile uzun süredir iletişime geçmedin. Kendisi garip laptoplardan ve... Siber Samet diyorsun. Evet. Bir şekilde Samet, aynı tamam. Zamanda senin taksimetrenden de seninle haberleşmiş olan garip bir kişi. Yüz yüze hala görüşmediniz ama özellikle de bu iskelet anahtar yapımı,
güçlü hacking programları konusunda size gayet yardımcı oluyor. Hala sizden istediği şeylerin tam karşılığını ödemediniz. Bu yüzden şey gibi hissediyorsun. Taksiye binersin, normalde 5 lira yazacak, 10 lira yazacak yer trafik yüzünden 25 lira tutar. Bir İstanbul klasiğidir. Bu durumda kendini yolcu gibi hissediyorsun. Bu kişi, program, yaratık, siber, Samet artık kimse kendisine karşı olan borcunuz artmakta. Bu noktada da biraz tabii ki farklı bir çözüm de bulmak isterdin ama her işinizde gayet iyi görüyor. Özellikle de yanınızdaki hacker çocuklar onun yaptıklarını görünce hani böyle ağızları düşüyor, dilleri düşüyor falan. Sen şu an sanırım internet kafesinde, kafenizdesin. Aynen. Siber vadi. Böyle bir hacker çocukla beraber bilgisayarın başındasınız böyle. BRS'nin size en son yollamış olduğu yeni programı görüyorsunuz böyle. Şey yapıyorsunuz. Nereden indirdin bunu? Rapid Share'den mi indirdin? Abi Rapid Share'den indirmedim. Bana bir link geldi. Linki aradım, taradım. Hiçbir domaine bağlı değil. Anlamadım. Nasıl olabilir dedim ya. Upload edilmemiş. Yani nereye upload edilmiş olduğu belli değil. Abi siz kimle çalışıyorsunuz böyle? Çok bunları kurcalama. Almanya'dan bir mevzu var. Dijital olarak zürafa gönderiyorlar artık. Bu işleri bırakacaksın. Unut bu muhabbetleri. Bitcoin ne yaptı? Abi arkada iki bilgisayar. Daha senin arkadaşın yolladığı kriptoyu açmaya çalışıyor. Biz daha Bitcoin'e giremedik. Ben size dedim abicim Bitcoin'e girin diye. Oho. Bilgisayarlar abi olmadı. Neyse. Abi senin arkadaşın nasıl kodlamışsa onu arkadaşına söyle. Vallahi açamıyor, bilgisayar yanacak. Tamam tamam. Şey ne oldu? Gelen döküman neymiş? Aç bakayım. İki kere tıkla bakayım. Ama düz tıklama. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırdı. Bu doküman değil abi. Bu program. Tamam bas ya işte. Neyse ya. İyice sertçe bas. Ama bizim bilgisayar şey olur. Ya sen hacker değil misin? Onun bir hal çaresine bakacaksın. Şey yap. Sanal kartla aç. Böyle şey yapıyor. Abi şurada bizim bir tane eski laptop var. Onu da açayım mı? Aç aç. Aynen. Ha, böyle şey tamam. Takıyor böyle. O dosyayı oraya aktarıyor. Açıyor böyle. Biraz aç sürüyor bu işler. USB ile aktar. Düğmeye basıyor. Düğmeye bastığı zaman böyle şey oluyor. Bir anda böyle bilgisayar önce mavi ekran veriyor. Siyah oluyor. Mavi veriyor. Siyah oluyor. Duruyor. Aha. Yanıp sönüyor ışıkları. Klavyesinin ışığı yanıyor. Şeyi yanıp sönüyor. Sonra açıldıktan sonra yükleniyor diyor. Bir bar çıkıyor böyle. Kocaman yeşil bir bar çıkıyor. Ne açtın lan? Oyun mu açtın? Abi bu program neyse şu an bunu başka bir yere yüklüyor, upload ediyor içindeki bilgisayarları. Laptopun internetini kessene. Neden internetle laptopla açıyorsun? Düğmeye basıyor. Düğme şimdi olmuyor. Gidiyor böyle koşarak gidip modemi kapatıyor. Hah. Bunu ben mi öğreteceğim ya size? Ama abi ben, açmayalım dedim ben. Ben meslek lisesi terkim yani. Bunlar bana kalacaksa bu iş çok zor. Çocuklar. Ya böyle şey yapıyor. Abi ben açmayalım falan diyor ya. Sen siz be. Şey artık siz anlamıyorsunuz bu işlerden. Ben burada damarım çıkıyor. Sinirleniyorum. Git çık çık bir çay iç. Çık bir çay iç. Atayım. İrade mi? Okey. Evet. Bir geldi. Benim iradem bu arada 3. Totalim 4. Bir zihinsel stres aldım. Tamam böyle, aynen işte. Abi ben ama açmayalım çık! Demiştim falan deyince. Çık! İçinde böyle canavar şey oluyor, tamam mı? Hani fani, bir sıksan boynu kırılacak kalacak öyle. Sana hala yok ben açmasaydım falan diye ters konuşuyor. Senin o kovuyorsun böyle abi falan deyip çıkıyor yukarı. Aynen aynen. Oğlum bak çık falan diye gönderiyorum ben lan böyle. Sonra da sinirden klavye kırıyorum bir tane. Ama kontörlant klavye değil mi? Vura vura elimle vuruyorum böyle 55 liralık klavyeyi pat diye kırıp patlatıyorum ortaya. Evet. Burada işler her akşamki gibi yolunda gibi duruyor. Diğerlerine bakıyorum, diğerlerine diyorum ki iyi hackleyin lan her yeri.
Böyle yapın. İyi. Sert ekleyin. Her yer eklenecek. Ne yapıyor böyle? Hani onlar da alışmış artık. Hani tabii aynen. Yani. Sorgulamıyor hani. Düğmeye falan basıyorlar. Orada biri şey yazmış. Hacker typer açmış mesela oradan falan basıyor. Aynen. Ben böyle ha bak bu çocuk iyi yazıyor falan diyorum bunu. Sen bunlarla böyle uğraşıyorsun şu an. Tardu ve Cenk nasıl ulaşacaksınız Mehmet'e? Biz direkt gidiyoruz o şeye ya, internet kafeye. Ha direkt evet, gidiyorsun. Evet bir internet kafeye gidelim. Zaten çocuk oradadır böyle yani. Şey, demin kovduğun çocuk böyle elinde ince belli çayla böyle aşağı iniyor böyle. Dik merdivenleri var oranın. Aşağı iniyor. Abi. Cenk Bey'le Tardu Hanım geldiler abi. Buyur etsene evladım. Ettik abi buyur. Yukarıya ofise al misafirlerimizi. Tamam abi diyor. Sen çay ister misin abi? İstemem. Git. Diyor böyle. Klavyeyi topla yerden. Sıfırlar birler bak her tarafa saçıldı. Orada oturan çocuklardan biri bu. Hacker Typer'ın başındaki çocuk topluyor onu böyle hemen. Ha filan. Aynen. Burada ben bir şey soracağım. Bu bize Samet 3000'in verdiği şey vardı ya. Alistair Crowley'nin dagger'ı vardı. Bu dagger nerede tam olarak? Nasıl koruyoruz bunu? Nereye koyduk? Mehmet'teydi en son. En son arabanın stepne lastiğinin içine saklamıştık. Benim arabanın arkasındaki stepne lastiği. Tamam. Hala orada mı? Yani başına bir şey gelmediyse. Okey. Saklamıyoruz kısacası tamam. Yani. Saklamıyoruz. Hayır, aksine saklıyoruz. Anladım. Çok pis bir yere koymuşuz yani. Kimse oraya bakmaz. Güvende evet. Hayır, stepne lastiğin okay. İçi niye? Stepne lastikte benim zulam var. Polis çevirdiği zaman zaten o zulayı buluyor. Zulanın içinde bir secondary zula var. Yani gerçekten şey bir yer. Hani böyle arabaya vampir verdiğinde ona verdiğim kanların falan durduğu gizemli bir yer var. Polis araması da çıkmayacak. Benim aklıma gelen en güvenli yer orasıymış. Oraya koymuşum. İyi. Biz oturuyoruz Tardu'yla. Bekliyoruz yukarıda. Ben geldim bile zaten. Yukarıda oturabilirsiniz. Ofiste oturabilirsiniz. Sanatçılar hoş geldiniz ha. Ya. Mehmetciğim merhaba ya. Saati kaç para ya? Bir CSM alsak ne yapsak? Eski mizahlar. Çocuklar artık CS oynamıyormuş bacım. Şey oynuyorlar artık. Ne o? LOL. Yok. LOL. LEL. LEL. Silk Road'da oynuyorlar. Yok onları bilmiyorum ya. Buranın bir agresif bir enerjisi var gibi. Böyle sana geçmiş gibi bu internet kafenin enerjisi ya sanki. Ya internet kafede problem yoktu. Aşağıya doldurduğumuz hacker çocuklar niye hackliyor anlamıyorum açıkçası yani. Siber Samet'e de kaç haftadır ulaşamadım. Bunların başına koyacak düzgün kod bilen bir vampir bir şey bulacağız. Yoksa aşağıda takada tukada bütün gün basıyorlar. Getiriyorlar. Abi Gmail şifresi bulduk. Abi yemek sepetinin dataları sızmış onları aldık. Cart cürt. Nereden ne datası çıkarıyorsa hiçbir bok anlamıyorum. Galiba internetten buldukları linkleri bana getirip hackledik diye koyuyorlar önüme. Emin de değilim. Ya. Aa, ben bakarım ya biraz çözdüm bu işleri. En azından bakarım. Evet. Anahtar yani. Hayır olsun. Tardu ver abine şeyi. Pardon Mehmet Bey'e verir misin mektubu? Mehmet Beyciğim buyurun. Bir bakın ya? Şuna başımız. Ya bir aç oku ya. Okuyorum. Kim bunu yazan ya? Bu bizim başta abi sen ilk başta birinci bölümde gelmiştin ya bizi almıştın. Aa. Bir tane melekemiz vardı. Ana o işte bir buluşma teklif ediyor. 100 yıllık buluşma. Bu şey dediği kim? Ne bu? Mira. Mira kim? Benim kızım abi. Mira ne demek ya? Buna düzgün bir isim bulamadın mı? Abi ismi ben koymadım. Onlar koymuş. Bak Yahya'cığım. Seni severim. Seninle çok olaylar yaşadık. Türkiye'de yaşıyoruz biz seninle. Vampir olabiliriz ama Türkiye'de bir Türk genç kadınının kızının isminin 5 harfli olması gerekmektedir. Artık sen bunu öğren. Evet. Bunun sen ismini Büşra mı koyarsın? Ne var 5 harfli kız ismi başka sayın? Abi kızı Zuhal mı koyarsın? Zaten
Evet, evet, kızı kurtaralım koyacağım. Koyacağım. Kızı kurtaralım ama önce. Şimdi yani sen bunu böyle Mira diye isim koyarlarsa bununla ilkokulda çok dalga geçerler. Mira geçerler. Diye etrafında dönerler. İki eceli zor olur yani. Geçerler. Şimdi benim soracağım şey şu. Biz Tardu ile bu buluşmaya gitmek istiyoruz. Bu işin sonunu bizde görür müsün? Begüm ya, olur. Elinden almamız lazım. Begüm şimdi olur. Betül olur. Anladınız Begüm mı? Begüm olur diyor hala. Yani ya Salih'a Zahide koyarız ya, sen seç böyle, evet. Bizim vatanımızın asıl kadın, has kadın isimleri var ya, sen seç koy. Ama gidip kızı kurtarmamız lazım. Almış kapat, kim bilir kıza ne yaptırıyor bak. Hani Sinem kızı olur. Kızı yozlaştırmış. Sinem olur. Bak, özellikle bir şey yetiştiriyor, haberin olsun ha. Buradan şey kullanıyorum. Merve ama olur, Ceyda duygularına... olur, Ceren olur, Ceyla olur. Olur yani, vallahi olur, hepsi de olur. Asena olur, Zehra olur. Yani 5 harfli olması lazım bu kızın Türklüğünün tescil edilmesi için. Emine olur. Yani anladın mı? Evet abi. Ama ondan sonra her türlü ismi koyarız diyoruz. Sen şimdi yardımcı olur musun bize bu konuda? Son bir görev abi. One last job. Gideriz tabii ya arkadaşlar, ne demek? Tamam. Ya Mehmet, seni seviyorum. Harika bir insansın sen ya. Gerçekten bak, bu camiada senin gibisi yok ya. Teşekkür ederim. Mehmet, orada ofisiniz nasıl bir oda? Ofisimiz böyle etrafta kağıt mağıtların falan durduğu, aslında böyle ofis demeye bir inşa et yani. İki tane sandalye, bir tane masa. Masanın arkasında bir takım dolaplar. Orada hesapta fişmiş fatura falan duruyor ama biz aslında internet kafeyi dışarıya açmadığımız için, yalandan hani burası front olduğu için oralar çok çalışmıyor. Şey var bir tek işte. Arkada bir tane tablomuz var. O tablonun üzerinde böyle 3 tane bozkurt farklı taraflara bakıp 3 tane farklı hilerin içerisinden atlıyorlar. İki tarafında da böyle fake tüfekler asılı. O tabloyu açtığın zaman arkasında bir kasa var. Onun dışında bizim oturduğumuz kısmında yan tarafı, yani dar ve uzun dandik ofisler olur ya, öyle düşün. Hani kaliteli bir ofis asla canlandırma gözünde. Yani şöyle düşünün, bizim oturduğumuz yerin hemen yanında metal bir çerçeve gibi bir şey var. O çerçevede full böyle şıkır şıkır indir kaldır şeylerle kapalı. Neydi o? İpiyle çekip indirdiğiniz şeyin ismi neydi? Perde değil de. Store perde. Tamam, store perde. Öyle bir yer. Onun dışında böyle duvarda şey var. Metin 2, League of Legends, CSGO posterleri falan var, anladın mı? Camımız falan onlarla kaplı böyle. O zaman abi bir plan yapmamız lazım. Çünkü bu kadın bizi tuzağa çağırıyor. Yok ya, gideceğiz işte, senin kızını alacağız, döneceğiz. Siz de buna hediye verin. Buna bir bu sizin büyüğünüzdür. Buna bir lokum falan bir şey yaptırmak lazım. Lokum? Abi ben aslında şöyle bir plan kurdum ama bilmiyorum, size de danışmak istedim. Aslında çok anlatmayacaktım. Önce düşündüm, dedim ki ben bunu kendi kendime mi yapsam? Hah, lafını biliyorum. Jaluzi yaptırdım ofisin yanlarına. Store yaptıracağım zannetmiştiniz ama jaluzi bunlar. Haberiniz olsun. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Çok güzel ya. Harika. İç mimari önemli. Evet evet. Anladın mı? Yani çünkü ben de, mesela ben bak burada bir plastiği evet. Var. Bunu çeviriyorum. Bunu çevirince bak jaluziler şöyle oluyor. O zaman dışarıda ne olduğunu görüyorum. Sonra azıcık daha çeviriyorum, şık geri kapanıyor. Yani desenleri hava... var, ondan al. Kapanınca ha. Böyle başka oluyor, açılınca başka. Onlardan bir hava, da al. Bir hava kattı diye düşündüm biraz. Hı-hı. Evet. Abi şimdi jaluziler falan, sen onu iyi diyorsun da benim şöyle bir fikrim var. Hatırlıyorsan bu Mehmet 3000 bize bir tane bıçak vermişti. Ha. Ya bu verdiği bıçağı hatırlıyorsun değil mi? Sen onu nereye sakladın abi? Sakladık işte onu. Yalnız tamam. O emanettir ha. Tamam dur şimdi. Şimdi şöyle. Bu belli ki belirli güçleri olan bir bıçak. Şimdi biz hediye olarak bu bıçağı ona getirdik gibi yapalım. Fakat abi çocuğu aldıktan sonra ben böyle onun elini öpüyormuş gibi yapacağım. Tamam mı? Ondan sonra bu bıçağı bam diye gömeceğim. Onun kalbine. Ne diyorsun abi? Saçmalama ya. Abi o bıçak büyülü bir bıçak. Ben buna eminim. Bir şey var yani. Bizim saklamamızı istiyorsa eğer. Büyülü bıçak. Samet... Ben tamam. Sana vereyim buradan bir tane bıçak. Onu göm. Yine vampirin kalbidir bu. Kazıkçak. Niye şey mübarek bıçağı kullanıyorsun? Abi yani mübarek bıçak. Yani bizi mahvederler bence ya. Kullanırsak onun üzerinde. Bana da öyle geliyor. Bence o bıçağı kullanmalıyız. Çünkü yani ne olacağı belli olmaz. Bir önceki benim onu bize verdiler. O yüzden kullanmalıyız. Evet, öyle bir şey yok. Evet.
Her bulduğun bir bıçak kullanma. Sihirli bir bıçak abi. Onu veriyormuş gibi yapalım o zaman. Vermeyelim ama. Vermeyeceğiz zaten. Sadece kullanacağız. Hala bizde kalacak yani. İhanete, emanete ihanet etmiş olmayacağız abi. Bence o bıçağı karıştırmayalım bu işe. Peki ben çok rica etsem karıştırsak. Yani ben bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Çünkü olmaz. Eminim o bıçakla ilgili bir şey var abi. İşte olduğu için kullanmayacağız zaten. Adam bize onu verirken dedi ki Alistair Crowley'in bıçağı bu dedi. Alistair Crowley kim? Mason teşkilatı içerisinden ayrılarak vakti zamanında İngiltere'den Amerika'ya göç eden Masonların satanist ayinlerde bulunduğu ve daha sonrasında Playboy Mansion'ı aşağısında kurulan ve orada kadın kurban edilen teşkilatın yıllarca başını çekmiş ama gel gelelim Alistair Crowley aslında İtalya'dan Amerika'ya göçmüş Eduardo Gimenez isminde bir İtalyan. Ben o adamı araştırdım. Benim sana söyleyeceğim şu. O bıçağın arkasında çok farklı işler var. Papa, CIA, KGB, KGT, PTT her şey o işin içinde. O bıçak seni beni aşar. Öyle sezgine mezgine sallanacak bıçak değil o. Yani el alemin şeyiyle gerdeğe girmeyelim bence de. Yani doğru. O bıçağı sonra çevirip bize saplarlar gibi hissediyorum Cenk için. Onun yerine yapmayalım. Şöyle yapalım. Bir tane pompalı tüfek. Nasıl? Ben onu yeleğimin içine saklarım. Bak şöylece saklarım. Şuraya sokarım böyle pompalı tüfeği. Tamam. Biraz da dik durdun mu kimse fark etmez. Bak. Anladın mı? Evet abi. Boykot evet, gerçekten. Var. Maşallah. Gerçekten. Maşallah. Hiç belli olmuyor. Evet. İnanılmaz. Gerçekten. Evet. Abi bizi öldürecekler. Farkındasınız değil mi oraya gidersek? Yani. Ben duvardaki iki tane tüfeği alıyorum ha. O tüfekler gerçekmiş. Şu saçta peki, peki, peki. O zaman yani bari peki bir şey diyeceğim. Yani senin tanıdığın falan çoktur. Senin elin kolun uzun. Bizi böyle ekipman falan alabileceğimiz bir yere götürebiliyor musun? En azından benim bir ikinci bir planım daha var. Onu uygulayayım. Ya Yağız, sen boşuna korkuyorsun. Biz artık Zahide Hanım'la beraber Anahtarcılar Teşkilatı'na katıldık. Bu sizin sahibiniz, zahideniz olan kadın da İlla ki bunu bir yerden duymuştur. Zaten o sana iş atıyor. Biz oraya gideceğiz. Bunların dimdik karşısına çıkacağız. Diyeceğiz ki böyleyken böyle. Kızını sana verir vermez. Ne istiyorsa onu bir konuşacağız. Çatışmasız kavgasız geri döneceğiz. Sen unutuyorsun. Bizi Zahide Hanım'a gönderen soğuktaki adamdı. Ne o üşüyen adamın ismi neydi? Samet. İsimler tamamen birbirine girdik. Güzide, Güzide'nin melikesi Zahire. Size yollayan İhsan Çelebi. Heh, evet. Bizi oraya gönderen insandı. İhsan Çelebi. İhsan Çelebi. İhsan Çelebi'nin biz emriyle bugün Güzide'nin emrine girdik. Senin o sahiben Asi'den bizim karşımıza çıktığı zaman bize bir fındık atmaya kalkışsa herkesi karşısına alır. Kamerilerin altı kuralını sen dinlemedin mi? O kadında bence öyle bir yürek yok. O işler geçti. Ama benim size tavsiyem onun mekanında değil ortak bir yerde buluşalım. Mesela sen ona de ki ben de sana defteri geri iade edeceğim de Ziver Bey'de değil de Göztepe'de buluşalım mesela. Göztepe'de eski bir terk edilmiş bir konak daha var. Orada buluşalım. Abi yani kabul etmez. Zaten şimdi ona ulaşmamız için tekrardan böyle onun şeyini falan bulmamız lazım. O işler zor. O yüzden biz onun dediği yere gideceğiz yani belli ki. O zaman gideceğiz. Yani, bunda korkulacak gideceğiz. Bir şey yok. Peki abi ben okey ben sana güveniyorum abi. Korkulacak bir şey yoksa ben sana senin dediğin gibi yapalım. Ama ben sana söyleyeyim bunlar bize ayak yapıyorlar. Bunlar bizi orada öldürecekler ama kardeşim, senin dediğin gibi olsun. Sen bıçaktan, sen ateşten, sen sopadan, mermiden korkma. Sen gerçeklerden kork. Bana bu kadınla ilgili 10.000 tane şey anlattınız. Öbürü gitti Kadıköy'e resmini yaptı. Sen bu kadından defteri çaldın. Şimdi kadın diyor ki bana hediye verin size çocuğu vereceğim. Siz bu kadın size belki kötülük etti. Ama sizi vampir de yaptı. Yıllarca başınızda da durdu. Siz biraz da emanete hıyanet de ettiniz. Şimdi de bizi öldürecek diyorsun. Öldürmez. Öldürmekten beter eder. Hadi bakalım gidelim gerçeklerle yüzleşelim. Ne olacaksa olsun. Peki. Peki abi. O zaman... Ben tartışmaya girmeyeceğim. Hadi gidelim ya gerçekten. Yarın gece. Zaten bir gücümüz daha var da. Hediye olayını düşünelim. Sen hediye olarak ne vermeyi düşünüyorsun? Hakkında bir şey var mı? Yani. Lokum falan gibi düşündüm ben. Yok abi öyle değil o. Daha böyle metaforik hediyeler istiyor. Lokum gibi değil. Her oyunda da lokum şarkıları tabağa götüremeyiz yeter. Bir resmini daha yaparım çok istiyorsa aslında.
Tamam, ben ona vereceğim hediyeyi biliyorum. İyi, gidelim madem. Hazırlığımızı yapalım. Hediyelerimizi hazırlayalım. Tamam. Abi o zaman sen bizi yarın böyle 11 gibi falan alırsın bizim oradan diye düşünüyoruz. Tamam. Ben şey yaptırıyorum. Öyle lokum yaptırıyorum büyükçe, güllü. Dur, onları soracağım. Sana da soracağım hediye yaptırıyor musun diye. Oranın RP'sini yaparız. Evet. Vadi kafeden ağası etli olandan ayrılıyorsunuz. Ve sonrasında hediyelerinizin ne olduğuna bağlı olarak da onları hazırlamak için bu gecenizi geçiriyorsunuz. Nasıl şeyler yapacaksınız? Tardu'dan başlamak istiyorum. Tardu, resim çizeceksin sanırım, öyle dedin. Ama başka bir hediye de verebilirsin. Yok, ben bir resim hediye edeceğim. Pekala. Hangi malzemeler yapmayı düşünüyorsun? Ne olmayı düşünüyor? Mesela hani Fate olduğu için önce kendi aspektler yaratıp sonrasında resmi çizebilirsin. Tabii. Ben burada o bir... Ben onu kışkırtmak istiyorum yine. Şimdiden ne yapacağımı söyleyeyim. Bir kocaman güzel bir tuvale onun mezarının resmini yapacağım. Onun mezarını çizeceğim yağlı boyayla. Kışkırtma zarı üzerinden, kışkırtma üzerinden yapacağım. Ve ona hediye edeceğim. Onun devri kapandı çünkü. Senden iki zar isteyeceğim öncelikle. Tabii. Bir tanesi zanaat zarı istiyorum. Ki işçiliğinin değerini görelim. Hı-hı. Kışkırtmada mesajı aktarabilecek misin? Çünkü senin aynı zamanda bununla ilgili bir stantın vardı diye hatırlıyorum. Tabii o standı kullanıyorum ben zaten. Yani şu an kullanmana gerek yok. Çünkü yani ama onu şu gördüğü andan itibaren kullanabilmeye başlayacaksın. Öncelikle senden bir zanaat zarı istiyorum. Hani işin kalitesiyle alakalı olarak da. Bir geldi zar. Tamam, benim zanaatim yok bu arada. Hiç zanaat almamışım. Aşırı kötü bir ressam olmam peki. Okey. Evet, şöyle postmodernist GSF fıkıh harbiliyim zaten. Evet, GSF evet. Terk. Evet. Okay. Kalitesi bir gecede çıkaracak ortalama bir kalite oldu. Çok ahım şahım değil. Peki mesajı güzel aktarabilmiş misin? Onun üzerine bakalım. Tamam. Ha bu arada tabii saksıyla da cost, yani bedel ödeyerek daha iyi, daha başarılı bir resimde çizme şansına sahip. Resmin estetiği umurumda değil aslında. Ben gövde gösterisine gidiyorum. Mesajım daha önemli. Kışkırtma üzerinden atıyorum bunu. Değil mi? Evet. Kışkırtma üzerinden bir zar daha. İki geldi zar. Tamam. Dört de bende var. Hadi bakalım. Altı. Okey. Politik karikatür gibi bir şey oldu önce. Böyle mezar taşı duruyor. Ok çıkmış yanından. Sezgin'in mezarı falan yazıyor üstünde böyle. Anlayana. Cici. Sezgin Cici yazıyor kocaman. Altında da imzası var. Çiziyorum. Ben Sezgin'in mezarının altı kışkırtma değerine sahip olduğunu not ettim. Resmini hazırlıyorsun. Güzel bir resim. Bunu Cenk'in evinde mi yapıyorsun? Özellikle başka bir yere mi gidiyorsun? Hani malzemelerin hazır mı? Hazır. Benim zaten malzemelerim İhsan Çelebi evinden sağ olsun bir ton malzeme almıştım. Onları biz Cenk'e geldiğimizde zaten kaldırdık. Yağlı boya, tuvale, klasik çalışıyorum. Özellikle klasik olsun çünkü kendisi de antika ve onu da böyle klasik bir hediye olsun istiyorum. Ama içeriği o kadar da klasik değil. Tamamdır. Resmini o akşamını, o geceni sabah olana kadar bu resme ayırıyorsun. Estetik önemli değil. Evet değil. Sezgin'in nefret ettiği renkler, Sezgin'in nefret ettiği imgeler, mezarının başına çizdiğin, yani mesela gül çiziyorsan Sezgin kırmızı gül sever. Sen mavi laleler çiziyorsun. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Böyle hani nerede onu kışkırtabilecek şey varsa, mesela hani anlatamıyorum, hani onun mesela ölüm fantezisini bile tersten yorumluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Böyle hani muhteşem bir şey çizmiyorsun. Gece ay ışığının altında gotik, o eski barok, böyle tam onun altın varaklı zevkine hitap edecek bir şey değil. Onun aksine böyle gündüz, şafak vakti, hani bir vampiri utandırıcı bir şekilde öldürecek bir sahneyi çiziyorsun. Ve onun orada mezarını çiziyorsun. Tamamen tanınmayacak bir mezar. Dışarıdan bakıldığı zaman unutulmuş bir mezar olarak çiziyorsun. Ve onu tam da şurasından, boş
atmayan kalbinden vuracağını bildiğin bir şekilde resmini tamamlıyorsun. Evet, kalbine Cenk, böyle büyük kazık girmiş. Kazığın üstünde ekonomi falan yazıyor. Yani böyle anladın mı? Hani... Neyse. Cenk, ben senin... şey evet. yapıyorum. Ne derler? Artık böyle tam ben beni çevirmeden önce son bir tane daha albüm yapacaktım. Ve işte o son albümü bir türlü böyle onun kapasiteleri yüzünden yapamamıştım. Yok efendim işte o gitmişti bir tane başkasından şarkı almıştı da benim albüme sokuşturmaya çalışmıştı da ben istememiştim de daha sonra işte başka bir tane daha genç bir rockçıya vermişti onu. O albüm hiçbir zaman çıkmamıştı ve daha sonra beni dönüştürdükten sonra doğru düzgün müzik de yapamamıştım. Yani bitmişti o hayatım. O albümümü ben bitirmiştim daha sonra kendi çabalarımla vampir olduktan sonra. Ama hiçbir zaman tam anlamıyla bitmemişti. Zaten bu geçtiğimiz aylarda sürekli düşünürken o albümü tamamlamıştım ben. Son albümüm. Son albümüm ama sadece tek bir kaydı var. Ona vereceğim o albümü de. Sensiz bitirdim bu albümü tek başıma diye böyle. Bunun için de şey zarı atabilirim. Ne derler? Lore zarı atabilirim. Empatiyle kombine edebilirim bunları da. Hem içinde bulunduğum, çünkü bu albüm şeyle ilgili biraz okült bir albüm. Hem içinde bulunduğum dünyanın hakikatiyle alakalı, hakikatin peşine düşmemle alakalı. Biraz daha böyle kozmik mesajlar barındıran İlhan İrem tarzı. Işığa çağırıyorsun değil mi? Öyle bir albüm. Lore ve empati atabilirim istiyorsan bunları için. Ya da ne zarı istiyorsan atayım. Şimdi senin için de aynı şekilde. Öncelikle zanaat zarı istiyorum. Bu eserin kalitesini, yani kayıt kalitesini, işte işleyiş kalitesi, mesela takdim edeceğin kutunun kalitesi falan tarzında hani güzelliğini belli edecek olan. Sonrasında evet. içeriği için ilim atabilirsin. Tamam. Zanaatim yok. İlim 3. Zanaatin 2 geldi. Güzel. Şey şu noktada hani sunulabilir. Sunuma güzel. Hani bir toreador aldığı zaman bu ne diyeceği level'da değil. Hani işte şey o kaset mi CD mi nasıl bir şey bu arada? Kaset. Kaset hani böyle güzel hani şey plastik kutuda değildi mesela hani kendine özel böyle işte tahta kutu falan hani evet, böyle evet. içi kadifeli falan. Evet hani evet gül ağacından böyle güzel bir eskilerden kutu kalma onun içine falan koyuyorsun. Bu yüzden şimdi bilim ilim zarına artı bir gelecek, bonus gelecek. Aa aklıma bir şey geldi. Kapağı Tardu yapsın. Tardu'nun zanaatı pek iyi değil. Bence stok bir şeyler bu. Sanki 90'lar albüm kapakları çok iyi de ne yapayım? Evet ya yapar ya. Ay, rica ediyorum Tardu evet, yap. Şey değil mi böyle işte ay işte böyle gökyüzünün bir takım objeleri var. Arasından anlamsız bir çizgi geçirmiş böyle. Hakikat falan yazıyor böyle çok kötü bir fontla falan. Tabii ben Photoshop evet. yapmayı da öğrendim ya hani Şule ile takılırken. Böyle dandirik bir şey yapayım böyle. Kafa ben yapıyorum. Emboslu tamam. gölgeli falan böyle bir şey. Biz zanaatları o zaman zuhal atabilir. Tardo atabilir. Tamam. Yani şey gibi Şebnem Ferah'ın Od albüm kapağı gibi böyle. Aşırı böyle. Tamam. Zack Snyder yapmış gibi böyle bütün albümü. Bir geliyor Tardu'nun zanaatları. Tamam. Evet böyle bir şey yapıyor gerçekten hani embosslu falan böyle. 90'lar yaşatıyor. 90'lar realness hani. Bir o zamanın albüm kapaklarını yansıtıyor. Ama tabii senin özel tahta kutunun şeyine güzelce konulamaz. Hani kesip mi yapıştıracaksınız yoksa çünkü hani camlı değil kutu. Ya da plastik bir kutuya koyabilirsiniz şey olsun diye. Ya yani şöyle, plastik kutuyu, normal kaset kutusunu tahta kutunun içine koyarız. Ne olacak ki? Yani. Okey, mantıklı. Tamam. Şimdi ilim zarı atabiliriz ne kadar iyi bir eser olduğunu görmek için. Artı 3'üm var. Eksi 2 de zarın geldi kardeşim, hayırlı olsun. Artı 2 yani bu da. Albümün adı neydi? Albümün adı da Zifiri Karanlık. Vay. İsim buradan geliyormuş. Bak işte şunu. evet direkt. Yaratacak yine. Okey. Bunları hazırlıyorsunuz. Bütün akşamınız bu albümü işte mixlemek, kaydetmek ya da işte hani
EP olur herhalde. 12 şarkılık albüm olmaz da yani şu durumda. Evet evet. Evet, evet. Ya da eski şarkılardan miksaj falan diye düşündüm ben. Evet evet. Böyle hani şey güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Sabaha kadar, şafak sökene kadar, güneş sizi tehdit etmeye başlayana kadar çalışıyorsunuz. Peki Mehmet, sen eli boş gidecek misin? Lokum yaptırma gibi bir düşüncen vardı. Şöyle bir şey yaptırıyorum. Üsküdar taraflarında Samatyazade Hacı Nusrettin'in mekanı var. Onlar gül lokumunu kanlı yaparlar. Yani bu böyle bir İstanbul'a özel Turkish Delight with Blood. Yani içerisinde böyle lokumu belli bir noktaya kadar getirdikten sonra henüz soğuması tam bitmeden içine ilk önce şırıngayla hava, ondan sonra da belli bir miktar kan enjekte ederek hani böyle vampirin de kusmayacağı kadar ama hani anladın mı, bir yandan da bir şey de yemiş olalım falan tarzı Türklere özel aşırı pahalı anlamsız bir tatlı var böyle. Bir kutu ondan yaptırıyorum. Ya vampirler her türlü çoğu kusar ama guller falan muhtemelen severek yiyebilirler belki. O zaman şöyle söyleyeyim ben sana, bunu da kusmuyorlar bir şekilde. Artık bunun lore'daki hani şeyini sen bil, anladın ben anlamıyorum. It's something. Yok o şey yemiyor mu? Olmaz öyle şey. Tanrı'dan gelen lanet bu. Okey, o zaman işte bana şey lazım. Geçemez. Kanlı bir ikram yok mu ya bizim birbirimize ikram edebildiğimiz? Yani direkt mesela öyle noktalarda bici var. Bici. Direkt insan takdim ediyor. Hani buyur em diye. Hani. İnsan da götürülmez ki şimdi. Bici yaptık yani kanlı. Evet, zaten o Camarilla için biraz şey fazla Masquerade Breach de olabilir yani. Hani. O zaman gidip Kadıköy'deki yani plakçılardan sokaktan, o zaman gidip Kadıköy'deki plakçılardan plak alıyorum bir tane. Sezen Aksu'nun Yarası Saklım single'ının plakını alıyorum. Onu götüreceğim. Okey. Tamamdır. Bunu bakalım bağlantılar mı atmak istersin, kaynak mı atmak istersin? Hani böyle birinci basım falan bulma ihtimalin var, yeni bir şey bulma ihtimalin var falan. Tabii. Evet evet, öyle ekstra belki hani daha özel bir şey bulmaya çalışayım. Onu da muhabbetle deneyeyim mi? Muhabbetim 4 ya benim. Plakçıyı bir alıyorum muhabbete tamam. Böyle. Muhabbetle deneyebilirsin. Değişik mı? Bir yönlere gidebilir. Şey gibi düşün. Hani ben böyle giriyorum, biraz plaklara bakıyorum. Ya diyorum, kusura bakmayın yani ben de Cengiz Kurtoğlu dışında bir şey dinlemem ama onun da single'ı yok. Ben bunu bir hanımefendiye takdim edeceğim. Çok sever Sezen Aksu falan filan diye açıyorum oradan muhabbeti. Gev. Anlatıyorum at bir bakalım. Şeyler. Ne yazık ki zarım -1 geliyor. O yüzden 3 şu anda zar sonucum. Sen böyle şey yapıyorsun. Bir ne denir? Hani çok güzel bir bu saatte hala açık olan ya da yarın yani gündüz yani şey gündüz değil de normal 8 gibi 9 gibi Tardül'e Cenk'i almaya gitmeden önce mi aramaya başlıyorsun, şu an mı arıyorsun? Aslında bir şey söyleyeyim mi ben sana? Şöyle dramatik bir şey bağlamak istiyorum. Ben buna bir de şey harcayacağım. Bu girdap şehirde kaderin hepimiz bir piyonuyuz aspekti var ya benim. Ben bir noktada böyle kafamda şey var. Bütün vampirlerin trajik karakterler olduğuna içten içe inanıyorum. Benim vampirim de yani benim karakterim de buna inanıyor. O yüzden bu Sezen Aksu'nun Yarası Saklım şarkısının işte 1900 atıyorum 83'te ilk çıktığı planı falan gibi böyle yaşlı bir amca böyle dükkanı kapatıyor artık gecenin bir saati amca falan. Aşırı antika böyle şey bir şeyini buluyorum ki onda da nostalji tetiklesin falan gibi böyle bir. Ben sana scene set edebilir miyim? Böyle bu aspektini kullanmak istiyorsan o da olabilir. İsterim. Öte yandan Rose'u da çok bekletmek istemiyorum. Kız depoda üşüdü iyice çünkü yani. Yok gelecek. ben ona yazıyorum bu arada bir yandan. Merak tamam okey. Evet. Rose. Şöyle. 1995'te çıkmış oldu. Bu jingle. Hatta benim dur ben. Bir dakika. İyice böyle eski bir Sezen Aksu şarkısı bulmak istiyorum ben ya. Bir saniye. Dur. Az daha geriye gideyim. Yıllarım soldu muydu? Onun bir tane şey vardı ya. 16 yaşında yazdığı Ömrüm Çürüdü şeklinde bir şarkısı vardı. Dur bulacağım şarkıyı ben şimdi. Kaybolan Yıllar. Hah tamam. Kaybolan Yılların 1977 çıkışlı 4. 45'liği. Anladınız mı? Şu kadarcık bir plak. Böyle minik yani küçük plakların olduğu
küflenmiş, paslanmış artık, kağıdı darmadağın olmuş. Üzerindeki yüz gördüğünde kendisini bile şaşırtacak derecede farklı bir yüz böyle falan. Öyle bir... Kaybolan yıllar ne demiştin? Kaybolan yıllar 1977 çıkışlı plak. Orijinal. Sen böyle bir pasaja giriyorsun. Burada hani böyle antika ve güzel, gerçekten değeri olan böyle gizli hazinelerin çıktığını bildiğin, hı hı, bir klasik Anadolu yakası Kadıköy pasajına giriyorsun. Ama bütün dükkanlar kapanmış bu saatte. Tamam. Böyle bakıyorsun, etrafta geziyorsun. Böyle içinden şey diyor, ya nasıl olsa böyle yarın akşam gelirim falan derken böyle bir bakıyorsun uzakta böyle kabarık saçlı, böyle ağır makyajlı, özellikle hani böyle deri bir ceket giyen, kot pantolonlu, böyle siyah siyah kot pantolon, siyah deri ceket, içerisinde beyaz tank top olan, böyle uzun sivri pençeli, pençe gibi duran, böyle tırnakları olan böyle biriyle karşılaşıyorsun böyle. Sana şöyle uzaktan bakıp, sen bir hazine arıyorsun diyor böyle. Ha, çok güzel. Ben de hani böyle halden anladığını fark ediyorum. Hiç uzatmadan arıyorum. Var mı bildiğim bir şey? Şurada sokaklarda yürürken sanki bir haritanın çarpısıyla karşılaşmış gibi ilginç bir şekilde kapıları açık olan bu pasaja girmeye karar verdim. Demek ki buradan bir hazine çıkabilir. Peki, teşekkür ederim deyip yönlendirdiği yere doğru yürüyeceğim. Yönlendirdiği yer burası aslında. Hani böyle kapalı yerler var. Peki ne arıyorsun? Altın mı arıyorsun? Ben bir sanatçıya nostaljik bir hediye vermek istiyorum. 70'li yıllardan kalma şöyle klasiklerden 45'likler var mıdır sizin elinizde? Neden arıyorsun ki? Bu saatte böyle bir yere gelip böyle bir şey arıyorsun. Yani çok yitip gitmişliklerimiz bu. Karşıdaki de dementation vurmaya başlıyorum bu arada. Çünkü kaşındı artık yani. Muhtemelen benim kontrolüm dahilinde de vurmuyor olabilirim bu dementation'ı bu arada. Hani şeyi açıyorum. Kendi içimdeki trajediyi ve işte vampir olduğumuzdan sonra kaybettiğimiz bütün... Üretme enerjisi, anladın mı? Yaratma enerjisi. Ben de bunu full kendim yaşadığımdan değil ha. Cenk'le Tardu'dan almışım bu kadar zamandır. Çünkü ikisinin de kısıtlı kaldığı yer, bir yerden sonra üretmeleri kilitlendi ya. Onu böyle bunun yansıtıyorum herife bir şekilde. Yakmana gerek yok. Fate yakmana gerek yok bunun için. Çünkü o da fate yakıyor. Oo. Hani harcıyor. böyle şey oluyor. Hani irade zarı atabilir misin? Ne zarı? İrade zarı. Sure. 3. İrademde 3. 6. Böyle şey oluyor. Böyle karşı karşı yüzde bakıyorsunuz böyle. Bence senin aradığın hazine benim aradığım hazineden daha ilginç, ilgi çekici olsa gerek. Şimdi burada senin aradığın hazine benim aradığım hazine gibi yapmayalım. Herkes bir hazine arıyor. Ben senin aradığın ben senin aradığın hazineye de saygı duyuyorum. Benim aradığım hazine belki de sensindir. Senin aradığın hazine ben değilim. Ama hepimizin burada bir hazine aradığı aşikar. Allah. Burada Allah. Da bir sürü sandık var. Hangi sandığı açmak istersin? Akdeniz sandığını açmak istiyorum. Akdeniz. Şu şunu. Olabilir mi diyor mu? Mavi bir tane şey var böyle. Aynen o. Mavi sahaf var böyle. Hani renkli böyle şey. Gidiyor böyle şeyini tutuyor. Kepenklerini tutuyor. Böyle titretmeye başlıyor. Yalnız Hamdi Bey, ben bundan bir şey hissetmiyorum diyor. Böyle bırakıyor. Senin aradığın bunda değil. Aç onu sen. Ben böyle, inanıyorum. Rüyamda gördüm. Mavi bir sandıktan kahverengi bir plak çıkıyordu. Seninki bence Akdeniz değil. Bence Ege diyor. Şurada böyle karşıda Ege olsun o zaman. Gösteriyor. Ege olsun o zaman. Sana güveniyorum. Böyle o, bu sefer ona gidiyor böyle. Tık 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 bu botlarını vura vura ona gidiyor. Onu tutuyor, kaldırmaya çalışıyor, bir şey oluyor böyle. Bir el atmak isteyebilirsin belki diyor. Dur bakayım. Tut
tutuyorum. Hamidimiz. İki kişisiniz, zar atmaya gerek yok. Çat diye alttaki kilit kırılıyor kepengin. Çıç 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 diye yukarı çıkıyor ve alarm çalmaya başlıyor. Dint 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 diyerekten. Burada bir yerde aradığın şey. Tamam, sen hissediyor musun? Ne tarafta? Elimdeki levye ile, çünkü levyem var. Kapıyı da açıyorum bu arada. Kütek diye tek vuruşta. Yani. Evet, bunun için elimizi kirletmediğimizi sevindim diyor ama içeri giriyor. Böyle içerinin böyle tozlu falan çok belli. Işığa gerek yok sanırım falan diyor. Böyle kedi gibi o aradaki böyle tomar tomar kitapların arasından geçiyor ve böyle plakların olduğu bir kısma geliyor. Dur delikanlı, gözlerimizle değil, gönül gözümüzle bakalım. Random elimi uzatıp yandan bir plak çekiyorum böyle. Random, bak böyle random elimi uzatıyorum yandan hiç bakmadan. Tuttum plak çekiyorum. Ne geldi bakıyorum. Zeki Müren. Ney ama Zeki Müren'in neyi? Ne olsun? Kahır mektubu. Şimdi uzaklardasın. Yok yok. Zeki Müren'den kahır mektubu gelmiş olsun. Tamam mı? Ve ben Sezen'e Zeki Müren'den kahır mektubunu götürmeye karar veriyorum. Orada oldu. Buymuş yani şeyi. Gidecek olan şey buymuş. Bakıyorum böyle. Her gece kederdeyim. Durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime. Yalnızlık biçiyorum. Hoşça kal dost. Polise verirsin hesabımızı deyip. Orada şey yapıyor. Bir saniye şu olmasın diyor aradığı. Bakıyorum. Sezen Aksu kaybolan yıllar 1977 diyor böyle. Gerçekten ikisi arasında kaldım şu anda bu arada. Kahır mektubuna karar kılıyorum. O da sende kalsın dost. İkisini de götür diyor. Sure bro. Alıyorum ikisini de. Bro değil mi arada? Hani kadın ama işte. Ha ben o gözle bakmadım, ne bileyim. Adınız? Böyle şey yapıyor. Tuana diyor. Vay be. Teşekkürler, görüşürüz. Görüşürüz diyorsun ve dönüyorsun. Arkana baktığın zaman yok o orada. İşte hayat. Ve hemen oradan tüyüyorsun. Tabii yani hızlıca gidiyorum. Çok spesifik iki tane. Ha, kepengi kapatıyorum geriye. Yani. Tamamdır. Tamam. En azından hangi dükkanın okay. soyulduğunu bulmaları biraz uzun sürsün. Okey, o zaman elimde bir Zeki Müren'in kahır mektubu, orijinal plak. Bir de elimde şey var, kaybolan yıllar, 1977. İkisi de var elimde. Hatta bunu şu an sizle paylaşacağım. Bir dakika bekleyin. Çat, verdim görüntüye. Bakınız, bu. Vay, hakikaten lan, ne kadar genç. Ha. Bunu götürüyorum. Okeydir. Evet, o zaman bir gece geçiyor soydaşlarımız için. Hazırlıklarını evet. yapıyorlar. Mehmet çok güzel iki plak buluyor. En azından full onları dinliyorum sabaha kadar. Moral, tat, tuz kalmıyor. 5 stres hasarı alıyorum sabaha kadar. Kendi kendine şöyle. Aynen, senin aynen. stres hasarı silindi bu arada. Tabii. Cenk ve Tardu da aynı şekilde kendi sanat projelerini bitiriyorlar. Ve İstanbul'a bir gün daha yeni doğarken bizim vampirlerimiz bu akşama veda ediyorlar. Özellikle Cenk ve Tardu, Mehmet değil, Cenk ve Tardu kısmen tedirginler. Belki de Sezgin'den kurtulduklarından beri böyle bir tedirginlik yaşamamışlardı. O yüzden ikiniz de şu an aspekt olarak Sezgin'le karşılaşacağım var. Şu an ikiniz de bunun stresiyle uyuyup, bayılıp, torpora girip, sonrasında tekrardan gece 8-9 civarında kendinize geliyorsunuz. Nasıl kalktıysanız, kas katı bir şekilde vücudunuz kanla beraber yeniden diriliyor ve güneşin kaybolup yerini yeni bir Kasım gecesine, siz ölümsüzler için farksız bir işkenceye devamını
uyanıyorsunuz. Cenk'in mekanındasınız. Şule muhtemelen okula ya da kendi evine falan gitmiş. Etrafta yok, ortada yok. Gerginsiniz, işlerinizi bitirdiniz. İşlerinizden gayet memnunsunuz. Sezgin'in beğeneceğinden eminsiniz. Mehmet de aynı şekilde. Mehmet nerede kalıyor? Gecelerini nerede, sabahlarını nerede geçiriyor? Cenkgil'de kalmışımdır ya ben de. Sen de Cenkgil'lere döndün. Okey. Hmm. Elinde albümlerle dün gece dönmüştün. Cenkgil'ler de çizgi film ismi gibi. Neyse. Evet. Hiç şey olmaması açısından hani tekrardan kalk gel git bilmem ne vedesine girmemek, sitesine girmemek için gidecek bir yerde çok aklına gelmediğinden Cenk'lerde sen de kaldın. Cenk'in zaten iyi güneş geçirmeyen perdeleriyle beraber iyi bir alarm sistemi, iyi bir güvenlik sistemi var. Özellikle son bir ay içerisinde ne olur ne olmaz diye bunları yüklemiştiniz. Tabii, buzdolabında kan da var. Ben yine ilerleyen saatlere kadar kaybolan yıllar ve kahır mektubu dinleyerek bizimkilere torporlarında küçük küçük işkence etmiş de olabilirim. Çünkü böyle herkes torpora girdikten sonra dur şu kahır mektubunu. Kahır mektubunu bu arada biliyor musunuz? Zeki Müren'in 20 dakikalık bir şarkısıdır ve biliyorum. Adı gibidir yani şarkının kendisi de böyle hakikaten. Şimdi güne keyifli başlarsan kahır mektubu bir anda bütün enerjini söker alır. Heidi'nin tam tersi gibi bir şarkı. Merak edenler dinlesin bu arada. Onu falan dinlemişim böyle sözlerinden kendimce gizemli anlamlar çıkarmışım. Etkilenmişim. Sonra da demişim de işte demişim ya bunlar hep İsrail'in oyunları falan demişim. Ben de torpora girmişim sonra. Güzel. Böyle bu şekilde uyandınız. Cenk sen yanı başında bir tane kaset çalar buluyorsun. Üzerinde not var böyle. Ne yazıyor? Bu üzerine çalıştığın şeyi dinletmek için belki de buna ihtiyacın olur. İmza Şule. Ah be canım benim her şeyde düşünür küçük piç. Teşekkür ediyorum. Sana öyle o şeyi bırakmış o böyle hani götürdüğün zaman oynatabilmek için taşınabilir bir böyle gerçekten 2000'lerden kalma bir kaset çalar bırakmış sana. Evet eyvallah ben onu da böyle alıp masaya koyuyorum yanıma alacağım falan. Dolaba gidiyorum. Dolaptan böyle süt şişesinde kan içiyorum. Okey. 3 vampirimiz için de bir zar atabilir misin? Sadece bomboş zar. Kandan dolayı açlık hissediyor musunuz diye. Zuhal -1. Pardon. Tardo -1. Cenk -1. Mehmet -2. Mehmet sen bir açlık hissetmiyorsun ama Tardu ve Cenk hafif derecede açlık hissediyorlar şu an bir bedel olarak da. Yani ben kan içtiğim zaman o geçmiyor mu? Sen dolaptaki kanlarla kendini tatmin ediyorsun. Tardu yetecek kadar var mı ama? Ya olması lazım ben dolaba full tutuyorum çünkü böyle günlük hayatı yaşadığım için. Bunun için bir kaynaklar zarı atabilir misin? Tabii artı 2'm var. Dolabı full tutuyorum oğlum sabah kapıcı mı getiriyor zarı? Sıfır zarı. Artı 2'm var. Ya orası yedek bir zula. Hani şu an ikinize yetmez. Bir kişiye anca yeter. Yani birinizin benim yok mu ki yanımda ya? Benim vardır yanımda. Sonuçta bu adamın evinde takılıyorsam sadece full şey değilimdir. Çıkmış hiç mi çıkmadım? Ya arkadaşlar biz yani 7'de öyle... 19'da uyanmış olsak 24'te gideceğiz zaten hanımefendiyi ziyarete. Avlanmamız ha, lazım. Yolda emizlersin birini. Tardu bacım yanakların beyaz beyaz olmuş. Yolda buluruz sonra da şey yapma şimdi taze iç dolaptan yani içme. 9.30 gibi olur. Falan kendinize gelmiş oluyorsunuz akşam. Tabii. Evet şu an oturma odasındasınız Cenk'in. Hani uyandınız geldiniz. Bütün akşam Zeki Müren dinlendi. Müzikler yapıldı, resimler çizildi. Ben bir tane kupa alıyorum, tamam mı? Cenk'in mutfağından ve gidiyorum şeye. Yolda giderken mi içsem ama emin değilim. Ben bir tane kupa zaten alacağım. Cenk bırakmamış kan. Tamam, ben aldım bir tane kupa. Cenk'in komşularından gidip şeker isteyeceğim bir tanesinden. Tek yaşayan biri var mı binada? O var. Bir tane şey var. Var tek var. Evet. Var. Muhabbet zarı atabilir misin? Tarzı. Şey var.
şey var bir tane. Tankut diye bir yazar var. İki sınıfında okuyor yalnız başına. Tankut. Yazar tamam. Ben bir gidip evet. Şeker isteyeyim i̇ki ondan sarımda. Diyorum. Zarın 2 geldi. Güzel. Aldatmaca üzerinden yapamaz mıyım? Muhabbet mi olmak zorunda? Aldatmaca da olur bence. Tamam. Aldatmaca artı 1 var benim. Artı 3'ü yaparsın. Nasıl oluyor? Bu yazara gidiyorsun. Başarılı oluyorsun ve aldanıyorsun. Çalıyorum kapıyı. Kadarıyla. Evet. Tamamen sen anlatsak. Tamam. Evet. Açıyor. Böyle. İşte yazar ya. Böyle eşofman da takılıyor evde. Gözlerinin altı çökmüş. Yine sabahlamış. 2 gündür falan uyumamış. Belli tipinden yazıyor böyle. Biraz yorgun zaten. Merhaba diyor. Ben Cenk'te misafirim de. Ya işte bekar adam. Evinde hiç şeker meker yok. Poğaça falan yapacaktım da. Sizde var mıydı şeker? Diyorsun. Ya sahne tamamen sende. Ha bende mi? O da ya olabilir dolapta. Bilmiyorum. Ben bakabilirim isterseniz eğer şey değilsiniz hani sorun olmayacaksa. Cenk'in misafiriyim zaten. Tardı belki görmüşsünüzdür beni. Ya evet arada görüyorum sizi. Gelip gidiyorsunuz. Bu arada buyurun buyurun ya ayakta kal dışarıda kaldınız geçin falan yapıyor bana. Ve giriyorum. Mutfağa doğru yöneliyorum ama gözüm onda. Ve ya işte bekarlık da zor değil mi ya? Siz de bekarsınız galiba. Muhabbeti çeviriyorum. O da ya evet siz yazarmışsınız. Ne yazıyorsunuz? Korku romanı yazıyorum diyor bu aralar. Çalışmalarınıza bir bakabilir miyim diyorum. Tabii tabii diyor. Gidiyoruz odaya. Sonra ben böyle yazdıklarına odasına falan bakarken buna böyle bir ah canım cinim falan böyle bir yakın temaslar hani dokunmalar var, falan. An gazetesi hikayesi oldu. itiraf.com'dan okudum bunu. Sonra diyorum ki ya kendine neden bakmıyorsun canım sen hiç biraz uyuman lazım senin diyorum. Yani baksana gözlerinin altı falan gitmiş ya falan. Ya uyusan mı vitamin falan mı alsan falan derken ben bunun boynuna dalıyorum. Yer misin yemez misin? Evet biraz... Boynuna pişmanla beraber öncelikle beklenmedik ilgiden gelen heyecanı ve o kan dolaşımındaki cinsel hormonları hissediyorsun. sonrasında ama bu kendisini ağırlıkla yalnızlık duygusuna bırakıyor. Ve o yazdıkların içerisinde asla bir yerlere ulaşamama sıkıntısını... Buralarında hissediyorsun. Bu seni biraz boğan bir kan oluyor. Fakat o kişinin sırlarına ulaşmak, özellikle Tardu gibi böyle sır toplamayı seven, bir şeyler öğrenmeyi seven, insanların içlerini görmeyi, o içlerindeki gerçek kişiliklerini görmeyi seven bir avcı için gerçekten tatmin edici bir yemek oluyor. Ve o kişinin bayılmasıyla beraber, yazarın bayılıp yatağında öylece kalmasıyla beraber tekrardan vücuduna o karanlık gücün gelmiş olduğu Tardu yükseliyor. Boynunu yalıyorum hani iz kalmasın falan diye. De yazık yani. Genç adam yazık tek başına takılıyor. Yatağına falan bırakıyorum yani. Üstünü falan örtüyorum. Yazık zaten. Dinlensin. Evet dinlensin. O kadar da şey değil. Sonra kupamı da alıyorum ama boş dönüyorum. Eve dönüyorum. Tamamdır. Evet. Saat 11'e kadar yapacağınız bir şey var mı? Yani 12'ye kadar ekstradan. Ya büyük ihtimalle Mehmet abi İsrail falan diye bir şeyler anlatıyor. Onu dinliyoruz. Aynen. Ben makyaj yapıyorum. Ben şeyi anlatıyorum. Ben savaş bayılırım. Bak şimdi Cenk'cim. İsrail şunun farkında değil mi? Orta Doğu'da petrolün... İnanılmaz. Bomboş muhabbetinde Rusya üzerinden doğal gaz gezecek diyorlar. Bu doğal gaz nereden geliyor Cenk? Bir düşünsene. Düşünebiliyor musun? Yarın bir gün Süveyş kanalında bir gemi yan dönse. Milyon dolarlık zarara uğramaz mıyız? O zaman ne yapacağız? Ya bu Süveyş kanalını bari genişletin. Geniş de yapmıyorlar. Kaos konseyi demiştim. Şimdi Illuminati ve Kaos konseyi ayrı şeyler mi? Hayır işin ilginci yani Mısırlılarla bunlar aynı gemiye biniyorlar. Ama neden? Müslüman kardeşler bu konuyla ilgili bir önlem almalı falan. Anlatıyorum bomboş. Biz bunları konuşurlarken zihinsel stres veriyorum. Vakit geliyor. Evet, vakit geliyor yola çıkmak için. Tardu hazırlanıyor. Neler giyiyorsunuz? Ben aynı her hafta her gün giydim. Aynı kıyafeti giyiyorum. 6 aydır aynı şeyi giydiğimi fark ediyor herkes.
İlk macerada bulunduğum mermi deliklerim duruyor yani. Onları böyle marker kalemle siyah boyamışım belli olmasın diye atletim. Siyah botlarımı giyiyorum. Siyah pantolonumu giyiyorum. Siyah tişört. Üzerine de bu güneş gözlüğüm. Basic yani direkt. Ben derileri çekiyorum ya. Hem böyle rahatım. Her an koşabilirim. Rahatım ama aynı zamanda da böyle femme fatale böyle. Dekolteli zaten makyaj yapmışım. Ben oraya zihinsel bir savaşa da gidiyorum çünkü. Sezgin'den daha güzel olmalıyım diye giyinmişim, takmışım, takıştırmışım böyle yani. O zaman vampirlerimiz Sezgin'in buluşma noktasına giderken Lokum'daki, Lokum Sokak, Ziver Bey'deki terk edilmiş köşk, kilişe buraya giderlerken biz sonunda intromuzu sokabiliriz. Bu introyu sanırım az kalsın unutuyorduk. Wow, intromuz vardı bizim. Intro diyoruz intro arkadaşlar. But... Okay. Yürüyorum hasreti acının üstüne. Yes, Zifiri Karanlığın yeni bölümümüz. Çok özel bir konuğumuz geliyor şimdi arkadaşlar. Evet, şimdi gerçekten Netflix şeyine döndü. Evet, yola çıkıyorsunuz 12'ye yakın bir saatte geç kalmamak adına. Ve böyle İstanbul'un yani Anadolu yakasının bu işte Göztepe'nin işte Kadıköy'ün biraz daha derinlerindeki o tarafına gidiyorsunuz. Size verilen adres böyle sanki kentsel dönüşüme girilmiş de böyle etrafta yıkılmışlar, yeni binalar yapılmış falan tarzında etrafında birçok yeni binanın olduğu ama kendisinin inatla eski kaldığı, koca bahçeli, büyük bahçesinde çalıların, ağaçların olduğu, eskimiş çitler, dökülmüş boyalarıyla beraber böyle etrafında onu koruyan, aynı şekilde beyaz boyaları yine dökülmüş o ahşaptan eski İstanbul köşklerinden, binalarından bir tanesi duruyor. O klasik New York manzaraları olur ya, onun İstanbul'da görebileceğiniz bir hali. Çok aslında uzakta değil, yakında olan bir grotesk yapı. Etrafındaki modernin yanında sanki eski zamanlara kalmış bir mezar gibi orada bekleyen bir bina var size verilen adreste. Mehmet'in taksisiyle oraya yaklaşıyorsunuz. İşte arkada bir tane büyük tuvaliniz var. Üzeri örtülü muhtemelen diye düşünüyorum. Onunla beraber bu eve varıyorsunuz. 12'ye işte 5 kala falan. 2 minutes to midnight diyerekten. Evet. Arkadaşlar geldik. Adres bu. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Arabadan iniyorsunuz. Necip abiyi de alıyorum ben yanıma. Böyle şeyimin içine koyuyorum. Yeleğimin içine koyuyorum. Çitlerin böyle tepesinde bir tane böyle güzel bir kırlangıcın, siyah renklerinin ağır bastığı, böyle beyaz göğüslü böyle bir kırlangıcın sizi izlediğini fark ediyorsunuz böyle tepenizde. Siz böyle iyice çitlere yaklaşıp demir parmaklıklara yaklaştığınız zaman, kapıya yaklaştığınız zaman diye uçup kayboluyor o. Böyle etrafta böyle bir tane kedi böyle çalıların arasından böyle sizi gelince böyle donuyor. Şşşşşş diye bir çalıların arasından yeniden kayboluyor. Demir parmaklıkları Mehmet açıyor ve orada bir taştan böyle Arnavut kaldırımı gibi bir yolu var. Oradan verandadan binaya geçiyor. Evet.
Biliyor musunuz? Edgar Allan Poe burada yaşamış vaktinde. Abi o kuzgun olmasın o kuzgun. Bu kırlangıçtı. Ha, ha bilmiyorum ki. Böyle kapının önünde böyle bir gülüyorsunuz. falan diye. Gergin gülüşler. Evet. Benim sesim gidiyoruz. Çıkmıyor pek. Evet, içeri giriyoruz. Elimizde böyle tuvalete çalışıyor böyle, böyle giriyoruz. Benim bende tuval var burada, şakasız tuvalle yürüyorum. Peki. Bir abla oradan geçmiyor falan diye kapıdan sıkmaya çalışıyoruz. Neyse. Girdik içeri. Birileri yok mu bizi karşılayan falan? Karanlık bir yerde miyiz öyle? Böyle kapıyı çalıyorsunuz. Böyle çok bir ses gelmiyor ama kilitli olmadığını fark etmeniz çok sürmüyor. Hani şöyle bir baktığınız zaman kapı kilitli değil, açıyorsunuz. Açtığınız zaman üzeriniz böyle bayağı derin bir koridor var. Karanlık. Koridorun sonunda büyük bir kapı var, iki taraflı. Üzerinde böyle hani ahşap kapı, camlı pencereleri olan bir kapı. Arka tarafından bir ışık geldiğini görüyorsunuz. Yanınızda bir mutfak var. Diğer yanınızda bir yemek odası gibi terk edilmiş ama hani bir sadece bir tane uzun masanın olduğu bir yemek odası var. Sol tarafınızda yukarı çıkan merdivenler var. Mutfağın yanında bir oda daha var. Onun sonunda dediğim gibi koridorun sonunda böyle bir ışığın geldiği daha büyük muhtemelen evin salonu var. Giriyoruz yani oraya, o salona doğru yürüyoruz biz de. Yavaş adımlarla ilerlediğiniz zaman kış 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 o tahta, eski tahta zeminin, parkelerin gıcırdamasını duyuyorsunuz ve dışarıdaki kuşun sesi, kedinin sesi dışında soluk da almıyorsunuz, nefes de almıyorsunuz. Gerçekten dışarıdaki İstanbul gürültüsünü bile boğan bir sessizlik hakim. İçeri girerken ne bekleyeceğinizi, neyle karşılaşacağınızı tahmin edemiyorsunuz. Odaya girmeden, salona girmeden önce yapmak istediğiniz son bir şey var mı? Ben bir etrafta yani birden fazla kişi var mı? Kaç kişi var? Onu sezmeye çalışacağım. Bunun için farkındalık zarı evet. Atabilirsin. Hı hı, farkındalık üzerinden. Yani bu kalabalık bir, yani bir ordunun içine mi giriyoruz? Karşımız zarın... var mı etraf? Ne alemde, ona bakmak istiyorum. Zarın bir. İyi, üç de farkındalığım var benim. Dört. Dört mü? Hı hı. Okey. Bir saniye. Zarının toplamı dört müydü? Evet, hı hı. Dört. Okey. Şöyle, içeri girdiğin zaman şunu hissediyorsun. Burada yalnız değilsiniz. Salonda birileri bekliyor. Fakat üst katlarda, aşağı katlarda birileri var mı yok mu çok tam çıkaramıyorsun. Ama tedirginlik hissediyorsun içinde. Sanki gerçekten bir ordunun mekanına girmişsiniz gibi ama... Bu böyle bir ordu olduğuna dair hiçbir iz yok ve bu seni tedirgin ediyor. Bir zihinsel hasar alıyorsun o yüzden. Ya zihinsel hasarım bilenin, var. Çok bilenin şey oldu böyle. Ben mal gibi giriyorum. Ne olacaksa olsun. Ama elimde şimdi öğrendin yani. Hani burada beklediğinizden daha çok tamam. Kişi var muhtemelen. Hani böyle bir içinde tamam. His var en azından. Kanıt yok sadece. Tamam. Yalnız değiliz, kalabalığız, haberiniz olsun diyorum bizimkilere. Ne olacaksa olsun artık. Buraya kadar geldik. Kazığıma sarılıyorum şu an. Zaman, karşınızda öncelikle bayağı uzun boylu böyle şurasından aşağı kadar böyle kırmızı işlemeli ipek kaftan giyen ünlü bir eski Türk hani sınıf öğrenci filmi de oynayan, ad vermiyorum ünlü insanlar adını böyle bu şekilde vermemek için. Ünlü bir hocayı oynayan kişinin suretinde biri var. Aha. Onun yanında ise Rose Yule tarafından oynanan Sezgin Sezginoğlu var. Rose Yule'u Sezgin Sezginoğlu olarak aramıza alıyorum şu an. Oo, hoş geldin.
Merhabalar. Evet, Sezgin, bu akşam neler giyiniyor, nasıl giyindin, ne var üzerinde, bunu anlatabilir misin? Şu an üzerimde ne varsa o var. Tabii ki de çocuklarım için hazırlanıp geldim. En pahalı kristal yüzüklerim, bilekliklerim. Saçımı onlar için yaptım. Dudağımdaki kandan oluşan ruju görebiliyorsunuz. O kadar özel bir kimyagerlerle çalıştım ki kandan oluşan bir ruj yaptım. O yüzden her kanın tadını almak istediğimde dudaklarımı sadece yalıyorum böyle. Kanın tadına bayılıyorum. Ve gördüğünüz gibi güllü parfümümü sıktım. Biliyorsunuz güllere bayılıyorum. Yaklaşık bir aydan sonra senin Tarabya'daki yalından kaçtıklarından sonra ilk defa onları görüyorsun ve gerçekten gelmişler buraya seni görmek için. Gelişlerinden anlaşılacağı üzere de hediye de getirmişler. Tarzu Jane, hoş geldiniz. Selamlar Sezgin'cim. Nasılsın? Sezgin'cim diyorum bastırarak bu arada. Hayırdır ya? Burnun düşmüş. Estetikçini mi değiştirdin? Ah, tatlım, sen de biliyorsun ki ikimiz de aynı estetikçiye gittik. O yüzden değişen bir şey yok. Bende estetik yok şekerim ya. Biliyorum, biliyorum. Asla. Böyle... Doğal. Sezgin'in yanındaki o iki, yani yaklaşık 2 metre 20 santim boyundaki o diğer kişi, kaftanlı, uzun kaftanlı kişi böyle şey yapıyor. Sezgin Hanım'ın eğer estetik bir ihtiyacı olsaydı biz bunu çoktan kendisine yapardık. O her zamanki gibi bir tanrıça. Çok teşekkür ederim. Biliyoruz, Mecidiye köy kasapları çok anlatıyor Sezgin'i. Bu arada Kadıköy'den gelirken benim için çizdiğin resmi gördüm. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Rica ederim her zaman Sezgin'cim. Sanatıma ilham oluyorsun. Görüyorum ki bana hediyeler de getirmişsiniz. Onlara sonra bakacağım ama ilk başta konuşmamız gereken mühim konular var. Biliyorsunuz çocuklar, size çok iyi bakamadım. Uzun zaman geçti. Çok özledim sizi aslında, biliyorsunuz. Ama yaptığınız halsizlikleri de görmezden gelecek değilim. Cenk, sen nasılsın? İyiyim. İyi olmasına iyiyim ama benim buraya gelmemin tek bir sebebi var. Kızımın adını vermişsin adamınla birlikte. Oraya bunun için geldim. Değil mi? Evet, evet. Kızının adını bilmene çok şaşırıyorum bu kadar seneden sonra. Sağ ol, sayende öğrenmiş olduk. Burada bir irade zarı atabilir mi acaba Cenk? Evet abi, atayım. Çünkü şöyle bir durum yaşıyorum ben. Etkileniyorum yani, çünkü benim sahirim olduğu için, yani melikem olduğu için, hani böyle bir açıdan şey falan da var yani, annem gibi falan yani, hani o kişisel karizma alanı beni etkiliyor gibi oluyor yani, ya da bilmiyorum. Benim bir evet dedim. Willpower'ım bir bu arada. Total iki. Willpower'ım bir, zar bir, iki geldi sonuç. Sezgin'le karşılaşmaktan dolayı, bu hislerinden dolayı şu an zar sonucuyla beraber iki zihinsel stres aldın. Ay. Çünkü okay. Böyle şey, hani Sezgin'e böyle bir şey söyledin, onun üzüleceğini düşünüp kendin üzüldün. Aslında evet. Hani niye böyle hissettiğini tam olarak bilmiyorsun. Bu kapıdan girmeden önce böyle hissetmiyordun belki de. Evet evet. Evet. Ya ne, ya neye üzülüyorum şu anda peki? Şey değil mi? Yani bütün her şeyin böyle bir gidişat almasına mı üzülüyorum? Kısmen evet. Tam da üzerine belki de bu acını bir beste yaparsan tam olarak neye üzüldüğünü anlayabilirsin. Anladım. Ama şu an için biraz tarifsiz. Ve ben bunun böyle olması, evet. Evet. Bunun böyle olmasını biz istemedik. Fakat hepimiz, sen bize gerçekten de çok güzel şeyler vaat ettin başında. İçimizdeki belki de olmayan yeteneği çıkarttın. Bizi adeta bir kömürden elmas yapar gibi parlattın. Fakat daha sonra bütün hepsini elimizden aldın. Ve bizi kirli oyunlarında bir piyon yaptın. Çocuklarını seven bir anne bunu yapmaz.
Ben önce bunu merak ediyorum. Bunu neden bize yaptın? Ah çocuklar, biliyorsunuz siz başta bunu istediniz ve ben size istediğiniz her şeyi verdim. Tardu, çok ünlü bir ressam olmak istiyordun. İstediğini vermedim mi sana? Yo. Her yerde gözükmedi mi bütün eserlerin? İşine geldiğinde benim resimlerimi sergilerime izin verdin. Onun dışında buruş buruş yaşlı adamlarla yatıp durdum yani. Aa. Ama her şeyin bir şart olacağını biliyordun değil mi? En başta böyle konuşmamıştık. Tabii ki sana bir şeyler vermemi istemiştin en başta ama bu değildi. Ama detayları konuşmak istemedin. Hemen evet dedin ve ben de yapılması gereken şeyi yaptım ve seni ünlü ettim. Herkesin birbirine borcu var. Peki sana gelelim Cenk. Seni istediğin gibi müzisyen yapmadın mı? İstediğin yerlere taşımadın mı? Yaptın. Ama adeta Şeytan Avukatı filmindeki gibi bunları daha sonra elimden aldın. Eğer bir şeytanla anlaşma yaptığımı bilseydim ve bunları kaybedeceğimi bilseydim, o zaman belki de bu anlaşmayı yapmazdım. Çocuğumla birlikte mutlu mesut yaşardım. Ama şimdi ne çocuğuma ne hissettiğimi bile hatırlamıyorum. Sadece tek bildiğim bir çocuğum var ve onun hayatımda olmasını istiyorum. Belki de önemli olan tek şey bu. Buraya da bunun için geldim. Eski hesapları kapatmaksa amacın, kapatalım. Ama bundan sonra o yanınızdaki kişi kim bu arada? Taksiciyim bayan. Ne tür bir taksicisin acaba tam olarak? Getir götür tarzı yapıyoruz. Arkadaşım benim. Anladım, hatırladım. Erdal'ın yanına gittiğinizde haberlerinizi almıştım. Benim kuyumu kazarken Erdal'la birlikte dediklerinizi de hatırlıyorum aslında. Evet. Her sen şeyi... Bize... söyle yavrum, yok. Söyle. Dinliyorum seni. Sen bize kötülük ettin, biz de sana kötülük ettik. Defterle birlikte senin kaleminin kırılmasına sebebiyet verdik. Bundan dolayı mutlu değilim. Aslında bir bakıma haklısınız çocuklar. Ben kötü bir anneydim. Ve şimdi bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Biliyorum zor bir kadınım. Sizin başınıza o kadar bela açtım ben de. Ama vampirler arasında biliyorsunuz böyle şeyler çıtır olup bitiyor hemen. Ve ben bir şeyler kışkırtma zarı alabilir miyim Cenk için? Tabii. Cenk mi kışkırtıyor Sezgin'i şu an? Şey dedi ya, kalemini biz kırdırdık diye. Ha, sıfır geldi zarı. İki de elinde varmış. Şöyle, bir zihinsel stresini iyileştirmiş oldun bu durumda. Biraz sonra bunların nedeni ortaya çıkacak. Sen iki değil bir almış oldun şu an. Süper. Nerede kalmıştık? Kaleminizde. Ha, doğru. Hanımım, belki de artık hediyeleri mi istesek? Ha, evet, ben de tam oraya geliyordum. İşte bizim gibi vampirler arasında böyle şeyler, çıtır basit şeyler ve ben sizi affetmeye hazırım. Eğer siz de beni affetmeye hazırsanız bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Biliyorsun ki senin çocuğun uzun zamandır senden uzak ve hediyelerimi alıp gördükten sonra sizi bir araya getirmek istiyorum. Önce görmek istiyorum. Burada mı gerçekten? Pekala. Mila. Gel buraya. Böyle şey, yanındaki böyle adam böyle gidiyor. Oradan bir kapıyı açıyor böyle. Kapıyı açtığınız zaman orada böyle bir ışık var arkada. Ters ışıktan dolayı Mila'nın silüeti gözüküyor. Hani yüzünü seçebiliyorsun. Bir illüzyon mu değil mi tabii ki bilemezsin. Ama hani şeyini seçebiliyorsun. O 2 metre boyundaki garip adam önünde duruyor. Ama silüeti orada, kapının orada duruyor. Pardon. Senle başlayalım istersen. Ben hediyemi en son vereceğim. Bence sen ver. Mira gelmedi mi? Mira ile bir konuşsaydın ya. Anlamadım. Bir Mira ile konuşamıyorum. Kızını gördün ya. 1.75 boylarında hani böyle uzun böyle kahküllü saçları olan, böyle üzerine bir ceket giymiş, altında böyle uzun böyle bir pantolonu var, hani kot pantolon var,
altında böyle şey, basit böyle babet bir ayakkabı var. Duruyor. Kaç yaşında gibi duruyor? 19, 20, 21. Yani 20'li. Early 20s. Maşallah Cenk, senin kız mı bu? Bilmiyorum ki, ilk defa görüyorum. Bunca zaman sonra. Böyle şey yapıyor. Delikanlı, sen kimi kızısın? Baba deyip böyle bir kendini ileri atmaya çalıştığı zaman böyle inanılmaz uzun koluyla böyle adam bir onu dur diyor. Böyle dur yapıyor. O kızın geçmesine izin vermiyor önce. Bir dakika, kız bir tuhaf mı, anlamadım ben. Tasvirde bir şey mi kaçırdım? Kızın eli ayağı mı uzun tuhaf bir şekilde? Hayır, şeyin adamın şey adamın yanında. Işte. Okey. Adam var. Slender Mahmut. Evet, ben bir şey atabilir miyim? Farkındalık atabilir miyim kızla ilgili? Atabilirsin, evet. Bir şey, bir değişiklik, bir şey var mı yani? Sıfır var farkındalığım bu arada. Zarın sıfır. Hiçbir şey hissetmiyorum. Okey. Peki. Bırakacaksın yani, öyle mi? Evet, biliyorsun anlaşmamız öyle. Artık bir şeyleri düzeltmek istiyorum ve yollarımız ayrılacaksa bu şekilde ayrılsın istiyorum. Sizden... Sen hala... Evet. Pardon. Yavrum söyle, tabii konuşabilirsin. Hala şaklaban gibi oynatıyorsun bizi. Gönder şu kızı, niye hala yanında tutuyorsun? O kadar iyi niyetliysen. Ne iş o bu ya? Ya biliyorsun ki ben bazı şeylerden emin olmayı tercih ediyorum. O yüzden ilk başta hediyelerinizi almak istiyorum. Hediyeleri vermeden maalesef kızını bırakamam. Peki, şartları buysa çok uzatmayalım. Ben böyle elimi ceketimi cebine sokuyorum. Silah çıkartmayacağım diyorum böyle. Böyle adam sana doğru yaklaşıyor böyle. Hani saldıracakmış gibi değil de hediyeyi almak üzere böyle adam yaklaşıyor. Kapıyı kapattı böyle. Hani sana doğru yaklaşıyor. Böyle elini uzatıyor. Bu cebimden de bir kaset çalar çıkartıyorum. Buradan da o tahta kutuyu çıkartıyorum. İkisini adama veriyorum. İkisini alıyor böyle. Kenara koyuyor. Kaseti böyle takıyor. Düğmeye basıyor. Ve böyle arkada senin yapmış olduğun güzel parça çalmaya başlıyor. Hani Sezgin, etkileniyorsun. İlk duyduğun anda bu senin yıllarını harcadığın Cenk'in işi olduğu belli. Ve bu sana gerçekten Cenk'i hatırlatacak bir hediye. Son albümümüz. Beğendim. Hiçbir zaman çıkmayan son albümümüz. Beraber son albümümüz. Bitirdim. Artık sana ihtiyacım yok. Tebrik ederim tatlım. Sonunda sizi büyüttüğüm gibi bir vampir olmuşsunuz. Başarılı, kendi ayaklarının üzerinde durabilen savaşçılar. Ah, tam benim çocuklarım. Peki ya sen ne getirdin Tardu? Seneler evvel o galeride ilk karşılaştığımız zaman var ya, ben böyle dizlerim falan titremişti seni gördüğümde. Acayip hayrandım sana. Büyük bir şanssın benim için. Kendimi duyurmak için, var etmek için. Sana, senin o yaydığın iyi ününe o kadar inanıyordum ki seninle uzun uzun pazarlık bile etmemiştim. Ama senin çocuğun olmak gerçekten bu dünyada bir vampirin başına gelebilecek en berbat olaymış. Bunu da bize yaşatarak öğrettin. Senin bundan sonra tanımayacağım Sezgin. Artık benim için yoksun. Annem falan değilsin. Hiç olmadın hatta. Keşke hiç olmasaydın. Keşke beni insan bıraksaydın. Benim için öldün. O yüzden bu da onun minik bir resme. Hadi bir al bakalım. İnanılmaz mami işiyiz gerçekten. Böyle tuvali açıyor Tardu. Resmi gördüğün anda öfkeleniyorsun. Çünkü Cenk bu kadar güzel bir şey yaparken Tardu isyankar bir bebek gibi, hani ona süt veren eli, onu süt veren anneyi ısırıyor. Ve böyle o kanın şeyiyle beraber masken kırılmış durumu. 6 stres aldı şu an. Evet, 6 stres aldı ama ben onun medallerini ben ayarladığım için şu an maskesi kırılmış, bedeli aldı. Masken kırılıyor bu noktada. Öfkeni artık tutmanın bir manası yok Sezgin. Bu ne biçim bir saçmalık ya? Sen ne yaptığını zannediyorsun bana, annene? Ne biçim bir hadsizsin sen? Sana yıllarımı harcadım ben. Sana o kadar paralar kazandırdım. Sergileri çıkardım. Ne bu mavi laleler falan? En benim sevmediğim salak salak çiçekler. Ne anlatmak istiyorsun bu resimde sen? Ne anlamak istiyorsan artık.
Akıllı kadınsın, zekisin. Otur ikonografisini kendin yap resmin. Sana uzun uzun anlatmayacağım. Benim için öldün. Yoksun. Bir daha asla karşılaşmayacağız. Seninle ne düşman ne dostum. Bitti. Böyle şeyi fark ediyorsunuz. Sezgin olduğu yerde böyle bir şey oluyor. Bir saydamlaşıp geri geliyor. Böyle bir şey oluyor. Garip bir şey görüyorsunuz böyle. Hanımım Mehmet sakin abi. Olun. Ben hediyeyi alayım diyor. Böyle şey yaklaşıyor. Adam yaklaşıyor böyle. Resmi alıyor ya. Engel olmuyorsanız. Kasetin yanına koyuyor. Pekala o zaman. Çocuklarım. Mira hakkında bilmeniz gereken bir şey daha var. Haftalarca kız gelmeni bekledi. Cenk ama sen gelmedin. Ben de ona kardeşler yaptım. Ne? Mira? Böyle orada şey oluyor. Böyle yanında duran kaftanlı adam bu çok uzun kollarını kaldırıyor böyle alttan o kırmızı şey oluyor ve böyle çok ilkel bir çığlık var böyle. Diye böyle bir ses çıkarıyor. Bir anda sizin içerideki böyle koridordan adım sesleri gelmeye başlıyor. Mira'nın olduğu kapı açılıyor. Orada bir tane Mira değil, üç tane Mira var. Böyle nasıl yani? İçeriden başka Miralar gelmeye başlıyor. Ve böyle gittikçe Sezgin saydamlaşmaya başlıyor. Gözünüzün önünde böyle. Son bir sözün var mı elveda demeden önce? Tabii ki de. Sizi seviyorum çocuklarım. İllüzyon mu yedik? Ve böyle tam ortada Sezgin bir anda kayboluyor. Rose Yula bu muhteşem Sezgin rolü için çok teşekkürler. Bizi mest etti. Şu an vampirlerle uğraşması gereken daha büyük bir sorun var. Sezgin şu an için kozunu oynadı diyebilirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın bebeklerim. Görüşürüz. İyi eğlenceler çocuğunla sana da. İstedin aldın çocuğu başına. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim Can bu arada. Mahvetti bizi gidiyor. Kancı korusun. Beklediğiniz fantezi yaşattım size tabii ki de, her zamanki gibi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İzliyorum sizi. Evet. Abi illüzyon mu yedik? Böyle Sezgin böyle bir anda gözünüzün önünde kayboldu. Onun yerine böyle kaftanlı adam üzerindeki kaftanı atınca böyle ince, çok uzun böyle kollu, böyle çıplak, kaslı bir şekilde böyle önünüzde duruyor ve kolları böyle bıçaklı bir şeye dönüşmeye başladı böyle. Ben bir fate puanı harcıyorum onun savaş formuna girmesi için. Onun dışında böyle kapının orada böyle elinde bıçaklı böyle küçük böyle miralar var. Böyle üç tane mira var böyle. Size doğru yaklaşıyor. Beni niye almaya gelmedin baba? Haftalardır seni bekliyorum diye böyle oradan geliyor. Tardu sen koridordan arkana baktığın zaman oradan yine böyle miralar geliyor. Böyle ellerinde işte kazıklar, kılıç, böyle bıçaklar falan böyle. Hani Mehmet sen ne düşünüyorsun? Hediyeleri veremedim bu arada. Tardu Sezgin'i sinirlendirip kaçırdı çünkü. Hediyeler böyle elinde kaldı bir noktada. Pek de benim gözüm tutmadı Sezgin'i zaten. benim iki tane sorum var. Bir, şimdi bir durum var ya, bütün bunlar saat, böyle... Evet. Bunlar böyle full klanı, neydi bu klan? Duygusal bunlar, sanatçı klanı falan filan ya. Sanatlar, duygular havalarda uçtu böyle bir sürü. Ben bunlardan böyle ekstra normalde almadığım bir tat aldım mı? Onu çok merak ediyorum. Çünkü doğru düzgün kullanmayı bilmesem de Auspex var ya bende. Yani bütün bunların arasında böyle kopan hezeyandan ya da heyecandan benim karakterim ekstra bir şey fark etti mi? Onu merak ediyorum. Çünkü biraz seyirci gibi takıldım bu sahnede. İkincisi, Auspex demişken yani etraftan bir sürü miralar gelmeye başlayınca ben böyle bir bu yoksa Rockefeller'ın kullandığı klon teknolojisi mi deyip onlara kullanarak bir bakmak da istiyorum ayrıca yani. İki şeyim de bu. Atabilirsin. Ne denir? Bir zar atabilirsin bunun için. Farkındalık atabilirsin. Tamam. Attım. -2 geldi. Evet, bu Rockefeller'ın kullandığı
Klon teknolojisi muhtemelen, gerçekten evet, de. Bunu böyle fark edince şey oluyorsun böyle. İki zihinsel stres alıyorsun böyle. Rockefeller'ların tuzağına düştün diyerekten. Aynen. Illuminati'nin tuzağıdır bu. Altı büyük aile dünya yönetiyor. Evet, şu an sana bu aspekti yazıyorum. Illuminati tuzağına düştüm. Illuminati diye yaz, aynen. Evet. Etrafınızda böyle miralar size doğru yaklaşmaya başladı böyle. Baba falan diye. Kaç tane var? Kaç tane var? Ben vuruyorum bir tanesine. Önünüzde 3 tane var, arkanızda 4 tane var. Yani bu odaya biraz sonra 10-15 tane falan muhtemelen mira gelecek. Ama onun dışında bir de aynı zamanda böyle garip taklitçi bir kişi böyle eli bıçaklı böyle etten bıçaklarla böyle ooo yapıyor böyle. Peki. Yani evet, ilk hamleyi ben burada Cenk'e vermek istiyorum. Okey. Ben abi şunu fark edebiliyor muyum öncelikle? Bununla ilgili bir lore atacağım. Çünkü son bu off time'da sürekli olarak şeyi araştırmıştım. Büyüsel olayları araştırdığım için ve işte bir tane de kaynak da bulmuştum bununla ilgili geçen bölümün sonunda. Bu bir vampir ve kontrol mü ediyor bunları? Bu yüzden vampiri öldürsek bunların hepsinde bu kabusu sonlandırır mıyız diye bir lore atmak istiyorum. Tabii ki atabilirsin. Okey. Artı 3'üm var. Sıfırda zarın geldi. Tebrik ederim. 3. Şu an karşınızda olan muhtemelen Güzide Hanım'ın da eğitimlerinin ardından aklına gelen şey bu karşınızdaki vampir muhtemelen Zimishi klanına ait. Ve bu da onun ghoul'ları muhtemelen. Abi. O yüzden onu öldürseniz de ghoul'lar olmaya devam edecek ama çok tehlikeli yani bu kişiler kısmen tehlikeli. Kısmen mi? Kolları bıçak diyorsun ablacığım. Yani ghoul'lar ölümlü günün sonunda. Sadece bu vampir. Hani ölümlüleri öldüren şeyler bu küçük mira kopyalarını da öldürecektir muhtemelen. Okey. Ben yavaş yavaş böyle geriye giderken silahımı da çektim. Böyle geriye giderken şey diyorum. Arkadaşlar bu iş bizi aşar. Bence taksiye doğru hafiften koşalım artık. Yapıyorum böyle elim silahla. Bir iki tanesini de sıkacağım şeyde. Kafalarına sıkacağım bir iki tanesini de tabancamla. Ölüp ölmediklerini sağlama almak için. Okey, atıcılık deneyebilirsin. Cenk dur, onlar senin kızın. Kızım mı? Benim kızımızım yok Aslan amca. Diyorum böyle. böyle sıkıyorum büyük tanesine falan. Rage içinde böyle. Atıcılık atabilirsin. Şöyle fakat burada bunların özel bir yeteneği var. Masumiyet gözleri diye. Eğer başarısız olursan zihinsel hasar olarak başarısız olduğun kadar hasar alacaksın. Çünkü günün sonunda onlar benim kızım değil desen de tuttuğun zaman böyle şey oluyorlar hani. Baba diye üzerine geliyorlar. Tamam ben okey bu şeye giriyorum yavaş yavaş ama gerileyerek böyle arkadaşlarıma da şey diyerek hadi buradan uzayalım falan derken böyle onları da vakit kazandırmaya çalışarak yapacağım bu hareketimi. Avantaj vereceğim onlara yani. Atıcılık deneyebilirsin. Atıcılığım 0. Zarında 1. Oh. Zarın 1. Şimdi şöyle toplamın kaç oldu? 0, 1. 1. Bir. Böyle pat diye birini vurdun, pat diye birini daha vurdun, böyle parçalara ayrıldılar ve böyle şey oldun, böyle titremeye başladın, 6 zihinsel hasar aldın. Oha. Çünkü böyle şey hani bu benim kızım değil diyorsun, bir tane daha vuruyorsun ve böyle bir noktada psikoza giriyorsun hani. Böyle etrafında bize niye almadın, beni niye sormadın diye böyle üzerine geliyorlar sürekli şu an. Ben böyle abi random ondan sonra iki tanesini vuruyorum. Random aaa diye böyle ateş ediyorum. Vurup vurmam önemli değil artık böyle o noktadan sonra. Psikoza girdim orada böyle tak 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 sıkıyorum. Bedel alıp düşürecek misin hasarı? Düşeceğim tabii ki. Yani düşeceğim çünkü artık çok ağır bir şey yaşıyorum yani. Bu benim için çok travmatik bir durum. Yani ilk başta çok durumun kontrolünde gibi başlayıp sık 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 sıkarak böyle bir yerden sonra artık aaa diye böyle gidiyorum yani. İptalim ben arkadaşlar. Şey, zihinsel stres barın kaç ki? 3 mü senin? Evet abi. 3 oradan gitti. 3'ten daha silmen lazım. Onu da 4 konsekvensle silebilirsin. Yani orta konsekvens alıyorsun ki birkaç hafta sürecek iyileşmesi demektir. Tek session'da değil de. Evet. Ya da frenziye girebilir. Yok frenziye girmeyeceğim. Ama bundan kalıcı bir travmatik hasar almak istiyorum uzun süreli.
Bu sen alırım, alınır yani bundan sonra. Çünkü yani ne oluyor abi artık hani. Geçen bölümde de çapa gelmişti. Şimdi de böyle bir şey oldu. Yavaş yavaş yani delirerek hakikati bulacağım gibi olacak gibi. Evet. Peki, orta seviye bir zihinsel bedel aldın. Sırayı kime veriyorsun? Abi sırayı direkt Mehmet abiye veriyorum. Çünkü yani şey hatta böyle Mehmet abiye bakıyorum diyorum ki bizi kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın diye böyle içimden düşünerek bakıyorum böyle içli bakıyorum ona böyle kameraya dönüp. O da düşünüyor nasıl kurtaracağım. Düşünüyorum. Nasıl kurtaracak? Evet. Avantaj verdim onlara bu arada. O avantajımı verdim yani onu söyleyeyim. Vermedim lan fail ettin gibi sen. Avantaj verdin fail mi bize? Fail ettim mi? Ben bence bu orada ya, şey olarak hasar alarak vermişimdir. Çevik kutları 7 geldi onların. Ben çok iyi attım. Sen bir atınca 6 öyle hasar oldu. Iskaladığın zaman. Evet bir bok veremedim okey. Evet öncesinde atmadan önce uyarmıştım. Çok evet. Şey oldu. Zar evet. Böyle şey yaptı. Uyarılmıştın diye. Yo ben bunu okeyim. Ben bu şey okeyim tamamen. Okey. Bu masum gözler bize işleyecek bir şey mi peki? Herkese işliyor evet. Çünkü yani 19-20 yaşında masum görünen bir çocuk ama hani böyle diye geliyor. O zaman. Çocuk ulan bunlar çocuk deyip şeye sinirleniyorum aşırı. Ne onun ismi? Simitçiye. Simitçiye. Yapan. Aynen. Ona böyle şey yapıyorum. Vampir hızımdan zıplayıp böyle hurra diye havadan direkt ona şarj edip beynine levyeyi oturtmak için uçuyorum. Okey. Yapabilirsin bunu. Osman yaptım bunu. Bir de bunların isminin Zimitçi olduğunu ben bir yerden biliyorsam bunlar Rus mafyası falan gibi düşünüp saçma sapan vatansal... Ya şu an Illuminati'ci aspektin var. Onu free use yapabilirsin hani. Doğru. Zannediyorsun hani. Aynen. Bunlar Illuminati'ci olduğu için şerefsiz bu vatanın evlatlarıyla oynamak size kalır mı lan filan diye sinirleniyorum böyle hızlıca. Hoyt diye sopam elinde uçuyorum. Nereden baksan yakın dövüşüm 2. Necip abi elimde artı 2'm geliyor. Bonusumdan da bir 2 daha geliyor. Toplam 6'dayım şu anda. Daha da bu herifin kollarında bıçak olduğu için. Daha da bir şeyim yok vallahi. Dövüş konusunda bir yatan aspektim vardı onu silmişim. O zaman 6 zarla it oldu itin. Böyle şakağına doğru al bakalım Fodul Mahmut deyip küt diyor sürtüyorum. Okey. At bakalım. 6 mı geldi? Zarını atmadın. Daha zarımı atmadım ben. Daha bu benim zarımı atmamış halim arkadaşlar. Evet. Daha zarını Zar da 3 geldi arkadaşlar. 3 diyorum. 9 hasarla İtol itin beynine al bakalım. Bu vatan böyle kurtarıldı. Hiç şey yapmıyor böyle. Durmuyor. Hani böyle hiç seni durdurmaya çalışmıyor. Böyle vur bakalım derken pat diye böyle Necip abi vuruyor. Böyle çatır diye boyun kırılma sesi geliyor. Tamam mı? O sonra sana karşı şöyle dönüyor boynu kırılmış bir şekilde. Böyle sallanıyor boynu. Yapıyor böyle. Ama hasar almış olduğunu görebiliyorsunuz tabii ki. Hani bir bedel aldı. Konsekans aldı o kadar. 9 attım. Gerçekten mi? Yani evet. Ya tabii yani canım arkadaşlar fiziksel stres barı maksimum 6. Yani anladınız mı? Fiziksel havuzu 6 olsa o da oldu. Üstüne şu an muhtemelen Günhan gibi o da bir orta konsekans aldı. Dolmadan da alabiliyorsun ama. Aynen öyle. Yani dolmadan aldım ben. Okey. Peki ağır konsekans mı aldın, orta mı aldın? Yani şöyle boynu duruyor ve sana yaptı hani. Hayır şu yüzden söylüyorum. Bu konsekans bizim görebildiğimiz bir şey. Bundan sonra her saldırımızda avantaj olarak kullanabileceğiz biz onu. Önemsiz yara aldı vampir olduğu için. Wow! Önemsiz mi? Daha ben ne yapayım? Evet. Manyak mısın sen? Abi acıdan zevk alıyorum. Siz alabiliyorsunuz önemsiz yara. Siz de vampirsiniz. Okey. Neyse kısmet dur bakalım o zaman. Yani elinde levye ile vurduğun için önemsiz yara alabiliyor. Bu bashing damage. Hani tabii, vampirlere tabii. Bu önemsiz yara. Aha. Şöyle duruyor böyle boynu almış. Yok işte yapacak bir şey yok o zaman kısmet. Okay. Tamam. Sırayı kime veriyorsun? Yaratığa veriyorum ya. Tardu'ya vakit kazandırayım hem de. Çünkü herif bana şu an bir vuracak. Herifin gücü de belli olacak. Ondan sonra muhtemelen
Tarut'a kaçmaya karar verir diye düşünerek. Böyle şey... size buradan çıkış yok ve size bir detay daha vereyim mi? Buradaki bir avardan bir tanesi. Gerçek diyor böyle. Özellikle bunu renkli söylüyor ve kışkırtma deniyor. Ben Fransa'ya giriyorum abi. Girebilirsin evet. Yeter bu neymiş ya? Evet yeter lan bu neymiş böyle anlatayım. Kışkırtması onun şu an korku tiradı var. Artı 2 oradan alıyor. Kendi kışkırtması 3, 4, şu an 5 şey geliyor sana. Kışkırtma hasarı geliyor. Bunun için ben bankayı mı açıyorum? Vereceksin. Fransa'ya giriyorum, bir karşılık vermiyorum. Evet evet, yani ben random her şeyi öldüreceğim önüme çıkan, yani ben artık yeter çünkü. Ya tabii bunu öldüreceğim öncelikle, yani önümde o var. İlk hedefim o. Hafif bedel frenzy alabilirsin. Bu arada şöyle bir durum oluyor. Hafif, yani frenzy'ye girdiğin zaman aslında karakterin kontrolünü kayıp da edebilirsin. Çünkü saat 11 olmuş. Aa evet. Evet evet. Frenzy'ye girip bana devredip karakterini şey yapabilirsin istersen. Öyle, eğer öyle yapabiliyorsak öyle yapalım. Çünkü zaten bu noktadan sonra benim karakterimin yapacağı bir şey kalmadı yani. Hani deliririm yani, anladın mı şey noktasında. Siz de devam mı edeceksiniz bu sahneye, yoksa aslında bu gece kafta da oynayabiliriz bu sahneyi daha detaylı. Sevebilirsiniz yani. Ne yapmak istersiniz? Şu an hani ama Frenzy'ye gireceğim dersen yani plausible bir şey. Hani güzel bir bahane oluyor hani. Bahane yapabilirsin bunu istersen. Sizin devam edesiniz varsa öyle yapabiliriz yani ama ya, haftaya da oynayabiliriz o yüzden. Hani ben kombat ortasına bırakmayı çok sevmiyorum. Ha okey, o zaman öyle yapalım. Kombatı hani bu kombat biter bitmez oyunu da bitirir sen geri kalma diye. Öyle yapalım. Öyle yapalım, tamam. Tamamdır. Sen hafif yani şey olarak, hafif bedel olarak cinnet alıyorsun. Aynen. Cinnetini anlatayım, sonra senin yayınlarına uğurlayalım. Tamam. Böyle bunu demesinin üzerine böyle içindeki canavar kaynıyor. O etrafındaki miralara bakıyorsun ve böyle dişlerin çıkıyor, pençelerin uzuyor böyle. Ve böyle "Aa!" diye bağırıyorsun. Böyle onu duyunca Mehmet de şöyle bir dönüyor sana. Hemen şöyle dönüp bakıyor. Tabii düşmanından da çok gözünü ayırt etmiyor. Tarduz sen zaten şok içerisindesin şu an. Hı hı. Ve böyle Cenk böyle şey oluyor böyle. Dişlerini çıkarıp böyle hani orada gelen bir tane böyle mira kopyasına da vuruyor böyle. Hani şey yapıyor. Üzerindekilerini yırtmaya başlıyor böyle. Seni öldüreceğim yapıyor böyle. Çıkışını sen roleplay'ini yapabilirsin istersen Cenk. Ya şöyle... ben hani genel olarak çok daha kontrollü bir karakter olduğum için ilk defa bütün bu üzerine evet. Binen her şeyin üzerine bayağı kontrolümü kaybedip direkt herifin üzerine fırlayacağım. Ama bu çok şey bir fırlama. Hiç bu kadar feral görmemişsiniz daha önce beni yani. Bayağı bir hayvan gibi fırlayacağım yani. Direkt böyle Allah ne verdiyse gırtlağını falan böyle ayırmaya falan çalışacağım herifi yani. Ama onun dışında artık ne olur nereye giderim, ölür mü, beni kurtarırlar mı bilmiyorum. Beni öldürtmeyin arkadaşlar. kardeşim. Haftaya da ölürsem de ölürüm ama bu arada ölürsem de yeni bir karakterle döneceğim haftaya. Yani. Ve böyle. Evet. Bu şekilde böylelikle Mert Günhan'ı Cenk'e bu gecelik uğurluyoruz. Çok teşekkürler geldiğin için. Umarım eğlenmişsin de bunun kritiğini sonrasında yapacağız. Evet evet. Haftaya tekrar buradayım. Bir şekilde öpüyorum. Artık nasıl yapıyorum ben de, görüşürüz. Necip abi olarak gelirsin, Levyem olarak kanka. Belki bilmiyorum bakalım. Haydi bay bay. Evet, kaldık baş başa. Cenk bir kaplan misali Mehmet'in üzerine atladı bunun darbesi üzerine ve Mehmet de gülerek böyle evet canavara kendini teslim et bakalım falan yaptı böyle. Hani bunu bekliyormuş gibi. Onlar böyle boğuşmaya başladılar. Tardu sende sıra şu an. Etrafınızı miralar sarıyor ve hani Cenk delirmiş durumda. Değişik, çok hiç beklemediğim bir şekilde yaşanıyor ama sanırım son gülüşü Sezgin'in canını acıtmış olsan da ona bırakmak istemiyorsun. Ne yapıyorsun? Tur sende. Benim şey ihtimalim var mı? Gerçek mirayı aralarından ayırt etme. Çünkü bu goller sonuçta ya bizi saldırıyorlar. Belirli bir tavır içerisindeler. Belki Mira köşede korkmuştur bir şeydir. Ben Mira'yı aramak istiyorum. Farkındalık zarı üzerinden. Mira'yı bulursam çünkü evet, en azından evet, onu kurtarayım. Aa Günhan haftaya Mira olarak gelse. Ben bir çiş molası alıp geliyorum ya. İki dakika. Tabii. Çok hızlı geleceğim. Siz devam edin. Mira'yı arıyorum. Mira nerede? Şimdi CS kalktığı için senin zarını da ben atacağım. Aaa!
Senin farkındalığın kaçtı? 3. 3. Okey. Senin şu an sonucun 1. Onlarınkine bakıyorum. Eksi 2 mi geldi bana? Evet. Onları da çok iyi attım. Zarına tekrar atmak isteyeyim. Yani Fate puanı harcayabilirsin bence. Fate harcıyorum. Mira'yı bulacağım. Böyle etrafa bakıyorsun. Öncelikle hani Mira ile olan geçmişinizden dolayı onu bulmak istiyorsun. Ama vampirik güçlerine başvurmadan onu bulman şu an çok zor. Bu yüzden vampirik gücün Auspex'i açıp Mira'yı o enerjisinden bulmaya çalışıyorsun. Böylelikle zarını tekrar atıyorum. Bunun üzerine sonucun kaçtı farkındalığın? 3. 3. Şöyle Miralar bir zihinsel hasar alıyor. Böyle falan etrafına geliyorlar. O aurayı okumaya başladın. Biraz odaklanman gerekiyor. Şu an etrafında kaotik bir alan var. Onların zihinsel o belli bir bağları var. Aynı kandan yapıldıkları için, bu korkunç yaratık tarafından birleştirilip şekle sokuldukları için belli bir, hani I am Legion derler ya, Legion, o hani bin bir zihin var. Onları delmen gerekiyor gerçek Mira'yı bulabilmek için. Ve şey yapıyorsun şu an. Onu delmeye başladın. Bu yolda devam edersen sonuç alacağını hissediyorsun. O sırada sıra Miralar'da. Bakalım Miralar ne yapıyor? Tamam, ben etrafıma bakınıyorum. Mira'yı arıyorum. Aynı anda. Mira, neredesin çiçeğim? Miralar şey yapıyorlar. Mehmet'e saldıracaklar ama Mehmet burada değil. Evet. O yüzden ben şöyle chat'e bakayım o sırada. Evet. Aynen. Sen yarın recap yapacak mısın? Yarın recap yapacağım, evet. Anı duyur şeyden. Yarın sabah benim kanalımda recap var. Bu recap'i hak eden bir yayın oldu bence. Kesinlikle recap yapılması gereken bir oyun oldu diye düşünüyorum. Evet. Stantile de bulabilirsin demişler. Evet, chatte de şey yapılmıyor. Yok, chatte şey, bakın Arya'nın kanalı paylaşıldı arkadaşlar. Yarın kaç gibi? 12 gibi mi? Öğleden sonra diyelim. Öğleden sonra Arya sosyal medyasında duyurur, recap yapacak kendi kanalında. Bugünkü oyunla ilgili. Ama senin altı zihinsel hasar verip şeyini bozman, onun büyüsünü bozman hani. Ben hiç ummuyordum ya. Ben bayağı aslında şey... Niyetim şeydi ya, bir kızdırayım da orada böyle hani kadınsı derler ya, tırnak içerisinde böyle hani o yarış, tam aslında mami yaşıyoruz. Onu meydan okumasına gitmiştim. Bu sefer zarım geldi ya, inanılmaz, normalde gelmez. Normalde zarlarımı bilen bilir. Kötüdür yani. Rose harikaydı ya, evet. O an işte Rose hani önceden hazırlık, bir yerde Batman gibi önceden hazırlık yapıp böyle hani şey yaptın, hani vurdun böyle. Rose'u neden çabuk gönderdik? Çünkü altı zihinsel hasar verdi dermişim. Benim yüzümden mi? Ya bir 15 dakika bileydim. Daha 10 dakika daha dururdu hani muhtemelen. Ha, bileydim ben. Tardu tam bir kancık arkadaşlar. Tardu kancık yani, kıskanç. Şey bir karakter. Sezgin'in alıp veremediği şey var haftalardır. Evet, bunları yarınki recap yayınımızda konuşacağız. Evet, hangi vampirik güçleri kullandı, nasıl buradaydı falan tarzında. Hani bu oyunun gizemleri açısından burada neler olduğunu vampire anlamında analizini istiyorsanız, World of Darkness analizini isteyenleri yarınki yayınıma bekliyorum. Mehmet, sana Miralar saldıracak şu an. O yüzden ne oldu? Durdum. Şu an Tardu gerçek Mira'yı arıyor büyülü güçleriyle. Fodul Mahmut ne oldu? O şey, şu an Cenk onun üzerine atladı. Bu şeyinin üzerinde. Onu attı. Duruyor şu an. Hani böyle boynu şey şekilde. Ha, okay. Ama tur Miralar'da. Miralar böyle şey, senin o şeye vurduğunu görünce, uzun kaftanlı, eski kaftanlı, eli bıçaklı yaratığa vurduğunu görünce seni bıçaklamaya çalışıyorlar gene. Tamam. Kendini nasıl savunacaksın?
hey filan diye savunacağım. Ha, yakın dövüşlerim yani hani. Burada yani... şey saldıran sen olmadığın için zihinsel hasar almayacaksın ıskalarsan. Tabii. Yakın dövüşle savunurum ya. Okey. Onların sonucu şu an 5. Çok. Benim de sonucum şu anda 4. Bir fiziksel hasar aldım. Böyle bir tanesine vurdum, iki tanesine vurdum. Böyle biri bir yana düştü, biri diğeri düştü. Lan. Açın. Diye böyle bir tanesi senin böyle omzuna bıçak sapladı böyle. Dedin onu da ittin. Böyle bıçağı çıkardın. Attın. Hani atmadım bıçak böyle... kalsın elimde. Bıçak bana bıçak lazım. Bıçak kaldı mı? Şurada evet. Böyle bıçak var. Böyle ekmek bıçağı var şu an. Evet. Ah nasıl bıçak mı lan bu? Ah bıçak güzel oldu bu diyorum. Evet. Hani tamam. Gitmişler bir marketten bulabildikleri bıçakları alıp gelmişler. Böyle bir mutfak bıçağı saplı böyle oldu. Ama bir hasar etmiyor şu an. Tur bitti. Cenk'e geri vermek istiyorum ben ama Cenk Frenzy'de olduğu için bakalım bu şeyi yaratık Zimishi soydaşı o saldırıyı öldürmeye çalışıyor şu an. Normalde yakın dövüşünü ben burada önümde açık. Oradan hesaplayacağım şimdi. Zarını ortalama attım. Böyle şey oluyor. Pençe vuruyor. Sonra ısırmaya çalışıyor ama buna izin vermiyor. Böyle ona böyle bir tekme atıyor ve Cenk'i böyle diye böyle yerde parkeleri çizerekten kendini uzaklaştırıyor ama kısmi olarak bir hasar verdi. Bedel aldı mı? Belli bir bedel yok şu an. Peki. Böyle sonrasında böyle turu Mehmet'e veriyorum. Peki. Okey, benim yaptığım hasar vermiştim Miralara. Benim yaptığım bu sefer şu şekilde bir saldırı olacak. Tekrar büyük yaratığa saldıracağım ben. Gel bu seferinde bıçak var. O yüzden kafasının geri kalanını. Yani şey gibi bir trik deneyeceğim böyle, anladın mı? Hani bir yerine vuracağım. O böyle kolunu molunu illa kaldırıp da böyle bir kafası falan döndüğü vakit o kafasından kalan kısmı bıçakla ayırmaya çalışacağım. O yüzden. Here comes the combination. Artı iki şahsi bedenimden. Artı 2 Necip abiyi kullandığım için. Artı 2 ya da artı 2 malum bilmiyorum. Herifin kafası aşağıda sallanıyor zaten demiştim. Yani herifin bariz kötü durumunu herife karşı avantaj olarak kullanıyorum. Şu an artı 6'dır benim zarım. İsrail muhabbetini artık daha yapmaya gerek yok. O zaten Rockefeller bir seferlik kullandık onu. O daha yeter artık. Evet o bir sefer oldu zaten. Az avantajı kullandık. Zarı attım. Zarım eksi 3 geldi. Anladınız mı? Bu çok kötü bir haberdir. Gel gelelim. Artık çünkü eksi 3'leri ben kabullenecek halim yok. Bir fate puanı harcayıp bunu reroll yapmam lazım. Onu da şöyle reroll yapayım bari. Fate puanı harcamayabilirsin. Açlık alabilirsin. Vampir olduğun için. Hafif bedel olarak açlık alıp zarını yeniden atabilirsin. Aldım search. Açlık. Yani kanı kendi aldım hafif açlık. Bedel açlık yazdın ve fake puanı harcamadan zarını tekrar atabilirsin. Attım. Eksi 1 geldi. 5'e düştü şu anda hasarım. Ben de bunun altında kalacak insan değilim. Fake puanı bu yine üstüne de harcayabilir miyim şu anda Arya? Açlığımı evet, da aldım. Fake de harcayabilir. O zaman söyleyeyim. Vatan 6'dan büyüktür demişim ya ben. Hatırlıyor musun onu? Oradan ben bir fake yakıp vatan falan deyip buna ama bu da ama olmaz ki. Yemez. Bu Camarilla değil. Evet. Okey. O zaman 5 hasar vuruyorum ya. Okey. Sen 5 hasar vuruyorsun. Ben onun zarını 1 attım. Ho! Yes. 2 hasar almış oldu bu What? Durumda. Niye? 4 vurdum. O şey yapıyor. Vurduğun falan zaman yapıyor. Böyle. Okey anladım. Böyle kesiyorsun şey yapıyorsun ya böyle falan diye böyle kesiğine hemen böyle diye iyileşiyor böyle diye etini şey yapıyor. Tamam. Ona şey alıyorum. Ben de ona açlık alıyorum. İt ile köpekle muhatap oluyoruz şu anda mahvolduk. Peki okey. Sırayı Tardu'ya veriyorum çünkü bu işte akıllıca bir şey yapıp konuyu çözecek olan birisi varsa o Tardu. Biz ben değilim kesinlikle yani. Okey. Ben ama hala Mira'yı bulmaya çalışıyordum. Ona mı odaklansam yoksa şeye mi bu şerefsize mi ben de saldırsam onun şeyini yaşıyorum şu an. Bence hikaye olarak sen kendi yaptığına odaklan, anladın mı? Hasar kısmı okay, tamam. Benim karakterde kalsın. Hani
Şu yüzden diyorum, ben sonunda hasar alacaksam ya da öleceksem bile güzel bir sahne ama Mira'yı bulmak ya da Cenk'i kurtarmak daha böyle dramatik gibi geliyor bana. Ama senin kararın. Ben kendi klanımın özelliğini, standını kullanacağım yine Auspex. Ve Mira'yı arıyorum, Mira'yı bulacağım. Mira'yı bulup çıkarırsam, tutar alırsam yanıma bir avantaj sağlarım diye düşünüyorum. En tabii azından ki, kaçmamız evet. için bir neden olur. Aynı şekilde açlık alabilirim. Tamam, açlık da alabilirim üstüne gerekirse. Farkındalık atalım. Evet. Açlık da alalım. Ya da böyle 1000 yıllık üstüne avizeyi düşürdük falan gibi alanda bir şey de dikkat edebilirsin mesela. Olur ya öyle hani. Evet. Kaç geldi zar sonucu? Zar atar mısın Cenk? Ha attım. Benim için. Sıfır geldi zarın. Sıfır farkındalığın 3 değil mi? 3 farkındalığım 3. Stand da kullanıyorum. Şey de alırım. Açlık da alırım ya da zihinsel de alırım. Açlık alıp presence'ını kullanmayı deneyebilirsin. Ya ama tamam. Auspex'ini kullanacaksın. Auspex'ini yani büyüyü kullanmaya devam ediyorsun. Evet, Mira'yı görmek istiyorum. Fate puanı da harcayabilirsin dediğim gibi. Yok, Fate değil şey. Açlık alayım. Hafif açlık aldın. 2 zihinsel hasar daha aldı bu kişiler. Tamam. Ve böyle şey oluyorsun böyle. Hani onlar böyle şey yapıyorlar böyle. İçlerinden bir tane böyle biri şöyle bir ses duyuyorsun sanki. Tardo abla. Tardo abla diye böyle bir ses duyuyorsun. Ama ablasının hangisinden geldiğini bilmiyorsun. Kurban olurum ben sana. Nerede o? doğru olanı bulmaya çok yakınlaştın şu an. Yine de ama geçiyor mu şimdi? Mehmet'e geçecek mi? Yoksa ben almak istiyorum kızı. Yaratığın turu var. Şu an sırayı ya Mira'ya ya da canavara yani şey yaratık soydaşa vereceksin. Cenk'e de verebilirsin Mira... ha. Yok Cenk'e ben verdim zaten. Ha tamam. Ha okey. Mira'ya veriyorum. Mira da bana koşsun biraz. Bağırıyorum ben çünkü. Mira! Teyzem neredesin? Annem neredesin? Falan diye böyle yakınıyorum. Bunu yapmak istediğimi mi? Gitti. Bütün böyle... karizma falan gitti tamam mı? Miralar bile Mehmet'e dadanıyordu ama baktılar Mehmet'e çok bir şey yapamıyorlar. Sana doğru yaklaşmaya başladılar. Böyle bıçaklarıyla, kazıklarıyla sana saldırıyorlar. Üzerine atlar. diye üzerine atlıyorlar böyle. Sen de bize gelmedin falan diye üzerine saldırıyorlar. Nasıl savunacaksın kendini? Yani hızlı davranayım. Çeviklikle falan böyle bir hani aralarından sıyrılmaya, sese doğru gitmeye. Çünkü şeyim yok yani. Benim bedenim çok düşük. Bari kaçayım ellerinden. Çeviklik mi? Ha, çeviklik üzerinden. Hız okay. Bir de kendi şeyim. Kaç geldi zarım? Zarım kaç? Celerity'yi açmadın değil mi? Celerity'yi açıyorum. Onu da açıyorum. Celerity. Okey. Zarım kendim. Çünkü -1. Tamam. Celerity var. Şu an kaç hasar alıyorsun biliyor musun? 3 fiziksel hasar alıyorsun. Oh. Onu değiştir yani şimdi kullanabilirsin. Aa, şiddet yani bro. Celerity'yi nasıl kullanacaksın? +2 mi alacaksın? Zar mı atacaksın? Zar mı alsın? +2 mi? +2 alayım. +2 al. +2 alıyorum. 2 hasarı okay. Düşmüş olacak böylece evet. Bir stres alacaksın. Evet. Bir stres alayım. Evet. Bir stres aldın şu an. Böyle şey tamam. Bir tanesi böyle tam sana saplayacaktı böyle. Muhteşem reflekslerine böyle son anda kaçtın böyle. Tamam şurandan böyle geçti. Buranı keseceğini şuranı kesti böyle. Hani çok yakındı. Bunu hissettim. Elbisem de gitti değil mi? Evet böyle elbisenin şurasını jırt diye açıldı böyle. Aşırı sinirlendim. Açtı hani. Tamam. Sıra o zaman yaratıkta. Yaratık böyle şeye dönüyor. Eyvah. Mehmet'e dönüyor böyle. Sen bu kana layık değilsin. Malkav çocuğu yapıyor böyle. Ne çocuğu dedin lan sen? Bana irade atman gerekiyor şu an. Sen çocuğu ben sana göstereceğim şimdi. İrade 4. İraden 4 mü şu an totali? Total 4. Total 4. Okay. Şöyle sen hasar almıyorsun şu an. Hı-hı. O bir fate puanı harcadı. Aa, tervise bak. Ben alıyor muyum fate puanı peki ondan şimdi bana karşı harcadığı için? Tabii alıyorsun. Anladım. Bilmiyorum. Okey. Yani Scant'ın özelliği bu. Fate puanı harcadı. Şu an kansız bedeline sahipsin. Açlığın kansıza dönüştü. Vücudunda şu an hiç kan kalmadı. Ne oluyor? Vampirik disiplin ve güçlerini kullanamazsın o yüzden. Aa, bir şey mi kullandı bana karşı şu an?
Evet. Marena'nın açlığı diye bir disiplin özelliği kullandı. Böyle elini kaldırmasıyla beraber ağzından, burnundan, böyle gözlerinden kan fışkırmaya başladı böyle. Kan, hani vücudundaki kan böyle kendisini dışarı atıyor. Okay. Açlığını kansıza çevirdi. Tamam. Anime sahnesi. Aa, her tarafım kan oldu. Aa, çok evet, dramatik böyle... bir karakterim ben şu an ha. Niye burnundan ağzından kanlar akıyor şu an? Okey. Peki. Mira ne yaptı? Mira işte sana saldırdı. Şey oldu. Tur yeniden başlıyor. Cenk'e veriyorum ben. Tamam. Cenk bunun senin üzerine şey yapmasının üzerine tekrardan saldırıyor. Böyle tam senin üzerine böyle şey olmuşken böyle diye arkadan böyle Cenk'in gölgesini görüyorsunuz. Böyle tepesine inip böyle bunun boğazını sarılıyor ve ısırmaya başlıyor ve ısırmayı başardı böyle. Aa, falan diye böyle etrafta böyle koşturmaya başladı bu uzun yaratık soydaş böyle. Sırtında da Cenk var. Böyle koşturuyorlar şu an. Sağ sola vurup Cenk'i atmaya çalışıyor. Süper. Evet. Sonrasında sıra Mehmet'te. Sana ilginç bir soru. Şimdi benim de bir şekilde Auspex'lerim bilmem nelerim falan filan var ya. Hangi senin gerçek Mira olduğunu tespit etmiş olabilir miyim deminki sahnede ben? Şu an kansız özelliğine sahip olduğun için demin. Vampir güçlerini kullanamıyorsun. Okey ama demin diyorum hani şey... denemedim. Ha okey. Yo düz farkındalıkla belki fark etmişimdir dedim. O zaman şöyle yapacağım. Yok, ben iki turdur uğraşıyorum. Hani, supernatural sensesle değil, hani mesela heightened sense'le değil de aura perception'la yapman lazım onu mesela. O da hani aktif olarak yaptığım bir şey. Her zaman açık olan bir şey değil. O zaman şöyle çok ilginç bir şey deneyeceğim. Nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum ama muhabbet zarımda Mira'yı konuşturmaya çalışacağım bir şekilde. Çünkü demin konuştuğunu duydum ya. Yani ne desem de konuştursam ama böyle bir anlık tepki yaratacak bir duygusal bir cümle arıyorum. Aklıma gelmiyor. Taksici amca, taksici amca. O zaman dur. Sonra kül olacak tabi gidiyorlar. Deniyorum. Zarım 0 geldi. Muhabbetim 4. 4 muhabbetle böyle bir anda diyorum ki. Kızlar aranızdan K-pop dinleyen kim vardır? Şey diyorum şeyin yeni albümü çıkmış diyorum. Ne o? Bir tane K-pop grubu var ya aşırı meşhur her çıktığında trend oluyor. Dur. EXO mu BTS mi? Ha öyle soruyorum. Gruba şöyle soruyorum bir anda. Bir sürü 19 yaşında kız var ya karşımda. Böyle Levi'yi açıyorum. Muhabbet zarımla. Kızlar. Blackpink ama Bloodpink dersin mesela. Yok o 2021 bu eskiye gel biraz şimdi. EXO mi BTS mi diyorum işte neyse onlar. Artık bakalım. İlk hangisi cevap verirse gerçek şey odur diye düşünüyorum yani. Okey sen at bakalım. Attım 4 totalim. Totalin 4 mü? Ha. 3 zihinsel hasar daha aldı bunun üzerine. Oo BTS'den girdim çünkü evet. Böyle şey oldular. Ha böyle içlerinden bir tanesi böyle şey yaptı. Hayır biz öyle bir şeyler dinlemiyoruz tamam mı? Ben Pink Floyd dinliyorum. Led Zeppelin dinliyorum tamam mı falan yapıyor böyle. Bedel olarak hafif derecede bedel aldı. Gerçek Mira ortaya çıktı diye. Süper. Peki şimdi sana bir soru. Bu kombatta şunu yapma şansın var mı? Konuşturdum ya şimdi. Şöyle bir şey daha oluyor. Ha, okay. Böyle bıçağı şey yapıyor. Yine de sizi öldüreceğim yapıyor böyle. Hala gerçek Mira'nın da öfkeli olduğunu görebiliyorsunuz yani. Tamam peki şimdi. Ama işte gerçeği buldunuz hani. Tamam okey. Okey bulduk o zaman. Benim turum böyle geçti şu anda. Bir şey diyeceğim çok sinirliyim. İki turdur kızı bulmaya çalışıyorum. Kore muhabbetinden ne yaptın? Hayır şimdi şöyle oldu bu arada mekanik olarak. Sen zihinsel hasar veriyordun ya. O da zihinsel hasarı arttırınca. Şey gibi şey. Kavanozun kapağı gibi düşün. Hani sen zorladın ben evet. O yüzden kolay açtım yani. Tamam ben buluyorum. Gördüm şeyi hani... Tamam bu eski boomer müzikleri dinliyor. Helal olsun ya. Bu kızı ben şöyle yapıyorum. Mira'ya atıyorum turu. Mira oynasın ki hani Zuhal'e hamle yapmaya vakit kalsın. Çünkü sanırım Mira'nın ekibi bana saldıracak şimdi. Ben bir tanklayayım o gelecek hasarı. Zuhal rahat oynasın sonra.
böyle şey yapıyorlar Miralar. Böyle hepsi böyle sinirli bir şekilde falan yapıyorlar böyle. Korelilerin hepsi birbirine benziyor lan falan diyorum, bunları iyice gaza getiriyorum. Bunu dedin mi? Ne bileyim işte. Diyorum. Kır gibi herif bunların hepsi be. Kır gibi herif lan diyorum böyle sinirli. Hepsi böyle senin üzerine gelip böyle bıçaklayıp kazıklamaya çalışıyorlar seni. Yakın dövüş atabilirsin. Tamam. Yakın dövüşüm 2. Necip abiden artı 2. Bir de zarım geldi. 5 yakın dövüş. Böyleyim bak. Yemin gidin lan. Karı gibi hepsi. Birbirine benziyorlar. Böyle sen bir şey yaparken böyle bir tanesinin bu sefer şöyle boğazından şöyle bıçağı sapladığını hissediyorsun. Benim. Şahsımın. Evet. Böyle şey olsun. Boynun değil. Tam şu altına denk geliyor. Göğsünün ortasına denk geliyor. Onu itiyorsun böyle, bakıyorsun. İki fiziksel hasar aldın şu an. Okey. Hani böyle bakıyorsun buranda böyle bıçak duruyor böyle. Okey falan diye hani. Bir bıçağım daha mı var şimdi? Evet. Okey. Şimdi sıra Tardu'da. O bıçağı bırakıyorum orada. Pardon. Tardu'da mı? Bu tur şey oynadı mı? Mira verecek yaratık... turu sen seç. Yaratık da oynamadı, Tardu da oynamadı. Yaratık oynamadı. Onda yaratıkta sıra. O böyle şey yapıyor. Cenk'i böyle tutup sana fırlatmayı deneyecek. Mehmet. Bunun için beden kullanıyor. Bakalım. Fate harcıyorum ona. Oo, reis kaç tane fate var bunun? Yedin bitirdin bizi kral. Eğer bir harcadı ayrı ya. Karakter... şöyle. 6 Cenk'in bedenini atıyorum. Üzerinden ayrılacak mı diye. Cenk'i üzerinden atmayı başarıyor ama senin üstüne atacak kadar iyi atamıyor böyle. Cenk'i yere yapıştırıyor böyle. İyi Cenk'i bari. Sonra bir kere de basıyor böyle. Hani ay. Cenk böyle yapmaya devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Ama biz böyle hani Cenk'e bakmıyoruz ama Cenk gidici gibi mi duruyor? Bak yani en son üzerine basmasıyla beraber göğüs kafesinden şöyle bir ses geldi. Çut çut diye bir ses geldi hani. Kimin göğüs kafesinden? Cenk'in. O sırada tur Tardu'da artık. Tamam, bir kere benim elbisem yırtıldı. Ben onu Nişantaşı'ndan X modacıdan yaptırmıştım. Dünya para, bu bir sinirliyim. Tamam mı? Ondan sinirliyim. İki, Mira'nın böyle eski güzel dönem müzikleri dinlediğini öğrenmişim. Ondan aşka gelmişim. Kore müzik falan dinlemiyor. Pink Floyd falan dinliyor. Benim öğrencilik müziklerim. Öğrencilik dönemi, hemen depreşiyorum. O aşkla bir de üzerine Celerity geliyor, tamam mı? Kendi standım, kendi klanımın standı. Hızlı süzülme, ben gidip Mira'yı kapacağım. Ve artık Cenk'i de Mehmet'i falan bırakırım diye düşünüyorum. Onu bırakayım ve direkt mekandan çıkayım istiyorum. Mira'yı kaptığım gibi. Artı çeviklikle kullanabiliriz bunun üzerine. Onda da artı ikim var. Oradan hesaplayın. Şimdi şu an yapmak istediğin ne bu tur? Mira'yı tutup çekeceğim. Götüreceğim yani. Mira'ya yapışacağım, onu götüreceğim. Okey. Mira'ya ulaşmaya çalışacağım. Evet yani. Evet. Bunun için çeviklik atman lazım. Evet. Tamam. Onlar ama fırsattan ziyade seni o Miralar bıçaklamaya çalışıyor. Eksi bir attın. Çevikliğim artı iki. Standımı kullanamıyor muyum burada? Celerity'yi de kullanamıyor muyum ekstra? Fate puanı harcarsan evet. Zihinselim sınırda değil mi? Zihinsel de kullanamıyorum değil mi? Yo, nasıl ne yine kullanacağım ki? Fiziksel açlığımı arttıramaz mıyım? Arttırabilirsin. Açlığını zaten arttırdın. Açlığımı hafif... bir kere arttırdım. Hafif ortaya çekilebilir ya. Ortaya çekebilirsin. Olabilir. Tamam. Ortaya çekelim. Ben Mira'yı yakaladığım gibi, yani ona hemen çabucak hiç aralarından sıvışarak o fake Mira'ların. Mira'nın yanına gideceğim ve Mira'ya yapışacağım böyle. Alacağım kızı koltuğumun altına. Alışkınım zaten tuvalet taşımaya. Mira'yı da taşırım yani. Yani Mira bu tuvaletten ağır biraz ama hani Mira'ya ulaştın. Mira'yı böyle kolundan tuttun böyle. Diğerleri böyle o sırada sana vurmaya çalıştılar falan. Mira böyle sen kolundan tutunca şey yaptı. Bırak beni be falan yaptı böyle. Sus kes teyzene karşı mı geliyorsun? Savaşta mıyız? şu an Mira'yı grab ettin hani. Şu bu durumdayım. Cenk yerde böyle şey yapıyor. Growl edip oradan kurtulmaya çalışıyor şu an. Bakalım kurtulabilecek. Cenk kurtulamadı şu an. Oo.
Ve şey bakalım bu zarın sonucu gelir. Ben Fate harcıyorum. Cenk için harcayabilir miyim şu an? Tabii. Kendine iyi bak Cenk. Hakikaten. Şey. Cenk için Fate harcayalım. Yoksa gidiciydi. Böyle şey oldu. Böyle üzerine basıp böyle göğsünü hani şey muşmu böyle şey gibi ne denir? Onun adı nedir? Böyle hani paspas. İyice böyle evet böyle iyice orada kanı böyle aktı onu böyle yani yer böyle Cenk'in kanıyla dolmaya başladı. Kendisini oradan çıkaramadı. Ama çok büyük bir hasar da almadı. Fate puanı harcadığım için. Şu an sıra tekrar bu sefer yeniden Tardy'a yolluyor Cenk. Bana mı yolluyor? Ben evet. Bireyi aldım ben dışarı kızı kurtarayım yazık ya. Babasını bir şekilde Mehmet'e paslıyorum yani. Cenk, ben bireyi alacağım. Cenk ne olacak? Özellik kullanman lazım onu tutup çekmek efendim? İçin çünkü gelmek istemiyor şu an. Cenk ne oldu şu an peki? Cenk yaralı bir şekilde yerlerde sürünüyor şu an. Tardy sen Cenk'i al oradan. Sen Mira'yı mı alacaksın? Ben Mira'nın dibindeyim. Mira'yı alayım götüreyim. Sen şey al. Sen Mira'yı tam alamadın gibi sanki. Ne? Mira'yı alırım tam alamadın gibi. Şimdi dur bak. Alırım. İyi, bak tamam. Ne yapıyorum? Türk filmlerindeki gibi böyle fake bir tokat var ya böyle çat diye atıyorum. Mira'ya ve Mira'yı bayıltıp hakikaten sırtlanacağım. Ne yapacağım? Ergen kızla mı uğraşacağım? Tartışacağım mı onu? Alıyorum sırtıma. Sus kız diyorum. Çat diye vuruyorum. Yani. Evet. Ya hafiften vuracağım ya. Alacağım kızı yakın, yani. Yakın dövüş atman lazım o zaman. Minicik tokat için mi? Kızın elinde bıçak falan var çünkü yani. Sen savaşçı değilsin. Bunlar ghoul falan bu arada. Hani bu normal. Hani Mira'nın şey. Kendisi ghoul mu? Hepsi aynı şeye bağlılar. Hepsi birbirine zihinsel olarak bağlılar. Bu sadece gerçek beden. Ha, ben zihinsel olarak Mira'yı burada bitirirsem bütün ghoullar yok olacak mı? Yes be. Vur. Haydi bakalım. Bunu bilmiyorsunuz çok. Tamam. Yani bunu deneyebilirsin. Tamam. Deneyeceğim. Ama deneyeceğim. Okay. Kışkırtma ama üzerinden deneyeceğim hem de. Ama ciddi bir saldırı yap yani. Evet, kışkırtma üzerinden gideceğim. Baban ölüyor burada filan kozunu kullanacağım. Oo, bak çok baban iyi. Ölüyor burada. Seni almaya geldik. Senin için bu adam ölüyor şu an. Kendine gel. Sen Cenk'in kızısın. Şurak diye böyle. Kışkırtma üzerinden lafımı geçiriyorum. Zarı 3 geldi. Kışkırtması da 4. Total 7. 4. Cenk'in geberi olmasından artı 2 verirsen 9. Vermezsen 7. Bak baban ölüyor baban. Babası çok umurunda değil açıkçası. Babasını öldürmek istediği için. Ondan bir puan gelmiyor bu yüzden. Hani şey yapıyor. İyi gebersin it falan diyor böyle. Hani ama böyle onu gerçekten sinirlendirdiğini görebiliyoruz. Şu an o bir tane şey daha alıyor, bedel daha alıyor. İnanılmaz kudurmuş olarak. Ve böyle bütün miralar şu an sana dönmüş durumda. Tardy böyle bir anda hepsi böyle şey dönüyor böyle hani. Sessizleşip böyle sana dönüyorlar böyle. Hani gerçek bedeni alıp gitmeye çalıştığın için. Şu an tur sende, sıra sende. Yani kime yollayacağını sırayı senin söylemen lazım. Ha tur mu? Ben devam etmeyeceğim de illa paslayacak mıyım? Sen bunu denedin bu tura evet yani onu götürmeyi denedin. Yani kışkırtmayı denedin. Yani Mehmet'e paslasam mı yoksa ben bir daha bir... Aa bir saniye ben şimdi burada bir şey deneyebilir miyim? Kendim tekrar yoksa turu illa devredecek miyim? Turu birine devretmen lazım şu an. O zaman Mehmet'e şey yapıyorum mecburen. O zaman... Ben bir beden zarı. Zarım geldi 1. Beden 4. Total 5. Mira'yı belinden tuttuğum gibi salon gibi bir şeydik ya. Şöyle yüksek bir yere zıplıyorum. Anladın mı? Koştum. Sen Mira'yı almaya mı çalışıyorsun? Bak bak yaptım şu. Tuttum yani koşuyorum. Mira'yı kibarca falan almıyorum ama ha. Paket alır gibi alıyorum. Çünkü yani beden benim şey ya fiziksel... Balki bayağı sağlam bir adamım ya ben. Bayağı poşet gibi alıyorumdur diye düşünüyorum. Süreçte de sırtımı bıçaklıyorsa bıçaklasın. Devamı geliyor. Kaldırıyorum birayı. Zıplayabilirsem yüksek bir yere. Zıplayamazsam millete vurarak kalabalığın dışına çekip sonra da bayıltana kadar emiyorum. Ya ısıracaksın. Sure bro. Açım. Kansızlık. İstersem şey ver. Yani anladın mı? Şu an benim için kan poşeti Mira. Birkaç dakikadan beri. Cenk'in kızı bana ne? Okay. Ama bayıltana kadar emiyorum.
Okey, bunun için beden değil, bence yakın dövüş atman lazım. Ne olur, yakın dövüşüm daha yüksek. Çünkü yakalaman lazım onu. Ve Necip abi kullanamazsın bu durumda, ısırmaya çalışıyorsun çünkü. 4. Totalin mi? Ha. Okey. Saksesim ne derecede bilmiyorum ama bir fate harcayabilirim bunu daha da yükseltmek için. O fate harcıyor. Dur, ben bir şey yapsaydım. Yani. Bizi dövüyor ya. Şu an şey, iki fiziksel stres alıyor sadece. Tamam. Pardon, bir zihinsel stres, bir tane fiziksel stres aldı. Tamam. Sen böyle onun üzerine atlamaya çalıştın, böyle hiç beklemediğim bir çeviklikle böyle kenara tumble etti şeyin yanında. Özellikle bağırıyordu ya böyle, oradan kenara çekti ve böyle etrafındaki diğer miralar böyle zaten Tarzan'ın o tarafa doğru geliyordu. Ama yok işte, şimdi bana doğru, böyle sahnelerde şeyi söylemen lazım. Ben şu an fail mi ettim yoksa az mı success ettim? Az success ettim. Okey. Yani tamam. Bir fiziksel hasar aldı şu an. Okey. Yani şöyle, benim yapmak istediğim hareket sonuçta bunu duvara yaslayıp emizlemek ya. Yani hasar vermek değil kız aslında. O yüzden hasar vermek yerine şunu yapabilir miyim? Ağır bir bedel alayım. Ki o ağır bedel, bilmiyorum, boğazıma bir bıçak daha soksunlar. Emeceğim ben kızı. O fail ettiği için o saksiyle de cost yapıp ben fiziksel hasar alıyorum buna. Yani ben bundan kaçıyorum ama fiziksel hasar alıyorum deyip tumble etti hani. Yani o saksiyle de cost etmiş oluyor. Ama defansta ya o. Tam defansı da yapamıyor musun saksıyla da cost? Bilmiyorum. Hadi konuşalım bunu. Yani şey, NPC'lerin kuralları NPC'lere geçerli değil mi? Aslında değil ama aşırı 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 önemli bir karakterse tabii ki öyle oynatabilirsin. Savunmada, ya ben PC'de oynatıyorum şu an bunları hani. Savunmada başarılı olduğu zaman karşıt hareket ya da darbeyi savuşturdunuz diyor. Çok başarılı olursa başarılılık bir boost kazanıyor. Succeed at a cost, I don't know. Yani benim de hala zarımı arttırma şansım var Fate harcayıp, onu unutma işte yani. Ha, onu yapabilirsin, onu yapabilirsen yapabilirsin. Bir fiziksel hasar alıyor şu an hani. Tamam. Ben yakalayamadım yani hani. Hayır, ama yakalayamadım da yani. Okey. Ya bir aranızda bir fark var. O da tumble eder. Yani daha şey, yani yarası veresi yok hani üzerinde, öyle hop diye yakaladım diyebileceğin nokta. Okey. Peki tamam, ben o kadar insanüstü çevik olacağını düşünmemiştim. O zaman okey, kaçsan o da. Yok, çevikler bunlar şey, insanüstü çevik ve insanüstü güçler canım şey. Okey. Ghoul'lar onda hani. Tamam. Ne şey yapıyor musun? Yok yok, yapmıyorum. Dedim, bu devamına bakarız. O zaman bir fiziksel hasar aldı. Ve şey yaptı, kenara kaçtı. Sen onu böyle yakalamaya çalışacağın zaman, ama hani bir dizinin üzerinde. Yani orada o fiziksel stresi aldı. Tamam. Sonrasında sırayı kime atıyorsun? Cenk'e atıyorum. Cenk zaten turunda başladı. Tardu'ya atmıştı. Yaratıktı o zaman. Yaratık böyle yerde şey yapan Cenk'e saldırıyor. Onu emmeye çalışıyor Cenk şu an. Cenk'i böyle yapışıp Cenk'e emmeye başladığını görebiliyorsunuz yaratığı şu an. Aa, okey. Peki. Evet, yaratık şu an Cenk'i emiyor. Sonrasında sıra Miralar'da. Miralar Tardu'ya saldırıyorlar. Çünkü Tardu onları inanılmaz kudurttu demin. Bundan dolayı bıçaklamaya çalışıyorlar kendisini. Nasıl kaçmaya çalışacaksın peşindeki miralardan? Yani kudurmuş durumdalar değil mi? Evet. En son öyle dedin. Bayağı hasarları da var. Ben tekrar şeyden gireyim, zihinselden gideyim ya. Ben tekrar kışkırtma üzerinden bunlara şey yapıyorum. Yani diş gösteriyorum hepinizi ve şey yapıyorum. Hepinizi parçalarım burada şeyi kullanıyorum. Sezgin bak, bırakıp gitti seni. Hepinizi yani. Bak, bırakıp gitti. Burada elimize kaldın. Seni o seni kullanıyor. Burada öleceksin. Sakin ol, kendine gel falan diye şey yapıyorum. Diş gösteriyorum. Bayağı dişlerimi çıkardım yani. Kışkırtma saldırısı mı bu? Evet. Tamam. Yani korkutup geri sündüreceğim. Hani. Evet, kışkırtarak kendimi savunmaya, yani durdurmaya çalışıyorum. Diş gösteriyorum. Kışkırarak kışkırıyor. İki zarı geldi. 4 zaten en yüksek skill'i, 6. Bir de
Miraların zaten zihinsel olarak çok kötü bir yerde olduğunu düşünürsek, yani hazır hali hazırda ağır konsekvans var mıydı Miral'ın üstünde? Ağır yok, orta var. Orta. Orta konsekvansdan bir artı 2 daha alır mı acaba? Bu durumda almazlar çünkü standları var. Şeyler. VR'de Legion'lar. Hmm. Yani gerçek Mira üzülse de bunlar çok üzülmüyor diğerleri hani. Okey, tamam. O noktada şu an 6'ya bunlar şeyler böyle yaklaşırlarken böyle bir şey oldular böyle hani köpekler böyle saldıracakları zaman böyle bağırınca böyle ellerini kaldırınca bir dururlar ya böyle. Hı, durdular. O şekilde durdular böyle senin karşında böyle. Böyle hani etrafında durup diye böyle sana saldırmak için uygun şeyi bekliyorlar. Böyle hani o yalnız buldukları aslanı öldürmeyi bekleyen çakallar gibi senin etrafında böyle hani uygun pounce edecek vakti bekliyorlar şu an böyle. Ama durdurmayı başardın onları. Sıra Cenk'ti ama Cenk şu an hiçbir şey yapamıyor. O yüzden sıra Tardu ya da Mehmet'te, siz belirleyin. Tardu sen al istersen. Ya bunlar hazır durdular. Şey, Mira nerede? Mira kendisi neredeydi? Mira Mehmet'in yanında. Mehmet'in tarafta arkada duruyor. Arkada duruyor. Aramızda bayağı mesafe var değil mi? Ya yo, hani, ben yanına geçmiştim. Ben onun yanına yani geçmiştim. Yani çok uzun bir mesafe yok aranızda. Hani ha, tek yani bir şey yapabileceğim kadar. 2 metre falandır. 2 metre falan ancadır yani hani aranızdaki mesafe. Ya ben şey yapacağım. Mira'ya saldıracağım, bayıltmaya çalışacağım onu. Ya biraz hasar ve şey olsun. İyileştiririz kızı. Bir şey olmaz, yoksa burada biz hepimiz gideceğiz. Okey, deneyebilirsin bunu. Evet evet. Ben Mira'ya saldırıyorum. Mira bir şey olsun. Bir hasar alsın, böyle bir kalsın da şey olsun. Bayıltmaya çalışacağım. Ama ben hala anlamadım Mira'nın ne oldu. Mira'nın neye çevrildiğini. O da ghoul değil mi hala? Yani öyle bir şey olması lazım. Ya ben bunu bayıltmaya giriyorum. Gidip teyze tokatı atacağım, tamam mı? Hani ana yarısı tokatı Cenk'ten dolayı. Söz kız terbiyesiz falan niye gidiyorum böyle? Hem o var, hem sinir var, hem dediğim gibi böyle üstüm başım dağılmış, onun siniri var. Hala Sezgin'in stresi de var bende bu arada. Okey. Ana tokatı atıyorum. Zarın eksi bir. Yakın dövüşün kaç? Yakın dövüş mü? Çeviklik o. Beden olmuyor mu? Beden. Gerçekten i̇şte, mi? İşte yüksek zarlarımızı, yüksek zarlarımızı kullanın hanımefendi. Mesela kışkırtmadan falan devam edebilirsiniz. Ya kışkırtmalar ne? Biz kıza söve söve bir hal oldum. Benim içim şişti. Artık böyle vurasım geliyor. Fake puanı harcıyorum. Var gücümle ben şey yapacağım. Zimitsi'yi kışkırtıp Cenk'in üzerinden onu da alabilirsin bu arada. Onu nasıl kışkırtacağımı çözemedim ya. Gerçekten hiç. Senin ananlamadı ama ananlamadı. Ne bileyim. Tamam. Tamam, Cenk'in üzerindekine dönüyorum ama ben. Ama dur, buzarı attın artık. Bunlar attın dönüşüyor. Attın mı? Attın mı? Okey, tamam. Ben şey yapıyorum. Değiştirme yapacağım. Yapacak bir şey yok. Ben fate harcayacağım burada. Hı hı. Buzarını mı yeniden atacaksın? Artı 2 mi alacaksın? Artı 2 alacağım. Artı birdesin o zaman değil mi? Hı. Böyle gidiyorsun, tokada atıyorsun böyle. Mira şey oluyor böyle, vuruyor. Sen de Sezgin gibisin diyor. Ve böyle sen şey oluyorsun böyle, gözlerine bakıp böyle donuyorsun böyle bunu demesiyle beraber. 4 zihinsel hasar aldın. Böyle bunu demesiyle beraber. Wow. Masumiyetin gözlerini kullandı çünkü. Bu çok ağır bir küfür benim için ama farkındasınız değil mi? Evet. Doğru. Aa, bir de öyle yaptı. 2 daha aldı evet. O zaman. Doğru. Bana niye hatırlattın bunu? Evet, hatırlıyor. Bilerek hatırlatıyorum çünkü ben evet, ben Frenzy'ye gidip Mira'ya da alacağım muhtemelen. Geçmiş olsun. Tamam, ben Frenzy'ye giriyorum. Ben Mira'ya şey yapıyorum yani. Oh. Çok bir ağır küfür yani, anlatabiliyor muyum? Başka şekillerde de olabilirsiniz. Tabii ki sen Sezgin'e benzedin. Benim için şey gibi yani, hani çok ağır bir küfür. Ben Mira'ya dalıyorum ya. Okey, tamam. O zaman eğer müdahale etmek istersen irade zarları ve fate puanlarını kullanman gerekecek. Ben senin aksiyonlarını dikte edeceğim, tamam, bu noktada. Tamam. Frenzy'ye giriyorsun. Hafif cinnet geçiriyorsun şu an. Hı-hı. Yani bu sahnenin sonuna kadar olacak. Evet, sonrasında sırayı Mehmet'e veriyorsun sanırım. Hı-hı. Mehmet'e.
Mehmet böyle sen şey yapıyorsun böyle Tarık'ın böyle bir saç baş Mira'ya girdiğini görüyorsunuz şu an böyle. Evet evet yani benim için şöyle bir durum var. Ben bu boynumdaki bıçağı çıkarıp atıyorum. Yani şöyle yani kombatı kendi açımdan anlatmak istiyorum şu anda. Totalde iki fiziksel stres aldım. That's nothing yani çay, turşu içerken alıyorum ben o kadar fiziksel stresi. Öte yandan burada manyağın bir tanesi Cenk'in göğsünü parçalıyor. Burada saç saça baş başa karılar birbirine girdi. Sağ bir durum var. Yani şöyleyim hani o... Böyle diye birileri. Evet hani böyle kızlar... Kızlar koşuşuyor babam beni sevmedi falan diyor. Öbür tarafta ben sezgin değilim diyor. Bu tarafta kolu bıçaklı adam var. Böyle League of Legends maçı gibi bir ortam var. Beş benzemez. Kimse kimseye benzemiyor. Hani o şey... Anladın mı o şeyin? Neydi adamın ismi? Pulp Fiction'da adamın şöyle gif'i var ya bir tane. Böyle oluyor. Böyle. Yani şu an gerçekten tesbihimi yaratıp gidesim var açıkçası bu kombattan çıkıyor. Ben taksiye binip gidiyor. Bir de hani I got nothing on this yani hani böyle hani... neyse kollu yaratığa saldırayım bari artık ne yapayım. Çekil lan elbini üstünden deyip levyeyle vuruyorum kafasına. Ne yapayım? Dur bakayım. Zarım 0 geldi. Yakın dövüş 2. Necip abi 2. 4'tür. Bir de elimde bıçak falan da var. Yani sen beni istersen slashing vuruyorum gibi düşün yani. Tabii tabii. Uçuk şu an şey hafif yara vermiyorsun. Kaç oldu totali? 4. Yo bir dakika. Zaten... Herifin 1000 tane konsekansı yok mu Arya? Herifin şu an kaç evet, tane evet. Üzerinde konsekansı var? 1 mi 2 mi? Şu an öncelikle üzerinde şey var. Sen boynu kırık konsekansı var. Devamında şey olduğu için şu an önemsiz yarası onun uçuk yaraya döndü. Tamam. Hani şey yani bunu iyileştirmesi artık uzun sürecek. Hani boynunu şöyle düzeltmiş durumda ama hani sırtındaki falan vücudundaki artık ısırık ve pençe izlerinden dolayı böyle hani kan ve revan içerisinde kemikleri falan gözüküyor böyle. Hani genel şeyinde bir deformasyon var. Hı hı. Onun dışında çok yani hani bedeni çok kötü bir durumda ve hani hırpalanmış duruyor bayağı. Aslında o bayağı hasarlı duruyor hani şu an. Okey yani. Cenk deminden beri onu hırpalıyordu yani. Şu açıdan sordum. Yani şöyle diyeyim aggravated damage almaya başladı diyeyim hani eski vampir tamam. Günlerinden hatırlarsan. Yani o zaman şöyle yapacağım. Doğaüstü hasar alıyor yani. O zaman 6 aggravated vuruyorum ben bu tur Arya buna ya. Yani benim evet, totalim ona geliyor. Okey. Zor bir durumda hani. Zaten. Hani şey bir şekilde herifi bitireceksem söyle ona göre oynayayım. Yok hani böyle ben şu an şey. Zarını attın mı sen? Zarını attım. Attım. Yani zarım 0 geldi. Okay. İşte artı 4 elimde var. Bir de herifin artık çok ağır konsekansları olduğundan diye düşünüyorum. Yani boynu kırık falan gibi bariz gözümle görebildiğim aspektlerden bir tanesine de hani bedavadan kullanıp 6 vuracağım. Bu 6'yı da aggravated vurursam. Ve ölecek gibiyse ona göre bir RP yapayım. Sen bana durumu söyle. Şöyle. Şu an dediğim gibi şeyini uçuk yarasını ağır yaraya çevirmişti. Orada hı-hı. O var. Orada o var. Şu an bütün haneleri sen bunu vurduğun zaman bütün haneleri dolmuş oluyor. Bedel haneleri. Ama hala birazcık yani bilmiyorum kaç puan ama çok değil. Şeyi var şu an. Stresi mi kalıyor? Sen yani sürekli böyle... konsekans yazıyorsun buna. Ama şey yapıyor ya siz... İyileştiriyor kendisini. Evet evet anladım hani sıkıntı yok. Yapıyor. Uçuk yarayı ama hafif önemsiz yarayı uçuk yaraya çeviriyor. İki hasar oradan azalıyor. İşte mesela bir tane şey uçuk yara aldığın zaman normalde orta bedel kaç düşürüyordu? 4 mü? Tamam sıkıntı yok ya. Vuruyorum ben. 6 hasarı vurdum. Ben şey seyirciler için de söylüyorum. Mesela uçuk alırsan 6 siliyor orta hasar. Çünkü vampir için çok daha zor iyileştiği için. Okay. Hani o noktada tamamen doldurdu şu an bedellerini. O zaman şöyle yapıyorum. Herif böyle tam Cenk'i emiyordu ya. Emme lan şerefsiz deyip herife böyle bıçağı böyle şey gibi sokuyorum. Hani spatula gibi sokuyorum anladın mı uygun bir yerine.
Oradan böyle herifi çekip bütün kas kuvvetimle bir yandan da demirle sırtına sırtına vuruyorum. Hani artık slashing mi yersin, sırtına mı yersin, boynuna mı yersin? Herif dikkati dağınık nasılsa. Sonra da turu herife veriyorum. Dönsün artık benimle kapışsın. Bu bombat bitsin. Yani bu herifi ben bir bitireyim. Sonra döneceğim bu Cenk'in kafir dölüne de bakacağım ama sıra vardı ama. Böyle vuruyorsun, vuruyorsun, vuruyorsun böyle diye vurmanla beraber en sonunda şey oluyor. Kollarından böyle kanlar fışkırıyor falan. Boynu böyle düşmüş şekilde böyle ters duruyor falan. Allah belanı versin. Yapıyor. Allah cezanı versin. Pencereden atlayıp kaçmaya çalışacak şu an kendi turunda. Çok cesur olduğunu kimse söylemedi bunun. Ne yapıyorsun? Korkak. Yani şunu soracağım sana. Cenk ne durumda ya? Cenk artık Cenk şey mi? Cenk nerede böyle baygın bir şekilde duruyor böyle. Hani ne olduğunu bilmiyoruz. Ölü bir bedenden farkı yok. Ama daha da ölü bir bedene dönüşmedi. Ha evet okey anladım tamam. Kül olmadı yani. Okey. Ama Cenk biraz Blender'dan geçmiş gibi şu an anladığım kadarıyla. Evet evet. Aga. O böyle şu an pencereden atlayıp kaçacak bu kişi kimse. Hıçkırıyor diyorum şerefsize. Şşşş diye böyle pencereden atlayıp o şu an kaçtı buradan. Onun bunun evladı. Evet o kaçıyor izin veriyorsun. Sen onun gitmesine tamam, izin verdin. Canım. Sonrasında sırayı Miralara veriyor. Tardu. Miralar seni etrafını sarmış durumdalar artık. Onları inanılmaz kudurttuğun için bütün şeyleri senin üzerindeydi. Artık senin etrafını sarıyorlar. Bakalım seni bıçaklayıp kazıklamaya çalışıyorlar. Kendini artık fiziksel bir şekilde savunmaktan başka bir çaren yok. Nasıl savunacaksın kendini? Ben frenziye girmedin mi? Evet evet. Ne yapıyorsun? Doğru Zuhal, zaten. Zuhal de sende. O yüzden ben şu an John Travolta gibi kombatın ortasında. Ben frenzideyim ya. Ben şu an seni öyle, dinleyeceğim. O zaman şöyle. Ben küfredip yani, kıza vuruyorum böyle. İrade atarak aksiyonlarını şey yapmaya deneyebilirsin. Ben kendini seni yakın dövüşle korumaya çalışacağım. Bu da çok iyi olmayabilir senin için. Kardeşim bunlar vampir değil mi? Bunları tedavi ederiz ya. Bunlar okeydir yani. Biraz yakın dövüşünü atıyorum ben. Biraz bıçaklayacaklar işte ablamı. Ha? Yakın dövüş. Yakın dövüşü sıfır sanırım. Benim yakın dövüşüm sıfır. Bedenim var bir. O kadar. Frenzy'de olduğun için iki şu an. Beş fiziksel hasar alıyorsun. Bu noktada. Aa öyle. Zaten şeyinde ne denir? Hafifinde cinnet var. Ortada açlık var. Ağır consequence alman gerekiyor bu noktada. Böyle şey oluyor. Böyle miralardan böyle kazık şeye böyle olurken bir tanesi senin göğsüne kazığı saplıyor. Ağır bedel olarak torpor alıyorsun şu an böyle. Aa. Böyle kaldın şu an böyle. Okay. Böyle ya. Miralar sana döndü bu arada Mehmet böyle bu olunca. Güzel sanatlarda böyle dövüşmeyi öğretmiyorlar tabii diyorum. Ben sadece gidiyorum böyle. Elinde gerçek Mira'nın saçlarıyla beraber böyle göğsünde bir kazıkla duruyor böyle. Nice. İnşallah çok saç yolmuşumdur. Çok saç yoldu mu bari onu söyle de böyle içim. Evet elin dolu bayağı saçla. İyi bari. Saç ve kan ve et dolu hani çünkü beast olunca saç sadece yolmuyorsun hani. Okay. Evet. Mira kaç Mira var? Mira ile sen kaldın Mehmet. Kaç Mira var? Şöyle bir etrafına baktığın zaman yerde ölü 4 tane Mira var. 6 tane Mira da yani karşında var. 2 tanesi şu tarafında var. Toplam 8 Mira falan var etrafında. Peki sana bir soru. Şimdi Miralar Ghoul. Ben daha önceler hani Vampire içerisinde Ghoul'la dövüşme deneyimim benim çok yok. Bir de şöyle bir sıkıntım var benim. Ben ömrü hayatında hep Buruha oynamış bir adam olarak hasarım bana şu an az geldiği için böyle biraz şaşkınım. Sana bir soru. Ben bir vampir olarak yakın dövüşü de fena olmayan bir vampir olarak bu Buruhalarla hani böyle şey Ghoul'larla böyle şey hani herifler geldikçe böyle açılın lan diye bunları uzakta tutarak ne kadar süre sence dayanabilirim? Şu an senin kansız bedelin yok mu? Var da yani özel bir şey kullanmayacağım canım. Kansızız da şey yani ha kansızlık yani, beni frenziye sokar mı yaralanırsam onu soracağım sana.
sokabilir. Ve kansız frenziye girersen biri kan verene kadar, yani torpora girersen mesela kansız bir şekilde biri sana kan verene kadar uyanman imkansız yani. Okay. Yani şöyle 8 kişi var etrafında, bunlar aynı anda saldırırsa hiçbir şekilde hiçbir fani, yani hani çok güçlü bir vampir olmalısın, o kadar güçlü değilsin şu an. Yani günün sonunda etrafında 8 tane bıçaklı ve şeyli kişi var. Yani hızlı davranman lazım. Yani onlara act etmeye bence şey yapmaman lazım. Fırsat vermemen lazım. Okey. İçinde bulunduğumuz oda nasıl bir oda? Üst geniş, katı mesela tavanı falan hani yüksek mi? Geniş olduğu için bomboş bir oda. Hani o yüzden hani buraya girdiğiniz zaman hiçbir detay söylemedim. Çünkü gerçekten bomboş. Perde yok, bir şey yok, şey yok. Yaklaşık bir hani 8-9 metreye 10 metre falan böyle kare ve tavanı da geniş, üst kattan şey olarak gerçekten şamdan şeyi olabilirmiş ama muhtemelen taşınırken götürmüşler. O yüzden tavan boş. Neyle ışıklandırılıyor burası? Işıklandırılmıyor şey. Bir tane orada masa lambası var, böyle gece lambası var yani. Ghoul'lar şey, gece ghoul'lar karanlıkta görebiliyorlar mı? Yani görebilecekleri kadar yakın bunlar için. Bunlar iyi yani. Ama ghoul'lar karanlıkta görebiliyorlar mı? Bunlar normal ghoul'lar değil. Bunlar zimişi ghoul'u hani. Ha evet, onu soracağım sana. Yani bunlar şey değil mi? Yani deminden beri dövüşte fark etmişizdir. Bu yok, dövüştüğümüz miralar da kandan etten şeyler bunlar yani, değil mi? Gerçek evet, mira hariç yani hepsi kandan etten. Made for war bunlar hani. Bunlar spesifik olarak birilerini öldürmek için yapılmış kişinin yaratıklar yani. Hani. Hiç bilmiyorum da yani bu ghoul'lardan birinin kanını ben yakın dövüşte çok rahat emebilirim ve kendimi iyileştirebilirim bu kombatın geri kalanında bayağı da. Yani şeyden emin değilim yani. Zimitsu ghoul'un kanı emilir mi emilmez mi? Bu konuyla ilgili bir bilgin var mı hayata dair? Hiç biliyor muyum? İlim zar atayım mı bir tane yalandan? Belki. Attım. Evet. Bir geldi abi. Zarım da sıfır. Totalim bir. Yani bir şey duyduysam duydum. Duymadıysam cahilim yani. Yani yaratıkların kanlarını emdiğin zaman özellikler olması gibi bir şey var ama mesela ghoul'un kanını emdiğin zaman... Dur! O zaman çok akıllıca bir şey yapayım mı? Ben deminden beri bunlarla dövüşüyorum ya. Hı-hı. Üstüm başım kandır kanka benim. Bir tanesini böyle alıp bakıyorum. Nasıl bunların kanı? Gideri var mı? Çok öfkeli, sulandırılmış vampir kanı gibi. Ama bayağı öfkeli yani hani. Ama bu seni etkileyecek bir öfke değil. Bu sana farklı bir şekilde zevk verebilecek. Hani o öfkenin oranı dahilinde bir şey. Okey, o zaman şöyle bir şey deneyeceğim bak. Nasıl deneyeceğim bilmiyorum. Şu an bir şekilde aralarından bir tanesini ayırıp tek tur içerisinde gruptan ayırıp ona hasar vermek yerine kanını emeceğim ki kendi vücudumdaki kanı tazeleyeyim. Bunu yapmak niyetim. Bunu bedenle mi yaparım? Yakın dövüşle mi yaparım? Yani yakın dövüş niye söylüyorum? Yakın dövüş yerine neden beden söylüyorum onu söyleyeyim. Amacım bunlara fiziksel zarar vermek değil. Şey gibi düşün. Hani D&D'de böyle iteceğim karakteri, duvara yaslayacağım, laps yapışacağım. O arada sırtıma iki bıçak gelir muhtemelen. Benim daha konsekünslerim bilmem nelerim full. Yani o arada o kanı emersem kansızlık konsekünsünü silerim mesela. Öyle düşün. Böyle evet, riskli bir final hamle deneyeceğim burada. Deneyebilirsin okey. Onlar da bedenle karşılık verecekler. Tamam. Onların da çok bu arada fate puanı falan kalmadı tabii. Attım ben. Bedenim 3. Zarımda 2 geldi. Totalim 5. Böyle bir tanesini duvara yapıştırıp kendi avantaj yani aspekt yaratmaya çalıştığını anladım ben. Yok yok, kansızlığı silmeye çalışıyorum. Ha işte yani kan emiyor aspekti yaratıp avantajı yaratıp. Tamam. Hani şey yapmaya çalışıyordum. Bir tanesini yakaladın onların. Hı-hı. Ve şu an kanını emiyorsun. Onlar seni böyle etrafını sarıp, hı-hı, kanı emerken dediğin gibi seni bıçaklamaya çalışıyorlar. Tamam. Bunun için senin bedenini savunma yapacağız. Ama ben kötü attım. Benim zarım 2 geldi, yüzden... beden 3, total 5. Okey, böyle seni böyle sırtından böyle bıçaklıyorlar şu, aha, an. Ama zaten sahip olduğundan daha kötü bir yara oluşturamıyorlar. Sen o sırada içlerinden bir tanesinin kanını emiyorsun. Tamam. Gerçek mira değilse bitirebilirim onu hatta, hiç sıkıntı değil. İçmeye devam mı edeceksin? Yani şeyi bilmiyorum şimdi, biz şu ana kadar şeyi hiç kullanmadık kombatta.
Mesela ben bunu içtim, şu an ne oldu? Kansızlık mı oldu? Açlığa döndü. Açlığa döndü. Şeylerimi kullanabilir hale geldim mi? Bir tur daha iç, yani içersen... İçiyorum! Kanka bitiriyorum. Kaprisan yapıyorum kızı, anladın mı? Hani böyle... diye böyle. Zarar verebiliyorlar mı o zaman? Tamam. Sen bu sırada... 7. Bedenin kaçtı senin? Total 5 geldi zarım. Okey. Bu süre zarfında 2 fiziksel hasar daha aldın. Ver ama lan, daha benim şeyim dolu. Açlıklarını kaldırmış oldum. Böyle seni bıçaklamaya devam ediyorlar. Heh, tamam. Açlığın tamamen gitti. Bakalım. 4 hasar daha geliyor. Bunun dur, nereden geldi? Seni bıçaklamaya devam ediyorlar içerken. Ama dur ya. 2 tur hasar verdin zaten. 3. tura ne gerek var? 3. tura nerede geldi? Kızı bitirdim 2 turda işte. Birini yemerken etrafında 6 kişi seni böyle bıçaklıyor çünkü. Ya dur. Okey. Yani... Tamam canım, 4 hasar almayacak kadar izin ver bana ama, yani o kadar hızlı ilerletme. Yok, 4 hasar değil, savunma atabilirsin buna. Hani 4 hasar income. Tamam, ona da attım. Tabii. O da inanır mısın 3 geldi. Okey, bir fiziksel hasar daha geldi. Tamam, benim fiziksel stresim dolmak üzere artık. 5'te 5 oldum. Oh, kızı atıyorum ama kenara. Evet, bir tanesi böyle ölü bir şekilde düştü böyle. Şimdi sana soru. Şimdi benim açlığım falan full gitti ya. Üzerimdeki kanları tekrar iyileştirebiliyor muyum? Yaralarımı iyileştirebiliyordum. Yani Second Edition'da vardı sanki. Tekrar açlık alıp yaralarımı falan fullleme şansım var mı? O şey olarak sayıyorum. Mesela bedenle savunurken kendini ben blood heal yapıyorum deyip zarını arttırabiliyorsun mesela, hani gibi. Yani şu an hali hazırda olan stresini iyileştirme yok. Okay. Ama şey alıp, yani mesela ben uçuk yara ya da hafif yara alıp diyeyim, başka bedel alıp o stresini düşürebilirsin. Okey. Ne kadar düşürebilirim fiziksel stresimi? Fiziksel stresini hafif yara alırsan 3, uçuk yara alırsan, hani hangi seviyede aldığına bağlı tabii. Peki. Yani önemsiz yara normal silme, ama uçuk yara alırsan artı 2 daha siliyorsun. Okey, hadi gel başka bir şey deneyelim o zaman. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi benim bütün acılığım geçti ya. Dementation açıyorum. Ve Dementation'ı açlık kullanarak, yani kanımı yakarak açıyorum. Çünkü bu kızların içerisindeki öfkeyi fark ettim. Bu kızların içerisindeki öfkeyi onlara karşı bir silah olarak kullanacağım. Ve Dementation'ımı şu şekilde açıyorum. Evet. Ey İstanbul! Böyle olsa da sana bıçaklamaya devam ediyor böyle. Dur canım, bir adım geri atıyorum. Dur bir adım geri atıyorum, o kadar hemen değil. Bir dakika bekle. Muhabbet zarımdır bu benim. O şu an bir hasar yok. Dramatik olan. Tamam. Deminden ayrı olan. Şimdi benim zar attım 3 geldi. Benim muhabbetim 4. Burada yapmaya çalıştığım şey muhabbeti maksimum atarak. Çünkü kızı etkileyecek Sezgin gitti. Tizimitsi reisi varsa onu dövdüm. Yani şu an böyle şeyiz adeta. Biraz dengede gibi hissediyorum bu kombatı. Bu karşımızdaki de K-pop değil, Pink Floyd dinleyen bir tane kız, tamam mı? O yüzden böyle hani ben bir şekilde bunu ikna ederim gibi bir inanca sahibim. Zarım da 7 ha. Fena değil bak. Üstüne de Dementation'ımı açıyorum. Dementation ghoul'larda çalışıyor değil mi? Yani tabii çalışır. Tamam. Yani vampir de bile çalışıyor. O zaman şöyle oluyorum işte. Ey İstanbul! Bu ne şehirdir ki evlatlar kan dökerken babaların kaburgaları kalplerine giriyor. Sanatçılar kalplerinde bir kazık yerde ağlıyor. Kızım, evladım, seni vampirler büyüttü. Babasız büyüttüler, anasız büyüttüler. Gel, at şu bıçağı elinden. At ki artık bitsin bu dökülen kanlar. Yoksa burada daha da alayınızın... Neyse, genç de bir hanım kızımızsın. Sana inşallah yolların daha da açık olsun hanım kızım diyorum. Böyle seni bıçaklarlarken bazıları durdu böyle bıçaklamalarını. Hangi böyle asıl Mira'ya bakıyorum. At bıçağını kızım, gel. Gel. Gel bir kucak ver bana diyorum. Dementation açtım ha. Biraz çıldırır, ağlayabiliriz falan. Ben ağlıyorum ya. Bunlar da ağlasın. Araya. Hanım kızım. Evladım. Ne ettiler sana? Gencecik yaşında. Böyle şey oluyorlar hani.
böyle yüzünü falan kapatıyor böyle. Şey yapıyor. Hepsi ağır konsekvens aldılar. Böyle içli içli ağlıyor hepsi şu an böyle. falan diye. Şu an onların da konsekvens barları dolmuş durumda böyle. Gidip orijinal Mira'ya sarılıyorum. Sarılmaya mı gidiyorsun? Evet. Gidip orijinal Mira'ya sarılacağım. Ah. Attım. Bir muhabbet zırhı daha attım. 0. Muhabbetim 4. Dur, şey diyorum o, yani. O tepki verecek. O karşılık verecek. Tamam canım. Ben şeyimi atayım da. Ama dur. İlk önce yani muhabbetten de zihinsel stres aldıklarını unutma. Hani karşısında böyle babacan bir adam var. Artık bunu ama hani. Ama şeyleri de oldu yani. Consequence barları da oldu ama sıra onda şimdi. Ha tamam okey. Yani fizik şeyi var çünkü hani. Zihinsel barını doldurmak yerine consequence aldı. Tamam. Şey yapıyor böyle şu an böyle. Sen ona yaklaşmayı deneyince böyle yerde torpordaki şeyin Zuhal'in saçını tuttu böyle. Aha. Bıçağı ona dayadı böyle. Tamam. Şimdi daha fazla bana yaklaşma yoksa bu kancık ölür dedi böyle. Gülüyorum. Diye güldüm böyle. Sana çıkma atıyor. Bana. Evet. Okey. Tamam yani ha, irade mi atayım ben? Yani evet irade atabilirsin. 4 iradem. Yani hiç etkilenmedin bu. Ha gülüyorum hatta. 3 fark olduysa hatta geri döndürebilirim üstüne gülerek. Üç fark değil. Ah be. Yüksek bir fark. Gülüyorum suratına. diyorum yani. Ya Miracım. Miracıma döndüm artık yani. Bir tane ghoul çekiyorum şöyle kolumun altına. Bak bu kızcağızlar ağlıyor. Sen hala uğraşıyorsun. Görmüyor musun gerizekalı kız ağlıyor. Hala daha neyin peşindesin bu insanlara? Ağlattığına değer mi? Neden? Ya onlar beyinsiz benim kopyalarım zaten diyor. Bunlar kıymetsiz mi? Bir şey söyleyeceğim Mira. Ben bunlara gıcıksan sen ben öldürürüm. Sen sinirin niye kızım? Çünkü burada bu yaşta bu kadar sinir zarar. Şeker başlar insanda biliyor musun? Ciddiyim. Beni babam yıllarca görmeye bile gelmedi. Gelebilirdi gelmedi. Sezgin annenin yanından ayrıldı. Beni kurtarmaya dahi gelmedi be. Ben muhabbet... Beni yalnız bıraktı. Bir muhabbet atıyorum bayağı şimdi. Bayağı yalnız bıraktı. Böyle orada böyle baygın olan böyle gözleri ters dönmüş böyle tardının kafasını böyle sallıyor. Tamam, bu da şimdi... yalnız bıraktı. Böyle. Muhabbet 4. Zar 2. Totalim 6. Konuyu buldum oradan yürüyorum. Evladım ben bu ikisini tanımam. Bak kızım ben bu ikisini tanımam. Sen genç bir kızsın seni gördüm. Ben sana konuşuyorum şu anda. Bu Cenk denilen çocuk benim arabama bindi. Sezgin'in yanından kaçtı bir gün. Nerede benim kızım? Nerede Sezgin'in defteri diye. Bu adamcağız bak şu kaburgası çıkmış gözünde bir gözü yana akmış yazık. Puh, bu da kötü olmuş. Bu adam senin adını bugün öğrendi adını. Sezgin anam Sezgin anam dediğin kadın var ya. Senin bırak yani senin cismini, resmini, kokunu, etini hiçbir parçana bu çocuğa göstermedi. Bu da senin adını bugün öğrendim Sezgin'in yazdığı mektupla. Ya... Biraz onların, sen de lütfen. Bir kalın kölesi değil. İstese bulurdu. İstese beni bulurlardı. Milletin altında yatıp kalkmakla, kızların peşine düşmekle abla olunmuyor, baba olunmuyor yani. Yani bir şey söyleyeyim mi sana? Sen inanılmaz haklısın. Öncelikle sana bunu söylemek istiyorum. Sen izin ver. Aha. Bak o kendinde değil. Bu kendinde değil. Ben bunları öldüreyim. Sen yoluna ben yoluma diyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir muhabbet zarı daha atıyorum ben. Çünkü bu sefer farklı bir konu açacağım bu kıza. Sıfır geldi zarım. Muhabbetim 4. Artık o kadar tutar tutmaz ama bunu da bilsin. Bak Miracım. Sen şimdi istersen bunları öldür. Ben ona karışmam. Ben taksimetrenin parasını alamadığıma yanarım. Kendi işime bakarım. Ama senin bu Sezgin buraya geldi kendisini falan yok etti ya. Kızım burası vampirler alemi. Sen bu ikisini öldürürsen camdan kaçan herifin 10 katı senin peşine düşer. Çünkü sen vampir öldürmüş olursun. Ben o adamın kaçmasına niye izin verdim? Ya. Sence benim yaşamam umurumda mı şu an? Benim önce umurumda... bunları öldürürüm sonra kendimi keserim diyor. Ya ne gerek var? Ne demiş Pink Floyd? Benim bir hayatım olmadı. Ben okula bile gitmedim. Gidersin yavrum. Benim ona da gidersin. Olmadı. Neyin olmadı? Ben bir sosyopat manyağın elinde büyüdüm. Bunun yüzünden.
Beni kim kaçırdı biliyor musun? Kim? Bu kaçırdı diyor böyle. Ne? Bu mu? Beni Tardu verdi Sezgin'in eline diyor. Aa! E şerefsizlik bu. Evet. Bilmiyorum ki böyle ama. Böyle şey yapıyor. Bunu böyle reveal ediyor böyle hani. Doğru valla şimdi. Aa, Tardu gitti değil mi? Geçmiş olsun tam zamanında. O zaman Mira gel bak bu konuyu şöyle çözelim. Sen Tardu baygın. Bunu bu haliyle öldürsem senin için soğumaz. Ben senin içindeki öfkeyi anladım. Şöyle yapalım. Sen bu arada diğer miralar böyle köşelerde oturmuş ağlıyorlar böyle şey yapıyorlar tamam. Falan. Siz de bir susun be. Neyse. Çılışır. Miracığım o zaman bak şöyle yapalım. Ben seni burada karşıma aldım. Diyeceğim şu. Sen bunu burada öldürme. Bunu öldürürsen çünkü bütün teşkilat peşine düşer. Onun yerine gel. Sana buradan bir hayat çizelim biz. Sen artık kulsun. 19 yaşındasın. Hayatının başındasın. Kariyerin olur ileride. Yürürsün gidersin. Yani niye kendini harcıyorsun? Biz zaten ölmüşüz kızım. Bizim gibi ölüp gitmeye ne gerek var? Ne demiş Pink Floyd? Zamanın çanları çalıyordu da ben çanların çaldığını duymadım. Koştum koştum da gün batımına yetişemedim demiş. Oradan düşün yani. Cengiz Kurtoğlu'nun bir lafı vardır. donduğunu görebiliyorsun böyle hani şey olaraktan. Ama biz yaşamak istemiyoruz diyor böyle. Ve böyle yüzünün ve gözlerinin dolduğunu görebiliyorsun. Burada herkese trigger warning veriyorum. Burada işler çok yanlış yerlere gidebilir. Kendine zarar verme noktasında. İzleyicilere burada öncelikle uyarı geçiyorum. Burada çok dikkatli bir ipte yürümeniz lazım. Ha, yaşamak istemiyorum diyor. O yüzden peşime başka vampirler düşmüş, başka canavarlar düşmüş umurumda bile değil. Ne yapacaklar bana? Daha fazla ne yapabilirler etrafına bak. Bir şey soracağım abi. Benim humanity genel olarak başka masumları bana dönüştürdüler. Bu öldürdükleriniz var ya. Hepsi yolda sokakta bilmem ne bulunmuş kayıp kişiler. Babamın o gözünü kırpmadan vurduğu kişiler var ya. Hepsi masumdu onların. Benim yüzümden öldü hepsi. Benim yüzümden. Bunlar yüzünden değil mi? Tardu'nun böyle kafasını şey yapıyor. Ben çöküyorum abi. Çok duygulandım şu an. Kız da haklı. Anladın mı? Yani kız da haklı kardeşim. Bu karambol şehirde o da kaderin bir oyunu olmuş. Trouble alıp fate kazanıyorum buradan bu arada. Mekaniksel karşılığı da budur. Çünkü bu sahnede ben bu kızla daha uğraşacağım belli. Hemen de oradan fate puanımı kenara aldım. Oturuyorum. Üzülüyorum abi. Çok böyle kötü oluyorum. Çöküyorum. Hani o anasını satayım. Onun gözü mü doldu? Benim de gözüm doldu lan. Alıyorum bıçağı. Şak! Vuruyorum koluma. Aksın lan ne kanım. Ne yapıyorsun sen? Diyor aksın lan! Aksın! Aksın! Bunu mu istiyorsun? Biz ölmüşüz ölmüşüz. Ölmek mi istiyorsun? Al ben öldüm. Sen diye bağırıyor al, al benim gırtlağımda delik var demin buraya bıçak bak. Al al al. Bıçak girdi demin buraya bıçak. Burada duruyorum hala. Sence ben iyi bir hayat mı yaşıyorum diyorum. Çekiyorum Sezen Aksu'nun koleksiyon planı. Atıyorum önüne. Bak diyorum. Seni dönüştüren kadının, senin peşine yaratıklar takan kadının yıllar yılı yaptığı şarkılar buydu. Bilir misin? Kaybolan Yıllar şarkısını. Sözlerini bilir misin? Bu şarkıyı ona satmıştı sanırım diye hatırlıyorum diyor böyle. Aç Spotify'dan. Var mı cep telefonu yanında? Ne cep telefonu falan yapıyor böyle. O sırada şeyi siniyor. Diyor ki şarkıda. Şimdi artık kelimeler yetersiz. Anlamı yok. Bütün akşam dinlemişim ya ben bunu ezberimde. Yitirmişiz anılarla. Beraber faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum. Başka çaresi yok. Sonra nakarat giriyor kanka. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Sen daha 19 yaşındasın. Hayat senin önünde açık. Kendine zarar verme. Buyur. Vereceksen gel bana zarar ver. Biz vampiriz be. Şehrin sırtında pisliyiz. Millete emer yine yaşarız. Ama sen bu zehrin daha başındasın kızım. Gel girme bu yollara deyip kolumdan bir kesik daha atıyorum. Kanım iyice aksın da tadı kaçsın şerefsizin. Var mı lan bana öyle? Böyle bakıyor. Senin kanın umurumda değil. Ben diyor böyle bıçağı dayıyor Tardu'ya. Ben onların ölmesini istiyorum diyor. Takmış ne ya?
Yani şeyi anlayamıyorum Arya şu anda. Bu kız ikna olmayacak. Böyle öldüreyim mi bunu? Yani şey muhabbetin... Çünkü şeyde tıkandım çok, biraz. Bana yardımcı ol. 8 milyon böyle. Muhabbet zarı attım artık ben bu kıza. Daha ne yapacağımı bilemiyorum gerçekten. Çok çok yakınsın aslında. Hani şey dedin ya bana vur falan dedin. Ha onu yiyecek gibi mi? Şu yani an şey yapamıyorum. Sen niye kendine böyle bir şey yapıyorsun onu anlamadı şu an hani. Okey ben çöküyorum oturuyorum. Hani. Oturuyorum diyorum ki. Sen şimdi diyorsun ya bu Tardu beni kaçırdı. Sırtımı dönüyorum hatta kıza. Anladın mı? Böyle şey yani. Gelecekse sırtımdan falan vuracaksa güven veriyorum illa. Çünkü Tardu'yu öldürdüğümü görmemi istiyor. Onu yaşatmayacağım kesinlikle. Dönüyorum sırtımı. Diğer kızlardan bir tanesine bakıyorum. Böyle konuşuyorum bununla. Sen diyorsun ya beni kaçırdılar. Gençliğimi yaşayamadım. Anam babam olmadı. Kızım ben taksiciyim. Taksici ben vampirden ne anlarım buna koyayım. Yani ne işim var benim burada? Benim başıma ne geldi biliyor musun? Bir gün Cihangir'den bir kadın aldım. Ama nasıl güzel. Arkada oturmuş. Yok çakra diyor. Yok enerji diyor. Bir şeyler diyor. Onu diyor bunu diyor. Ben de buna biraz yürüdüm. Aa bu karanlıkta çekti beni ısırdı senin kaderinde varmış dedi. Ulan kaderinde varmış diye bir insan vampir yapılır mı? Oturuyorum yere. Uzanıyorum hatta böyle bak şöyleyim. Yani neticede hanım kızım hepimiz bu işte kaderin bir piyonuyuz. O elinde tuttuğun kız da öyle. Ben de öyleyim. Senin baban da öyle. O bize saldıran yaratık da öyle. Sen de öylesin. O yüzden kaderini kendin çizersin. İstersen öldür, istersen öldürme. Böyle sallamıyorum hesapta yani anladın mı? Böyle şey sesini duyuyorsun böyle. Tın 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 diye böyle bir şey yere düşüyor böyle. Ayağa kalkıyor. Kapıya doğru yürüyor böyle gidiyor. Böyle kapıdan tam çıkacakken sana dönüp diyor ki bu iki tane şerefsiz var ya. Bu ikisinin beni bulamayacağı bir yere gidiyorum diyor. Ve çıkıyor orada. Kapıdan. Salak yaralısın. Neyse. Yok ki. Okey. Ağlayan bunun kopyaları var şu an böyle. Bir yerde bu baygın kanlar içerisinde yatan Cenk var. Bir yerde kazıkla duran Tardu var. Korkunç. Şöyle yapıyorum o zaman. Ghoul'lardan bir tanesi kırıp içiyorum. Kendimi iyileştiriyorum bütün harcadığım şeyleri falan. Çok casual ama. Bunların altı insanlar olduğunu söyledi bu arada. Şur ama zimitsiler bunların içinden trenle geçmiş artık. Bunun geri dönüşü var mı yani? Vicdan zarı atman gerekebilir bu durumda. Ha öyle mi? Okey o zaman girmem evet. Canım onu bilmiyorum. Ben böyle bunlar artık... Altı insanlar şu an hani bunu öğrendin artık hani. E peki bunların hepsi perfect bir şekilde Mira'ya benziyor mu gerçekten? Evet. Perfect Mira'lar hepsi. Oo lan zor iş ha. Ya adam şeye benziyordu hani bu... savaştığınız herif. Onu garipsemiyorsun da Mira'ların kopyası olması. Evet. Perfect kopya çok ilginç bir şey ama. Neyse. Şey o zaman şöyle yapıyorum. Nasıl yapabilirim bunu? Yani kızları öldürmek gibi değil ama hani bir tane mesela demin kombatta yaralanmış, baygın ama ölmemiş birisi varsa onlardan bir miktar kan alıp bizimkileri içireceğim ki dirilecekleri kadar. Ben torpordaki ressam kızı ne yapayım yani? Hani dirilecekleri kadar bizimkilere yardımcı olmak istiyorum. Tardu uyanır bu arada. Ha? Tardu'dan kazığı çıkardığın anda uyanır Tardu. İyi Tardu'dan kazığı çıkarıyorum. Tardu böyle deminki her şeyin farkındaydın. Sadece hareket edemiyordun. Yani defalarca ölümle burun buruna gelip gittin. Tamam mı? Hani Mira'nın bıçağını boğazda defalarca hissettin ama hiçbir şey yapamadın. Bunun şu an etkisi altındasın. Ağır torporun ölümle burun burunaydıma dönüştü. Torporun gitti ama ağır bedelin duruyor hala. Ölümle burun burunaydım oldu ama artık hareket edebiliyorsun tekrar. Ben Tardu'nun yanağına böyle vuruyorum. İyisin iyisin. Hadi kalk bakalım iyisin. Mira haklıydın. Birçok konuda haklıydın. Ama bizi de dinlemen gerekiyor. Mira gitti Mira çıktı şuradan. Gitti mi? Pardon ya. Ben baygındın sen o sırada haberin yok. Neyse şuradaki yaralı Mira'yı çek de Cenk'e biraz kan içirelim. Yerdeki yaralı Mira'lardan bir tanesi çekip biraz Cenk'e de kan içiriyorum. Yani diye. Öldürmeden emebilirsiniz bu arada. Öldürmeden emmenizde bir sıkıntı yok. Ya şey yapamıyor muyum bir şekilde işte. Cenk şu an bilinci açık değil. Cenk'e içirmem lazım. Nasıl yapıyoruz biz birbirimizi iyileştirmeyi normalde? Cenk yaradan dolayı torpora girdiği için
en azından bir hafta falan bu şekilde kalacak yani hani en az bir hafta. Wow. Okay. Okay. Ve o zaman Tardu'ya yani bakıyorum. Kazık ben... çıkınca kendine geliyorsun ama yaradan dolayı torpora girdiysen uzun süre kendine gelemeyebiliyorsun. Yaradan belasını vermiş Cenk'in. Tardu, ne haber? Nasılsın? İyi değilim. Anlatacağım sana. Sana bir sürü şey anlatmam lazım. Bu... Çünkü Mira kaçırdı beni diyor ya hani Tardu. Onu öğrendin artık. Yani ben bırakacaktım Mira seni öldürsün diye de gerçekten kızın başı çok büyük belaya girerdi. Ben Sezgin'e neden düşmanım sanıyorsun bu kadar? Sadece olay şey mi yani? Beni satması falan mıydı sanıyorsun? O da bir tık kötü bir şey tabii de. Yani ona alışmıştık. Bir şekilde. Neyse. neyse ben bilemem. Ben gideyim. Bakmamız lazım ya. Böyle ben... iki soydaş. Biri böyle yerde işte götünün üzerinde oturuyor. Diğeri böyle uzanmış ama tabii yanına gelmişsin de artık. Böyle etrafınızda ağlayan birbirinin ikizi kızlar ve kanlar. Ortada paramparça neredeyse paramparça olmuş bir beden. Ve korkunç bir kan banyosuna dönmüş bir odanın ortasında böyle buruk bir şekilde duruyorsunuz. Evet, hayatta kaldınız ve belki de bunu kazandınız ama belki de çok derin yaralar bırakacak bir akşam oldu bu sizler için. Yaptığınız son bir şeyler var mı? Yani şöyle bir şey denemek istiyordum ben ama o da sen istemiyorsan uğraşmayayım. Mira böyle ben gidiyorum buradan falan filan deyip çıktı ya. Yani çok da Mira'nın da aman ne düşündüğü benim çok umurumda değil. O kızı yaralı haliyle çıktı sokakta. Google Mall da burada İstanbul yani. Kız aklımda kaldı aslında onu fenalık edilir falan filan gibisinden. Çünkü onu koruyacak ne Sezgin var ne de Zimitsi dedesi var şu an etrafta. Yani Mira'yı açıkçası çok da uzaklaşmadan gidip bulup hani tedavi edebileceğimiz kadar en azından bir şekilde kol kanat germek istiyorum ben. Çünkü durumu iyi değil. Onun benim dışında... halim var mı mesela koşturmaya Mira'nın arkasından? Çünkü ben de gitmek şu an Tardu. Evet, bütün, evet ben ölü gibi yatıyorum o zaman. Sanırım. Hafifim boş sanırım. Yani, Mira'yı en kötü bir Kur'an kursuna falan yazdırırız, bir şey yaptırırız. Açlık yani. Ve ölümden döndüm. Psikolojik yani hani şu an. Efendim anlamadım en son ne dedin? Bende olan hasar psikolojik tamamen şu an. Ha bende hasar tamam ben gidip yani, Mira'yı alalım en azından bir şey yok yani. Bizimle durmasa da en azından bildiğimiz bir yerde tutalım Mira'yı. Bir kendimizi toparlayınca Mira'yla bir daha yüzleşiriz. Çünkü bizim yanımızda durmaya tahammülü yok. Çok haklı ama Mira'yı tek bırakmayalım. O zaman ben Tardu'ya şey diyorum. Sen iyisen bak burada küçük yaralı tipler var. Onlardan biraz Emil iyileş istersen. Bu anasını koynundan kaçırdığın kız sokaklara gitti demin. Burada İstanbul. Siz bu arada konuşurken yani... bir anda dışarıda şöyle bir ses geliyor. Böyle şlak diye etin şeye çarptığı böyle bir ses geliyor. Gidiyorum bakmaya. Böyle baktığın zaman bu köşkün tepesinden böyle şeyin böyle betonunu atlamış böyle bir beden görüyorsun böyle. Baktığın zaman bu bir Mira bedeni ama belki içeride ağlayanlardan biri miydi, gerçek miydi? Şu an bunu öğrenmenin bir şeyi yok. Kafası ve bedeni parça olmuş şekilde aşağı atlamış çünkü hani köşkün tepesinden. Canım sıkılıyor. Oturuyorum başına bedenin. Ben mahvoldum ki ben gittim yani. Çünkü iyi biri olma Tardu'nun iyi biri olma şeyi sadece o kızı kurtarmaktı. Böyle etrafınızdaki Miraların kendilerini imha ettiklerini görüyorsunuz bu arada. Hani böyle bir anda hepsi kendilerine inanılmaz derecede zarar vermeye başlıyorlar. Bunları anlatmayacağım. Graphic violence'a çok o kadar girmek istemiyorum. Bir ikisini engellemeye çalışabilirsiniz ama hani çok da başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Neticede bunlar çok uzun psikolojik işkence görüp çok uzun süredir kırılmış olan ruhlar. Hani en yapabileceğiniz en şey bu noktada belki kendinizi kurtarmak için bu ölüm evinden kaçmak olabilir.
Ben o dışarıdaki Mira'nın başına çöküyorum. Gidiyorum arabaya, Selahattin Özdemir'den Yaşarken Ölenler için açıyorum. Tarduyu da alıp Cenk'i de alıp Geceli'ye doğru sürmek niyetindeyim şu an. Dramatik, en azından kendi beynimde bu şekilde bitirmek niyetindeyim. Tardu orada kilitlenip kalmıştır. Tarduyu alıyorum. Arabaya kadar götürüp oturuyorum. Eline de bir tane kan poşeti veriyorum. Al bacım sen bunu işte, etrafına da bir tane şey koyuyorum. Tardu'nun durumu şu an böyle zannedersem. Battaniye veriyorum bir tane de sırtına. Sen de gidip Cenk'i kaburgasından filan bir yerinden tutup şeyin arkasına atıyorum. Ama naylon seriyorum ilk önce arabanın arkasına. Çünkü Cenk'in kanıyla uğraşamayacağım gerçekten. naylon seriyorum arabanın bagaj kısmına. Cenk'i de oraya yatırıyorum. Okey. Yani yalan olmasın, niye bu kadar chill oynuyorsun bu sahneyi diye yani bana kızacak olanlar olursa. Fiziksel stres çubuğumda olmadı. Zihinsel stres çubuğumda dolmadı. Sahne bitti. I'm cool bro. Yani vampirlik biraz böyle bir şey arkadaşlar. Hani o yüzden ben şu an şeyim. It's another day yani şu an. Ekstra bana fizik zihinsel stres vermediysen. Yani belki çok hafif bir ulan bunlar da öldü falan gibi. Şu an inanılmaz bir hüzün var üstümde. Kurtaramadım çocukları çünkü. Yani en azından Mira'yı kurtaramadım. Tardu, bana vicdan zarı atabilir misin? Varsa. Bak kaldı mı acaba? Bir puanım vardı. Bir zamanlar bir puanım vardı. Zorluğu kısmi olarak yüksek. Ha ben atıyorum pardon. Hı hı. Ben Yaşarken Ölenler sözüne bakıyordum. Eksi 2 geldi zarın, haberin olsun. Yani bir vicdan eksi 1 gitti. Şöyle. Neyse ki şu an bedellerin arasında boşluk var değil mi? Hı. Leke aldın hafif. Şu an insanlığın lekelenmiş durumda. Hani yaptıkların ve uzun yıllar boyunca Sezgin'in altında yapmış olduğun kötülüklerin hepsinin ağırlığını buradaki bu kopyaların acısıyla beraber hissediyorsun. Bunu treat etmezsen, yani bu leke konusunda bir şeyler yapmazsan bu gittikçe şeye dönecek. İnsanlığına karşı zarara dönecek. Cenk'in bedenini taşıyorsunuz arabaya. Tardu arabaya geçiyor. Mehmet arabaya geçiyor. Gerçekten Mira'ya ne oldu ne bitti öğrenemeyeceksiniz muhtemelen. Evet yani. Ben radyoyu açacağım ya. En azından Mehmet şu an Sezgin'in nasıl iğrenç biri olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bu burada yaşananlar normal şeyler değildi. Belki burada yaşanan şeyleri Davut Bey'e bile söylemeniz gerekebilir. Ucu yanmayan sigaramı yakıyorum ama yakmıyorum çünkü ucu yanmıyor. Sigara içiyor muyuz biz ya? Vampir alemi olarak. Ama hani blush of el alışkanlığı. Hani. Dudak triyakisi. Okey o zaman yakıyorum. Yapıyorum böyle. Vay be diyorum be. Neler neler oldu. Şurada etkilenmemişim çünkü birazcık. Ha plak alıyorum lan. Kaybolan Yıllar plak koleksiyon itemiydi çünkü. Arabadan inip bir koşu plak alıp geri geliyorum. Ben bir şey açıyorum radyoda. Denk geliyorum. Etrafımızı sarı verecek bir boşluk ki asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükenecek. İşte biz o gün tükenecek. Evet, bu şekilde Zifiri Karanlığın 7. bölümünü bence güzelce sonlandırabiliriz. Çok ağır bir bölüme dönüştü sonunda. Beklemediğiniz şekilde olmuş olabilir. Ben uyardım bir noktada. Aslında başından uyaracaktım ama kısmi olarak heyecanla unuttum. YouTube kaydına atarken bunun uyarısını ekleriz tekrardan. World of Darkness böyle bir şey ne yazık ki. En büyük zaferler bile buruk bir şekilde bitebiliyor. Çünkü genellikle karşılaşılan şeyler bu dünyanın en çukurlarında, derinliklerinde kalmış en iğrenç yaratıkları olduğu için. Bu güzel yaratıkları canlandırdıkları için bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ve bence bugünlük bu vampir hikayesini sonlandırabiliriz bu gecelik. Çok güzeldi. Intro'muzu açarak bitiriyorum o zaman. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben çok şeyim. Yürüyorum hasretim.